Minecraft dünyanın en çok satan oyunu ve her geçen gün yeni güncellemeler alarak gelişiyor. Yıllardır hayatımızda olduğundan dolayı içerisinde sayısız gizem barındırıyor. Bu gizemlerden çoğu uydurma veya çarpıtılmış hikayelerden oluşsa da bazıları aşırı derecede popülerleşmiş ve Minecraft oynamayanların bile bildikleri gizemler haline gelmiş. İşte bu videoda Minecraft'ın en popüler gizemlerine bakacağız. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. İyi seyirler dilerim. İlk başta Giant Alex yer alıyor, yani Dev Alex. Oyunda bulunduğunuz süre boyunca bu yaratık sislerin arkasından sizi izler. Hareket ettiğinde 3x2x2 blok boyutunda çukur şeklinde ayak izleri bırakır. Bu yaratığa çok fazla yaklaşmanız önerilmez çünkü genelde bu durum oyunun çökmesine neden olur. Dev Alex'i bulmak için Optifine'ın 1.12.2 sürümüne ihtiyacınız var. Zorluğu barışçıla, görüş mesafesini 6 çanka ve sis mesafesini 0.2 ayarlamanız gerekiyor. Verilen seed'de doğduğunuzda karaya doğru yüzün çünkü yaratık orada çıkıyor. Tüm biyomlarda görülebilse de çoğu zaman bataklıklarda ve ormanlarda bulunuyor. Onu ilk bulan kişinin adını bilmiyoruz. Ama ilk bulan kişi iki tane ekran görüntüsü paylaşmış. İlk ekran görüntüsünde bataklıktaki ağaçların arasında gözüküyor. İkinci görüntüde ise çok uzun bir yaratık olduğunu görebiliyoruz. Bir kişi anlatılan bu görselleri ve materyalleri birazcık inceledikten sonra video kaydını açıyor ve Dev Alex'i aramaya başlıyor. Araştırmalarını yaparken bu konu hakkında oldukça şüpheliydi. Başka sitelerde ve forumlarda Dev Alex'i araştırmasına rağmen herhangi bir bilgi bulamamıştı. Elinde sadece isimsiz bir kişinin ortaya çıkardığı fotoğraflar vardı. Optifine'ın 1.12.2 sürümünü kurdu. Çanka 6 yaptı ve sis mesafesini 0.2'ye çekti. Bahsedilen seed'e girmişti. Kendine bir tekne yaparak suyu açtı ve meşe ormanlarına ulaştı. Hava aydınlıkken bir anda akşam olmuştu. Yarım saat daha oyunda takıldı ama Dev Alex'i göremedi. İlerlerken önünde bir çukur gördü. 3x2x2 boyutundaydı ve bu çukurdan bir sürü vardı. Çukurları takip etti ve bir mağara buldu. İçeriye doğru girdi. Mağarada ürpertici sesler duymaya başladı. Sanki üzerine biri geliyormuş gibiydi. Üstelik bu sesler oyunun altyazı kısmında gözükmüyordu. Dışarıya çıktığında ağaçların yapraklarının olmadığını gördü. Bu kadar maceranın yeterli olduğunu düşünerek oyundan ayrıldı. Aldığı kaydı izlerken ekranın bir köşesinde onu görmüştü. Öylece durup onu izliyordu. Sıradaki gizemimizin adı Villar. İsmi Villager'a, yani köylüye benziyor değil mi? Aslında evet, kendisi köylü ama biraz farklı gözüküyor. Villar iki arkadaş Minecraft oynarken önlerine çıktığını iddia ettikleri bir gizem. Bu varlık oyuncuları banlayabiliyor ve oynadıkları dünyanın kayıtlarını silebiliyordu. Olayı yaşayan arkadaşlardan birinin hikayesine bakalım. Ancak olay yaşandıktan 2 sene sonra anlatılıyor. İki arkadaş birlikte kendi açtıkları bir sunucuda oynuyordu. Hayatta kalma modunda dünyayı oluşturdular ve normal bir şekilde oynuyorlardı. Hava kararmaya başlamıştı ve evlerine doğru yürümeye başladılar. Tam o sırada aniden sabah oldu. Arkadaşı komutla beraber sabah yaptığını düşünmüştü. Will aradığındaki oyuncu zamanı değiştirmişti. Sunucunun sahibi bunu görünce şaşırmıştı ve gördüklerini arkadaşına anlatmaya başladı. Oyunda sadece 2 kişi vardı. Will Ar'ın kim olduğunu bulmaya çalıştılar. Bunun bir oyuncu olmadığını, bambaşka bir varlık olduğunu düşünmeye başladı. Ve sohbete şunu yazdı. Will Ar kim? Cevap gelmesini beklemiyordu ancak bir anda sohbette şöyle bir mesaj gördü. Bu mesajı görünce bayağı ürpermişti ve aynı zamanda kafası karışmıştı. İsveççe konuştuğunu düşünüyordu. Bu yüzden İsveççe'den İngilizce'ye çevirdi. İşe yaramamıştı. Başka dillerdeki çevirilere baktı ve çıkan şey şuydu. İçki istiyor musun? Kulağa gerçekten çok garip geliyordu. Bir varlık neden içki istesin diye düşündü. Neden içki isteyeyim diye sordu. Buna karşılık olarak Villar 2 saniye içerisinde yanıt verdi. Yine çeviri yapmaya çalıştı ancak hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşı ona hangi dili konuşuyorsun diye sordu. Villar hemen yanıt verdi. 3 harf geri. 3 harf geri mi? Bu ne anlama geliyor diye düşündüler. Bunlar olurken sunucunun sahibinin arkadaşını Villar yanına çekti. Dostum, Villar köylü. Köylü gibi görünüyor ama siyah gözleri var. Köydeki evlerden birinde. Bunları yazdıktan sonra arkadaşı oyundan bir anda yasaklandı. Ardından Villar sunucunun sahibini de yanına ışınladı. Ve sunucunun sahibi karakterini hareket ettiremiyordu. Sonra ekran bir anda karardı. Oyun çökmüştü. Dünyayı silebilmek için kayıt dosyasına gitti ancak kayıtların da silindiğini gördü. O günden beri bu varlığı bir daha hiç görmedi. Sıradaki gizemimiz bir canlı değil, oyun sürümü. Minecraft hakkında ne biliyoruz? Kısacası 2009 yılında Notch tarafından yapılan bir sürü versiyona sahip dünyanın en çok satan oyunu. Bir sürü versiyon çıkmasına rağmen oyunun başlatıcısında tüm sürümler maalesef bulunmuyor. Ancak kayıp olarak adlandırılan sürümler var. Bunlar internette veya başlatıcılarda bulunmayan sürümler. Bunlardan biri ise aynı zamanda internet efsanesi olan Error 422. Bu sürümde tüm dünya kodları sıfırdan yeniden yazılmıştı. Ancak bir şeyler ters gitti. Oyun adeta yeniden canlandı. Bir yapay zeka gibi istediğiniz
istediği her şeyi yapmaya başladı. Böylece Glitch adını taşıyan bir yaratık ortaya çıktı. Bir zaman sonra bu sürüm sanki hiç var olmamış gibi tamamen ortadan kayboldu. Bu sürüme girdiğinizde butonların çoğu çalışmıyordu. Sadece hayatta kalma dünyası oluşturabiliyordunuz. Bir anda ses seviyeleri veya chunk değerleri değişebilir. Blokların herhangi bir adı olmaz. Minecraft'ın kendi müziği yerine herkesi çıldırtan bir gürültü sesi vardır. Ve bu sürümün ne zaman ne yapacağını asla kestiremezsiniz. Gündüzleri bir anda akşam olabilir. Açık havada yıldırım düşebilir. Çöle gittiğinizde uçan kaktüsler, bataklıkta ise uçan nilüferler göreceksiniz. Bu dünyayı oluşturduğumuz zaman Steve'in bir kafası olmayacak. Glitch veya 422 sizi bir anda öldürebilir. Ondan kaçmak ve öldürmek imkansızdır. Varlık bozuk bir ses çıkararak belirir. Ardından sohbette kırmızı semboller görürsünüz ve oyununuz çöker. Peki bu sürüm nereden geldi? Alexander adında bir çocuğa çok garip bir takma adı olan biri yazdı. Ona şöyle bir video attı ve bu videoda dosyayı indirmek için bir bağlantı vardı. Alexander için bu anlaşılmaz bir şeydi. Ancak sonradan anladı ki bu sadece bir dosya değil. Minecraft'ın en belalı versiyonuydu. Sıradaki versiyonumuzun adı Alpha 000. Minecraft'ın internette görünen ürkütücü bir versiyonudur. Oyunun ana ekranındaki arka planda toprak yerine katman kayası bulunuyor ve bazı yazılar hatalı gözüküyor. Dünyayı oluşturduğunuzda hiçbir şey olmuyor gibi görünse de bir süre oynarsanız ürkütücü şeyler olmaya başlıyor. Öncelikle Kızıltaş meşalesi ve bir tabela ile karşılaşacaksınız. Tabelaların üzerinde kaderinin daha kötüsüyle değiştireceğim öl ya da sadece öl kelimeleri yazacak. Ayrıca oyuna girdiğinizde C418'in daha önceden bestelemediği ama bu sürümde bulunan die yani öl parçası çalıyor. Ağaçlar durduk yere yanabiliyor. Ayrıca Glitch adlı bir yaratık tarafından kovalanabiliyorsunuz. Bu yaratığın adı birazcık tanıdık geliyor olabilir. Ancak bu sürümde daha da korkunç bir şey var. Deathscream.mp3 adlı dosya. Oyundayken bu ses çaldığında önce korkutucu bir ses çıkıyor, ardından oyununuz donarak çöküyor. Fark ettiğiniz üzere bu sürüm oldukça Error 422'ye benziyordu. Bir gün 4chan forumunda bir kullanıcı konu açmıştı. Ve bu konu şu an belki de Minecraft'ın en popüler oyunlar arasında olmasını sağlayan şeylerden biridir. Bu konuyu açan kullanıcı Herobrine efsanesini ortaya atmıştı. Kullanıcının Herobrine ile nasıl karşılaştığına ve Herobrine'ın neler yapabildiğine bir bakalım. Yeni bir dünya oluşturmuştu. Ağaçları kesti ve çalışma masası yaptı. Her şey gayet normal ilerliyordu. Etrafta yoğun bir sis vardı. Sislerin arasında bir şeylerin hareket ettiğini fark etti. Bu bir inek olabilirdi. Deri zırh yapmak için ineğin yanına doğru gitti. Ancak yanına yaklaştığında onun bir inek olmadığını fark etti. Sonra bir anda ona dönüp baktı. Steve karakterine birebir benzeyen ancak gözleri bomboş olan bir karakter gördü. Çok oyunculu bir sunucu da değildi ve tek başına oynuyordu. Neler olduğunu anlamamıştı. Steve'e benzeyen bu canlı hızla sisin içine koştu ve gözden kayboldu. Ne olduğunu anlamadan oyuna devam etti. İlerlerken dünyada mantıksız yapılar görmeye başladı. 2x2 boyutunda tüneller, kumdan yapılmış küçük piramitler ve tüm yaprakları kesilmiş ağaçlar bulunuyordu. Az önceki canlıyı tekrar görmek için görüş mesafesini daha da arttırmaya çalıştı. Ama nafile. Oyunu kaydedip bu konuyu forum sitelerini araştırmaya başladı. Ancak hiçbir yerde bilgi kırıntısı dahi yoktu. Başta da bahsettiğim forum sitesi olan 4chan'de bir konu açtı. Gördüğü bu canlıya benzer bir şey gören var mı diye sordu. Açtığı konu 5 dakika içerisinde silindi. Konuyu tekrar açmayı denedi. Ve yine açtığı konu da hemen silindi. Ardından Herobrine adlı bir kullanıcıdan bir kelime içeren mesaj aldı. Mesajın içerisinde dur yazıyordu. Herobrine'in profiline bakmaya çalışmıştı ama sayfaya ulaşamıyordu. Tam bu sırada forumdaki başka bir kullanıcı ona e-posta attı. Forumdaki moderatörlerin kullanıcı mesajlarını okuyabildiğini ve e-posta üzerinden konuşmaların daha güvenli olduğunu söyledi. E-postayı gönderen kişi gizemli canlıyı kendisinin de gördüğünü ve onu gören diğer kullanıcıların da olduğunu iddia etti. Olayların üstünden bir ay geçti. Mail atan kişi tekrar haber verdi. Bu gizemli canlıyla karşılaşan bazı kişiler Herobrine ismini araştırdı. Biraz daha bilgi toplamışlardı. Ve bu karakterin oyunun baş geliştiricisi olan Notch'un kardeşi olduğu iddiaları ortaya çıktı. Ardından bu konu hakkında Notch'a bir mail attılar. Ona bir erkek kardeşinin olup olmadığını sordular. Mail attıktan biraz sonra Notch kısa bir mesaj gönderdi. Evet vardı. Ama artık o bizimle değil. Bu olay burada kalmamıştı. Oyun yapımcıları sürekli Herobrine'in kaldırıldığına dair güncelleme notları paylaşıyordu. Konuyu açan kişi bu gizemli canlı ile ilk karşılaşmasından beri bir daha onu görmedi. Onu gördüğünde bir ekran fotoğrafı aldı. İşte varlığının tek kanıtı buydu. Entity 303 yeni Herobrine olduğu düşünülen bir gizemdi. Söylentilere göre eski bir Mojang çalışanı Notch tarafından kovuldu. Ardından bu kişi Mojang'dan ve Minecraft oyuncularına intikam almak istedi. Bu kişi arkadaşlarıyla virüs yazmıştı. Söylentiye göre bilgisayarınızda 303 ile adlandırılan bir dosya varsa bilgisayarınızda virüs olabilir. 303 adındaki varlık Minecraft dünyalarına girebilir ve onları bozabilir. 303'ün hacklediği dünyalarda Yelp yani İsveççe'de yardım anlamına gelen tabelalar görülürdü. Frankie adında biri Entity 303 bilgileriyle ilgili bir içerik paylaştı. Frankie Minecraft
Minecraft'ı çok seviyordu ve yaklaşık 2 senedir oynuyordu. 3 arkadaşıyla birlikte hayatta kalma sunucusu açmaya karar vermişti. Skype üzerinden sesli bir şekilde konuşup oyun oynuyorlardı. 8 aydır üzerinde uğraştıkları bir şehir inşaatı vardı. Tam o sırada sunucu aniden kapanmıştı. Neden kapandığına baktıklarında player.number303 adlı kişinin stop komutu ile sunucuyu kapattığını gördüler. Sunucuda whitelist vardı, yani sunucuya dışarıdan girişler kapalıydı. Bu durumun virüs kaynaklı olabileceğini düşündüler. Sunucuyu tekrar açtılar ve oynamaya devam ettiler. Frank 20 dakika sonra çölün ilerisinde beyaz bir karakter gördü. Gördüğü şeyin gözleri kırmızıydı ve hayalete benziyordu. Ekran görüntüsü aldı ve peşinden koşmaya başladı. Frank yanındaki arkadaşına seslense de cevap alamıyordu. Arkadaşının internetinde sorun olduğunu düşünerek koşmaya devam etti. Ama etrafta herhangi bir şey bulamamıştı. Arkadaşını telefonla aramıştı ama yine de ulaşamadı. Frank bu beyaz karakteri aramaya devam etti. Tam o sırada Skype sohbetinde aramaya katılan birini fark etti. Bu kişinin herhangi bir kullanıcı adı yoktu ve aramaya eklendiğine dair herhangi bir bildirim gözükmüyordu. Gizemli kişi kamerasını açmıştı ancak çok karanlık olduğu için hiçbir şey gözükmüyordu. Diğer arkadaşları da aramadan çıkmıştı. Anonim kişiyle beraber sesli duruyorlardı. Frankie orada biri var mı diye sordu. Anonim kişi bir dilek tut dedi. Ancak ses değiştiricisi kullanıyor gibiydi. Oyun sohbetinde kırmızı renkte aşırı dosya yüklenmesi mesajlarını görmeye başladı. Aniden körlük efekti aldı ve hareket etme yeteneğini kaybetti. Hemen Minecraft'tan çıkmaya çalıştı ama çıkamıyordu veya bilgisayarını bile kapatamıyordu. Beyaz varlık ona doğru koşmaya başladı ve sohbete şunu yazdı. Bir dilek tut ve arkadaşlarına veda et. Bunu dedikten sonra sessiz sohbetin bağlantısı kesildi. Bir anda bilgisayarı da kapanmıştı. Bilgisayarını açmaya çalışsa da açamadı. Telefondan internete girmeye çalıştığında da internete de giremedi. Bilgisayarını açtığında geri dönüşüm kutusu dışında her şey ortadan kaybolmuştu. Arkadaşlarını arıyordu ama hiçbiri telefonlarını açmıyordu. Ertesi gün oldu ve okula gittiğinde iki arkadaşı okula gelmemişti. Polis bu iki çocuğun kaybolduğunu düşünüp inceleme yapmaya başladı. Frankie kaybolan arkadaşının masasında bir not buldu. Notta şöyle yazıyordu. Bunu daha fazla kaldıramam. Uyuyamıyorum. Birinin peşimde olduğunu bilerek yaşayamam. Üzgünüm anne. Seni seviyorum. Kağıdın arkasında çok küçük bir şekilde bir dilek tut yazıyordu. Bu not Frankie'yi ürpertmişti. Diğer arkadaşının evine gittiğinde evlerinde kimsenin olmadığını gördü. Banyodaki aynanın üzerinde kırmızı kalemle bir dilek tut yazdığını gördü. İşte o an bunların tesadüf olmadığını anladı. Bu ciddi bir sorundu. Bu kişi sadece bir hacker değildi. Kurbanlarını zihinsel ve fiziksel işkence eden, onların kaybolmasına neden olan biriyle karşı karşıyaydı. 6 yıl önce bir oyuncu Minecraft'ın Java versiyonunu oynarken çok garip bir şey oldu. Bembeyaz tenli yeşil gözlü bir Enderman gördü. İşte o gün beyaz Enderman efsanesi ortaya çıkmıştı. Olayı yaşayan kişi Minecraft'ı yeni oynamaya başlamıştı. Tek oyunculu bir hayatta kalma dünyasında oynuyordu. 50x50 boyutunda bir evi vardı. Hayatı tek düz olduğu için maceraya atılmak istiyordu. Yanına biraz yemek ve elmas sırlarını aldıktan sonra Nether portalını geçti ve bir kale buldu. Kalede Blazer'i ararken bir Enderman'in öldüğünü duydu. Sesi takip etti ve koridorda birkaç tane Enderman gördü. Ancak aralarından birinin rengi farklıydı. Bembeyazdı ve gözleri yeşildi. Etrafına yeşil parçacıklar yayıyordu. Bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışırken beyaz renkli yaratık onu kovalamaya başladı. Hemen portala doğru koştu. Portaldan geçtikten sonra hemen evine doğru gitti. Evine yaklaştığında evinin kapısı kendi kendine açılmıştı. Ayrıca evinin içerisine baktığında çok fazla TNT olduğunu gördü. TNT'lerden birinin fitili yanmıştı. Bu yüzden az kalsın ölüyordu. Patlamış evinden hemen uzaklaşmaya başladı. Uzaklaşırken ileride siyah bir Enderman gördü. Enderman ona doğru yürümeye başladı. Tuhaf bir şekilde ona doğru yaklaşan siyah Enderman bir anda bembeyaz oldu. Bunu gören kahramanımız hemen suya doğru koştu. Sonuçta Endermanlar suya giremezdi. Ancak işler iyice çığırından çıkmaya başlamıştı. Beyaz Enderman suyun üzerinde durabiliyordu ve ona doğru koştu. Eski sürümlerde yüzme olmadığı için kahramanımız oldukça yavaş ilerliyordu. Ancak Beyaz Enderman ona koşarak ulaştı ve tek vuruşta öldürdü. Kahramanımız tekrar doğmak istedi ancak bunu yapamıyordu. Ölüm ekranında sadece dünyayı izle yazıyordu. Kendi kendine hardcore modunda değilim, bu nasıl olabiliyor diye düşündü. Tekrar doğamadığı için dünyadan çıktı. Sonraki zamanlarda dünyaya girmeyi defalarca denemesine rağmen sonuç alamadı. En sonunda ise bu dünyayı sildi. Önceki efsaneler videomda Dev Alex'ten bahsetmiştim. Bu efsanemizdeki yaratık da Dev Alex'e benziyor. Adı Dev Paradox. Görünüşü ürpertici ve beyaz bir cildi var. Gözlerinden kan akıyor ve bu kanlar vücudundaki her yere dağılıyor. Ağzına bakınca ise üzgün olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak neden üzgün olduğunu bilmiyoruz. Vücudun tam ortasında göğüs kafesine benzer bir şekil var. Görünüşü hakkında şu an bildiklerimiz bu kadar. Ayrıca Dev Paradox'un ilk kez görüldüğü bir harita bulunuyor. Bu haritaya girdiğinizde sürekli gök gürültülü sağanak yağış var. Ayrıca Dev Paradox 2 ila 10 blok arasında yüksekliklere sahip olabiliyor. İşte haritada bu yaratığın yaşadığı düşünülen karanlık bir biyom bulunuyor. Haritanın nereden geldiği ve ne amaçla yüklendiği kimse tarafından bilinmiyor. 1.12.1 sürümünde bu haritayı kurarsanız kendinizi uçsuz bucaksız bir taiga biyomunda bulacaksınız. Ayrıca durmadan yağmur yağdığı için ve gece olduğundan dolayı yanınıza meşale almanız iyi olur. Haritada terk edilmiş bir ev var. Eğer evin yakınlarında Dev Paradox'u görürseniz yapmanız gereken tek bir şey var. Kaçmak.
Normal bir Minecraft günüydü. Oyunu oynayan kişi Ay ve Güneş'in yerlerini değiştiren bir kaynak paketi yüklemişti. Ayrıca tam o sıralarda oyunun baş geliştiricisi Notch, Herobrine'in bulunması için yarışma düzenliyordu. Hikayeyi anlatan kahramanımız da Herobrine'i aramaya başlamıştı. Ancak hiçbir yerde onu bulamamıştı. Dünya üzerinde bakmadığı tek yer ise Farlands'ti. Farlands'ı bilmiyorsanız kısaca 1.12'de 12.5 milyon blok uzağa gittiğinizde görebileceğiniz yeryüzünün bozulmasından dolayı oluşan bir hataydı. Hikayeyi anlatan kahramanımız da Herobrine'i bulmak için burayı araştırmak istedi. Burası çok uzak olsa da oyunda ışınlanarak gidemeyeceğiniz bir yer yok. Hemen ışınlandı ve karşısında Farlands'i gördü. İçine doğru gitti ve orada bir canlı gördü. Çok şaşırmıştı. Onu yumruklamaya başladı. Ancak hiçbir şey olmuyordu. Ten rengi simsiyahtı. Ona doğru bakıyordu. Bir anda yaratığın yüzünde şeytani bir gülümseme oluştu. Ağzı kocaman ve kıpkırmızıydı. Sohbete bu şekilde mesaj atmıştı. Senin için geliyorum. Notch'u bul ve benim için onu öldür. Farmen adlı canlı bunu yazdıktan sonra oyundan çıkmıştı. Kahramanımız bütün gün bu durumu düşünmeye devam etti. Minecraft forumlarında bu konuyu paylaşmaya çalıştı. Ancak açtığı konularda insanların cevabı "çok da akıllı değilsin sanırım" şeklindeydi. Bu konuyu daha fazla araştırdığında benzer şeyleri yaşayan insanlar olduğunu gördü. Bazıları Farmen'i gerçek hayatta bir ayna yansımasından gördüğünü söylemişti. Bir zaman sonra bu durum mentalitesini düşürdüğü için bilgisayarından ve telefondan Minecraft'ı sildi. Önceki efsane videosunda bahsettiğim Devalex'ten 100 kat daha tehlikeli bir efsane var. Dev Steve. Aynı Devalex gibi 12 blok boyunda ve yürüdüğünde devasa ayak izleri bırakıyor. Akasya, bataklık ve meşe biyomlarında bulunabiliyor. Devalex'in aksine genelde köylere saldırıyor. Bu yaratık hakkında etrafta çok fazla bilgi yok çünkü yeni keşfedilmiş bir gizem. İnternette Dev Steve hakkında paylaşılan en yaygın söylenti onu gördüğünüzde veya yaklaştığınızda oyununuzun çökmesi. Ayrıca Microsoft hesabınızı hackleyebiliyor veya bozabiliyor. Onu ilk gören kişinin hikayesine bakalım. Okuldan eve gelmişti. Minecraft'ı yüklemişti ve seed kısmına rastgele sayılar yazarak bir hayatta kalma dünyası oluşturmuştu. Meşe ve bataklık biyomlarıyla çevrildi ve akasya biyomunun ortasına doğdu. Odun topladı ve kendine bir barak inşa etti. Etrafta gezinmeye başladı. Yağmur yağıyordu ve ileride yağmalanmış bir köy buldu. Bu biraz ilginçti. Ancak aldırmadan madene gitti. Elmas arıyordu. Uzun bir maceradan sonra biraz elmas buldu ve eşya yapmak için evine geri döndü. Çalışma masasında üretim yaparken dışarıdan yüksek sesli bir çığlık sesi duydu. Araştırmak için hemen dışarı çıktı. Köyün yıkıldığını ve yandığını gördü. Garip bir şekilde yangına neden olabilecek hiçbir kaynak yoktu. İlerlediğinde yerde kızıltaş ve zombi etlerine rastladı. Zombi etini eline alıp baktığında insan eti olarak isimlendirildiğini gördü. Korkmaya başladı ve hemen evine doğru koştu. Evine vardığında çoktan gece olmuştu. Evde beklerken sohbette Dev Steve saati gece yarısını ayarladı yazıyordu. Dev Steve de kim diye kendi kendine sormaya başladı. Hemen Google'ı açıp Dev Steve'i araştırmaya başladı. Gördüğü tek sonuç Minecraft'taki Steve karakterinin büyük bir heykeliydi. Oynadığı dünyada önceden yapılmış bir heykel bulunuyorsa bu şey zaman nasıl değiştirebilir diye düşünmeye başladı. Evinin penceresinden dışarı baktığında uzakta gizlenen bir Dev Steve gördü. İçi boş göz yuvarları vardı ve sol gözün yarısı yoktu. Teni kanlarla kaplanmıştı. Google aramalarında bu tarz sonuçlarla karşılaşmamıştı. Devalex'i zaten biliyordu ama bu canlı Devalex'ten daha zararlı gözüküyordu. Bir daha pencereden baktığında kaybolmuştu. Dev Steve hali hazırda saati gece yarısı yaptığı için uyumaya gitti. Ertesi gün evinden dışarı çıktı ve dışarıda Devalex'in bıraktığı ayak izlerinden daha büyüklerini gördü. Gerçek hayatta da saat geç olduğundan dolayı oyunu kaydetti ve uyumaya gitti. Ertesi gün okul olmadığından dolayı erkenden kahvaltısını yaptı ve bilgisayarı açtı. Hızlıca oyuna girdi. Ancak oyun açıldığında evinde değildi. Bir mağarada oyuna başlamıştı ve eşyaların hiçbiri yoktu. Kafasını yukarıya kaldırdı ve orada Dev Steve'i gördü. Minecraft çökmüştü. Ne yapacağını bilemedi ve Minecraft'ı silip tekrar yükledi. Oyuna tekrar giriş yapacağında Microsoft hesabına ulaşamıyordu. Kullanıcı adı daha önceden hiç görmediği kadar uzun bir karakter dizisiydi. Bir süre sonra ise hesabı kullanılmaz hale gelmişti. Yeni bir hesap oluşturdu ve oyun kayıtlarının yeni hesaba taşınması için e-posta gönderdi. Mojang da hikayenin kahramanına yardımcı oldu. Bu andan sonra ise oyuna girdiğinde bir daha Dev Steve'i görmedi. Neredeyse hepimiz Herobrine efsanesini biliyoruz. Duymadıysanız önceki efsaneler videomu izleyebilirsiniz. Yaklaşık 3 sene önceydi. Hikayeyi anlatan kahramanımız çok eski bir sürümde oynuyordu. Alfa veya Beta sürümüydü. Pek fazla şey hatırlamasa da yaptığı ilk ev hala aklındaydı. O zamanlar bir arkadaşı Herobrine efsanesini ona anlatmıştı. Ve bunun bir şaka olduğunu düşünüyordu. Ta ki oyuna girene kadar. Kendi dünyasına girince uzakta birini gördü. Herobrine diye düşünse de bu canlı simsiyah gözüküyordu. Uzaktan onu izliyordu. Hiç düşmanca tavır sergilemedi. Biraz sonra ise ortadan kayboldu. O zaman
zamanlar onun kötü bir şey yapmayacağını düşünüyordu. Hikayeyi anlatan kahramanımız oyuna güncelleme geldiğinde bir daha bahsettiği yaratığı görmedi. Çünkü eski sürümlere ulaşamıyordu. Kısa bir zaman sonra Minecraft başlatıcısına güncelleme gelmişti ve eski sürümleri açabiliyordu. Yaptığı ilk şey oynadığı sürüme girmekti. Beta 1.2.5 sürümünü başlattı. Her şey yolunda gözüküyordu. Birkaç gün sonra Herobrine olarak düşündüğü ürkütücü hayalet kendisini tekrar göstermişti. Etraf oldukça karanlıktı ve gözüyle hiçbir şeyi seçemiyordu. Evine vardığında kapının üzerinde bir tabela fark etti. Üzerindeki yazıyı okudu. Bunun bir şaka olduğunu düşünmüştü. Tabelanın üzerinde null yazıyordu. Null'ün anlamı genelde hatalı veya karşılığı olmayan şeyler için kullanılıyordu. Bu durumdan korkmaya başlamıştı. Ama pek de aldırış etmeden yatağına doğru gitti. Sabah olduğunda evinin ön kapısında ağlama ve bağırma sesleri duydu. Yaklaşırken sesler iyice bozulmaya başlamıştı. Etrafına baktığında hiç kimse yoktu. Bir anda düşme sesi duydu ve arkasına dönüp baktı. Karşısında Herobrine olduğunu düşündüğü canlıyı gördü. Tam o sırada aniden oyunu dondu ve çöktü. Hikayeyi anlatan kahramanımız arkadaşıyla beraber Minecraft oynuyordu. Basit ve küçük bir evleri vardı. İkisi de iş dağılımı yaparak ayrıldılar. Arkadaşı birkaç tane çöl tapınağı bulmak için çıktı. Kendisi ise obsidyen arayacaktı. Biraz zaman geçti ve obsidyenleri bulup dışarı çıkmıştı. Hava kararmaya başladığı için evlerine doğru yol aldı. Arkadaşı ise hiç çöl tapınağı bulamamıştı. Eve dönünce yatağına yatmaya çalıştı. Ancak uyuyamadı. Çünkü evin etrafında oldukça fazla yaratık vardı. Hemen dışarı çıkıp etrafta gördüğü tüm yaratıkları öldürdü. Ancak hala uyuyamıyordu. Yatağı kırıp başka bir yere götürdü. Hatta çok uzaklara. Ancak hala uyuyamıyordu. Eve geri döndü. Tam o sırada arkadaşı eve gelmişti. Belki sonuçta tek kişi kalırsa uyuyabiliriz diye düşündüler. O yüzden arkadaşı oyundan çıktı. Ancak hiçbir şey değişmemişti. Evinden dışarı baktığında onu gözetleyen birini gördü. Gözleri siyah, kafasından kanlar akan biriydi. Hemen evinden dışarı çıktı ve oraya gitti. Oraya vardığında kimseyi göremedi. Arkadaşı oyuna tekrar geldiğinde onunla konuşmaya başladı. Gerçekten aşırı korkmuştu. Arkadaşı ise endişelenme falan diyordu. Evine girmek için ilerlemeye başladı. Ama içeride onu gördü. Korkutucu gözleriyle ona doğru bakıyordu. Arkadaşını hemen yanına çağırdı. O sırada varlık tekrar gözden kayboldu. Neler olduğunu anlam veremiyordu. Arkadaşı herhangi bir ses de vermiyordu. Evde endişeli bir şekilde etrafa baktı. Arkasını döndüğünde onu gördü. Oyun bir anda çökmüştü. Çökme raporuna girip baktığında ise iyi geceler yazdığını gördü. Distorted Alex, Türkçe adıyla Çarpık Alex. Kocaman bir ağzı var ve bilinmeyen bir seed'de köylülerin olmadığı bir köyde ortaya çıkıyor. Olayı anlatan kişi Minecraft'ı iki arkadaşıyla oynamaya başlamıştı. Beraber maden yaptılar ve geceyi geçirmek için bir çadır kurdular. Yatakları olmadığı için sabaha kadar beklemek zorunda kalmışlardı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber malzeme toplamak için yola koyuldular. Olayı anlatan kişi önden ilerliyordu. Etrafına dikkatlice bakıyordu. Karşılarındaki tepenin üstünde aniden bir canlı gördü. Arkadaşların orada bir şeyin olduğunu söyledi. Ancak onlar hiçbir şey görmemişti. Ona burada hiçbir şey yok, bizi korkutmaya çalışıyorsun gibi şeyler söylediler. İlerlemeye başladılar ve bir köy buldular. Ancak buldukları köy oldukça eski gözüküyordu. Yani 1.16 sürümünde oynuyorlardı ama 1.9 sürümündeki köylere benziyordu. Köyü iyice araştırmaya başladılar. Etrafta hiç köylü veya golem yoktu. Arkadaşı yerde kızıltaş olduğunu fark etti. Hep beraber kızıltaşları takip etmeye başladılar. İzler köydeki bir evin içine doğru gidiyordu. Kapıyı açtılar ve yerde kanlar içerisinde bir kafa gördüler. Kendilerini korumak için hemen küçük bir kule inşa ettiler. Akşama doğru ise kuleden ayrılıp etrafı inceleme kararı aldılar. Olayı anlatan kişi sakin sakin etrafa bakarken uzakta bir maden girişi gördü. Onu orada bekleyen biri vardı. Kocaman ağzı olan bir yaratık. Onu görünce hemen arkadaşlarının yanına koştu. Madende buluştular ve konu hakkında konuşmaya başladılar. Sabah olduğunda hava oldukça sisliydi. Yavaşça dışarı çıktılar. Yaptıkları kuleye doğru ilerlediler. Vardıklarında kule alevler içerisindeydi. Oysa yangına sebep olacak hiçbir şey yoktu. Bir şey dışında. Tekrar kuleye baktıklarında çarpık Alex'i onlara bakarken gördüler. Göz göze geldiklerinde ise sunucuları çökmüştü. Tekrar girmeye çalıştıklarında farklı bir dünyada doğmuşlardı. Bulundukları dünyanın dosyaları ise silinmişti. 1.12 sürümünde 3 blok uzunluğunda 6 kola sahip bir yaratık. Adı Dead Thing. Minecraft'ın bildiğimiz 3 boyutu dışında bir yerde yaşıyor. Bu boyutun adı ise Freak World. Buraya dünya üzerinden 2x2 boyutunda bir portalla geçebiliyorsunuz. Bu boyut aslında normal dünyadan farksız. Biyomlar, ağaçlar ve köyler bulunabiliyor. Dead Thing ise bu boyutta Dark Forest biyomunda bulunabiliyor. Diğer efsanelere kıyasla bu yaratığın daha korkutucu olma sebebi her an her yerden çıkabilme ihtimali. Ormanda gezerken bir ağacın arkasında kolu gözükebilir. İstediğiniz kadar kaçsanız veya korunsanız da anında yanınıza ışınlanabilir. Envanterinizi açtığınızda tam envanterinizin arkasında gözükebilir. İşte bir oyuncu bunları denemek için 1.12'de seed kısmına 23-23 yazıp yeni bir dünya oluşturdu. Taş aletler yaptı ve demir toplamak için madene doğru ilerledi. Yaklaşık 10 tane demir topladıktan sonra madenden çıktı. Tam o sırada koyu meşe ağaçlarının arasında hareket eden bir şey gördü.
Tekrar baktığında ise orada hiçbir şey yoktu. Az önce orada bir şey hareket ettiğine kesinlikle emindi. Girilmeye başlasa da hava kararıyordu. Hemen topladığı odunlarla bir ev yapmaya başladı. Evin camları olmadığı için kum toplamaya gitti. Etrafa dikkatlice bakıyordu. Eve dönerken yaprakların arasında Steve karakterine benzeyen bir şey gördü. Ancak tek başına oynuyordu. Yani bu başka bir oyuncu olamazdı. Hemen ağacın arkasına saklandı. Gizlice ona bakmaya başladı. Hala daha oradaydı. Bir kez daha baktığında ise ortadan kaybolmuştu. Tekrardan evinin yolunu tutmaya başladı. Bu sefer başka bir ağacın arkasına yaratığın kollarını tekrar gördü. Olay gittikçe garipleşiyordu. Bunu görünce ona doğru yaklaşmaya başladı. Yaratık bunu fark edince hemen gizlendi. Eline baltasını aldı ve yaratığın gizlendiği ağaca doğru yaklaştı. Yavaş ve emin adımlarla ağacın arkasına doğru vardığında kafasını çevirdi. Ancak hiçbir şey yoktu. Kafası oldukça karışmıştı ve korkarak etrafına bakıyordu. Yaratık kendini tekrar bir ağacın arkasında göstermişti. Tam ona odaklanırken... Minecraft'ın Kaos sürümü, oyunun ilk versiyonlarında ortaya çıkmış ilginç bir sürümdür. Ayrıca bu sürüm oldukça ürkütücü bir ana menüye sahip. Oyuna girdiğinizde eski sürümlerde olduğunuz için oldukça zorlanacaksınız. Açlık barı yok, hitboxlar bozuk, koşma yok ve eğilme yok. Yani şu anki sürümlere kıyasla oynanış oldukça zor. Bahsettiklerimin yanında bu sürümde dünyadaki tüm canlılar size saldırıyor. Bu canlıların aynı zamanda ürkütücü görünüşleri var. Ve oynarken fark edebileceğiniz ilk şeylerden biri ay ve güneşin görünüşleri. Bu sürümü bir süre boyunca oynadığınızda oyundan inek sesi duyacaksınız. Aniden dünyanıza siyah gözlere sahip bir Steve gelecek. Bu karakter oyuncuya saldırmasa da bulunduğu yerde bir creeper gibi patlayabilir. Bu sürümü oynamaya devam ederseniz az önceki inek sesi gibi bir anda domuz sesi duyabilirsiniz. Bu sesi duyduğunuzda yakında bir domuz doğacak ve çok hızlı bir şekilde size saldıracak. Oyunun müzikleri oldukça garipleşecek ve ürpertici müzikler çalacak. Bir süre sonra kolu olmayan, vücudundan kanlar akan bir Steve karakteri belirecek. Söylenene göre ondan asla kaçamazsınız. Sizi oyunda öldürecek ve bilgisayarınızı bir virüs gibi ele geçirecek. Sıradaki efsanemizin adı Kanlı Golem. İki arkadaş kendi açtıkları bir sunucuda oyun oynuyordu. Muhabbet ederken bir yandan baraka inşa ettiler ve demir aramaya çıktılar. Kısa bir zaman sonra oldukça fazla demir bulmuşlardı. Ayrıca hava kararıyordu. Yataklarına doğru giderken akıllarına demir golem yapma fikri geldi. Demir golem evlerinin aşağısında onları yaratıklardan koruyacaktı. Tarlalarından bir tane bal kabağı aldılar ve topladıkları demirlerle golemi canlandırdılar. Eve girdiler ve arkadaşı gerçek hayatta saatin geç olduğunu ve yatması gerektiğini söyledi. Böylelikle ikisi de oyunu kapattı. Yarın sabah saatlerinde oyuna girdiklerinde evlerin yandığını gördüler. Gerçekten şok olmuşlardı. Etrafa bakınmaya başladılar. Dün gece yaptıkları demir golem de ortada yoktu. Buraya her ne olduysa demir golemin de bu yüzden öldüğünü düşündüler. Bu duruma oldukça sinirlenmişlerdi. Kendilerine yeniden bir ev inşa etmeye başladılar. Ancak onları izleyen birisinin olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden ayrıldılar. Hikayeyi anlatan kişi evlerin hemen yakınındaki bir tepeye çıktı ve etrafa baktı. Aniden ekranının sol tarafında kıpkırmızı bir yaratık gözüne çarptı ve bir anda yok oldu. Arkadaşına burada bir şey var diye yazdı. Yaratık tekrar göz önüne çıkmıştı. Kırmızı renge sahip bir demir golemiydi. Golem ona bakarak beni çürümeye bırakmamalıydın. Şimdi öleceksin yazdı. Daha sonra kanlı golem havaya doğru yükselmeye başladı. Olayı anlatan kişi korkarak eve koştu. Olayı anlatırken camdan dışarı baktığında onu gördü. Koşarak onlara doğru yaklaştı. Tam önlerine geldiğinde sunucudan atıldılar. Ancak olay burada bitmiyor. Sunucudan atılma mesajında Blood Golem Exe'yi indirin yazıyordu. İkisi de bunu görünce kendi aralarında tartıştılar ve indirme kararı aldılar. Bu şeyi kurduktan sonra oyunun logosu kanlı golemin kafasına dönüştü. Artık oyunun adı Minecraft değil Golemcraft'tı. Sunucuya giriş yaptıklarında bir dünyada doğdular. Ama bu dünya tamamen Nether taşlarından oluşmuştu. Burada ne olduğunu anlamadılar. Sadece etrafa bakıyorlardı. Bir süre sonra arkalarını döndüklerinde onu gördüler. Kanlı golem çok hızlı bir şekilde onlara doğru ilerledi. O kadar hızlıydı ki gözünüzle takip edemiyordunuz. Hemen suya atladılar. Kaçmaya çalışırlarken oyunları çöktü. Oyunu tamamen kapatıp masaüstüne baktığında kanlı bir arka plan fotoğrafıyla karşılaştı. Bilgisayarı kapatma tuşunda ise öl yazıyordu. Bilgisayarın fanları bir anda oldukça hızlı şekilde dönmeye başladı ve bilgisayarı kapandı. Bu olaydan sonra bilgisayarını tamire yolladı ve bir daha asla demir golem yapmadı. Sıradaki efsanenin gerçek yazarı kim bilinmiyor. Ayrıca diğer hiçbir efsaneye benzemiyor. Adı Billy. Bu şeyin oyuncu mu yoksa mistik bir canlı mı olduğu bilinmiyor. Olayı yaşayan kişi arkadaşıyla beraber madende takılıyordu. Amaçları madende Disco 13'ü bulmaktı. Mineshaft'te bulunan sandıkları aramaya başladılar. Buldukları sandıkların hiçbirinde disk yoktu. İlerlerken karşıda hareket eden bir şey fark etti. Ya da birini. Yerde ise bir tabela vardı. Lütfen arkadaşım ol yazıyordu. Arkadaşın alaycı bir tavırla bunu sen mi yaptın diye sordu. Arkadaşın
arkadaşı ise hayır dedi. Sohbet ederek etrafta sandık aramaya devam ettiler. Ancak hiçbir şey çıkmamıştı. Başka bir zaman aramaya devam ederiz diye düşündüler ve madenden çıktılar. Evlerine doğru giderken sohbette Billy adında biri "Merhaba, benim adım Billy" yazdı. Madende etrafta dolaşan varlık sanırım buydu. Korkmaya başladılar ve hemen evlerine doğru koştular. Billy ise sadece "Hadi arkadaş olalım" yazıyordu. Zararsız bir isteği olsa da kaçtıklarını görünce evin camlarını kırmaya başladı. Sohbette boşluklu harflerle "Arkadaş olacağız" yazıp duruyordu. Eve girdi, yanlarına yaklaştı ve elmas kılıcıyla onlara saldırmaya başladı. Billy onları hep izliyordu. Ağaç kırarken, maden yaparken ve etrafı araştırırken. İşin korkutucu kısmı ise belki bu canlı sizin dünyanızda da olabilir. Muhtemelen her Minecraft oyuncusu köyleri sever. Çünkü yağmalamak çok zevkli. Ancak bu efsanedeki köyün bir haini var. Bir köye girdiğinizde tüm köylülerin kaybolduğunu, tarlada hiçbir yiyeceğin olmadığını düşünün. İşte orada D-Villager olabilir. Peki bu hain neler yapabiliyor? Köylüleri ve oyuncuları öldürdüğü, oyuncuya saldırırken ise çok hızlı koşabildiği biliniyor. Ve en önemlisi gün içinde biri tarafından fark edilirse görünmez olabiliyor. Bu yaratığın ortaya çıkma şansını arttırmak için bu şekilde bir totem inşa edebilirsiniz. Tüm bunları gören bir kullanıcı denemek için Minecraft'ını açtı ve dünyayı oluşturdu. İleride bir köy gördü. Oraya gitmeden önce kendine taştan aletler yaptı ve yemek topladı. D-Villager'ı çağırmak için internette anlatılan totemi yapmaya başladı. Totemi tamamladıktan sonra etrafı gezmeye başladı. Ancak hiçbir şey yoktu. Ta ki köyden dışarıya çıkana kadar. Uzaklaştığında totemden bir ses geldi. Totemin üzerindeki zümrüt bloğu ortadan kaybolmuştu. Ve hava kararıyordu. Köyün etrafını gezmeye başladı. Aniden bir köylünün öldüğünü duydu. Tarlaya baktığında ise ekinler yok oldu. Gerçekten bunları yapan D-Villager olabilir miydi? Öylece köyün ortasında durup şok olmuş bir şekilde etrafına bakmaya devam etti. Bir müddet sonra aniden köydeki tüm camların yerini örümcek ağları aldı. Totemin olduğu yere baktığında ise totemin yok olduğunu gördü. Her an bir şey olabilir diye etrafına bakıp duruyordu. Birkaç saniye sonra uzakta beyaz bir ağaç fark etti. Ağacın yanında ise bir tane köylü vardı. Gözleri kıpkırmızıydı ve öylece ona bakıyordu. Karakterimiz eline baltasını aldı. Ona yaklaşmaya başladı. Köylü aniden ortadan kaybolmuştu. Köylü ortadan kaybolunca karakterimiz bir anda körlük ve wither efekti aldı. Efektler bittiğinde az önce bulunduğu tepenin üzerinde köylüyü gördü. Hemen yanına gitti. Ancak orada kimse yoktu. Sadece örümcek ağları bulunduğu bir mağara vardı. İçeriye ilerlediğinde mineshaft buldu. Bu mineshaftin içinde köylüler vardı. Kafası oldukça karışmıştı. Köylü ona resmen bir oyun oynuyordu. İçlerinden biri belki oydu. Hepsinin yüzlerine bakarken aniden tüm köylüler yok oldu. Ve mağaranın ilerisinde onu gördü. Kırmızı gözleriyle ona bakıyordu. Yavaşça ona doğru yaklaştı. Üç arkadaş kendilerine ev yapmak için güzel bir yer arıyordu. Oldukça fazla ilerlemişlerdi. Ancak etrafta sadece huş ağaçları vardı. Arkadaşı farklı bir tarzda ev yapmak istiyordu. Belki bir ağaç ev olabilirdi ya da uçurumun dibinde güzel manzaralı bir ev. Bunları tartışırlarken bir yandan yürümeye devam ettiler. Buraya ilk kez gelmiş olmalarına rağmen önlerine inanılmaz garip bir şey çıktı. Huş ağacı biyomunda bulunan bir tane ladin ağacı. Bu çok saçmaydı. Sonuçta buraya ilk defa geliyorlardı. Yani içlerinden biri fidan ekmemişti. Bu yüzden çok şaşırmışlardı. Etrafta huş ağaçları olduğu için hızlıca ağaçları topladılar ve kendilerine ev yaptılar. İçlerinden biri madene gitti. Çok zaman geçmeden döndüğünde elinde bir tane elmas blok vardı. Bu elmas bloğunu ladin ağacının yanına koyma kararı aldı. Çünkü ağacı kendi maskotları olarak görüyorlardı. Oyunda saat geç olduğu için birkaç tane yün bulup yatak yaptılar. Ardından uyumaya gittiler. Sabah olduğunda ladin ağacının yanına gittiler. Ağaç hareket etmişti. Artık koydukları elmas bloğunun üzerindeydi. Bunun nasıl olabildiğini ve ne yapmaları gerektiği konusunda tartışmaya başladılar. Aldıkları karar ise bu tarz yaşanan tuhaflıklardan dolayı buradan ayrılmaktı. Ancak gitmeden önce arkadaşı elmas bloğunu yanına aldı ve eve veda edip yola koyuldular. Dağda düzlük bir alan görünce buraya yerleşme kararı almışlardı. Hem burada ağaç da yoktu. Ancak arkalarını döndüğünde ladin ağacını tekrar gördüler. Bu evlerin önündeki ağaçla birebir aynıydı. Yerdeki izlere baktıklarında ağacın yürüdüğünü anladılar. Çünkü izler hala belirgindi. Yani bu ladin ağacı onları takip ediyordu. Arkadaşı bunu görünce "Ladin ağacından nefret ediyorum" dedi. Kendi aralarında konuşmaya devam ederlerken hava bir anda karardı. İyice korkmaya başladılar. Ladin ağacı kökleriyle beraber arkadaşlarının etrafını sarmaya başladı. Arkadaşları hareket edemiyordu. Ve iki arkadaşı oracıkta öldü. Sohbette ise kökler tarafından yer altına çekildi ve öldü yazıyordu. Bunları görünce hemen koşturarak oradan kaçmaya çalıştı. Ve arkadaşlarından bir daha haber alamadı.
Oyuna yeni başlamış iki tane arkadaş kendilerine güvenli bir ev yapmak istiyordu. Evin malzemelerini toplarken uzaktan biri onları izliyordu. Ancak ilk seferde bunu fark etmemişlerdi. O tarafa doğru odaklanınca uzun bacaklı insana benzeyen birini fark ettiler. Arkadaşı da tam olarak aynı şeyi görmüştü. Ona dikkatli bir şekilde bakarken yanlarına iskelet geldi ve arkadaşını öldürdü. İskeletle ilgilenirken dikkatleri dağılmıştı. Tekrar baktıklarında uzun bacaklı kişi orada değildi. Arkadaşı hızlıca geri geldi ve eşyalarını aldı. Uzun bacaklı kişi kendini tekrar göstermişti. Elinde bir çubuk vardı ve vurunca oyuncuyu uzaklara fırlatıyordu. Uzun bacaklı kişi onları kovalamaya başlamıştı. Kaçarlarken akıllarına bir fikir geldi. Onu lavda öldürebilirlerdi. Onu lav havuzuna doğru yemlemeye çalıştılar. Geldiğinde ittirerek aşağı düşürdüler. Hasar almasa da lavın içinde birkaç saniye durduktan sonra yok oldu. Öldüğünü düşünmüşlerdi ve evlerini yapacakları yere gittiklerinde onu tekrar gördüler. Şok olmuş bir şekilde ona doğru bakıyorlardı. Yavaşça havaya doğru yükselmeye başladı. Bu canlı uçabiliyordu. Sürekli onları kovalıyordu ve ona asla hasar veremiyorlardı. Hızlıca bir mağaraya girdiler. Girişi ve çıkışı kapattılar. Sessizce bekliyorlardı. Yaratığın ayak sesleri fazlasıyla geliyordu. Hikayeyi anlatan kişi gizlice ona bakmak için blok kırmak istediğinde... İki arkadaş beraber mağarada dolaşırken karşılarına Stronghold çıktı. Etrafı araştırıp işe yarar bir şeyler var mı diye bakmaya başladılar. Karşılarına bir sandık çıkmıştı. Sandığın içinde at zırhı, demir, ender incisi ve elması vardı. Sandığın içindeki tüm eşyaları topladı. Elması göstermek için arkadaşına attı. Arkadaşı elması eline aldıktan sonra isminin bozuk olduğunu gördü ve geri attı. Etrafı araştırmaya devam ettiler ve portal odasını buldular. Yanlarında hiç ender gözü yoktu. O yüzden geri dönmek için kapıya yöneldiler. Tam kapıya baktığında pembe ve siyah renge sahip bir canlı gördü ve bir anda yok oldu. Arkadaşına gördüklerini anlattıktan sonra etrafı incelemeye başladılar. Bir yandan malzeme topluyorlardı. Arkadaşına gördüklerini anlattıktan sonra etrafı incelemeye devam ettiler. Bir yandan malzeme topluyorlardı. Kütüphanedeki kitaplıkları kırarken aniden yanına o yaratık geldi ve bir anda kayboldu. Geldiği saniyede gürültü çıkarmıştı. İsterseniz bu sesi tekrar dinleyelim. Evet, gerçekten de help me diyor. Neyse, hikayeye devam edelim. Arkadaşına olanları anlattığında bunun olağan dışı olduğunu söylemişti. Bu yüzden arkadaşın yanında beklemeye başladı. Beklerken yaratık tekrar gözüktü. Ancak arkadaşı hiçbir şey görmemişti. Çünkü elması o tutmuyordu. Bu elmas lanetliydi. Elması arkadaşına attı ve etrafı aramaya devam ettiler. Arkadaşı bir anda sohbete yardım et yazdı. Hemen az önceki yere geri döndü. Ancak arkadaşını göremedi. Ve lanetli elmas yerdeydi. Elması tekrar eline aldığında etraf tamamen değişti. Arkadaşından haber alamıyordu. Buradan çıkma kararı aldı ve hızlıca yüzeye doğru ilerledi. Okyanustan yüzerek dışarı çıktı. Kaçabileceğini düşünüyordu. Ancak yaratık onu farklı bir yere ışınladı. Tam olarak karşısına. Madende elmas arayan iki arkadaş elleri boş bir şekilde evlerine dönmüştü. O sırada arkadaşının aklına civardaki köyleri yağmalamak geldi. Hiç etrafı araştırmadıkları için işe yarayacak eşyalar bulabilirlerdi. Gece olmasını pek önemsemeden köye doğru ilerlediler. Vardıklarında tarladaki ekinleri kırmak istediler. Ancak kıramıyorlardı. Köydeki evlerden birine girdiğinde ise köylünün yüzünün olmadığını gördü. Bu köylüler neden böyle gözüküyordu? Ve etrafı neden kıramıyorlardı? Bu köy resmen lanetliydi. İçlerinden bir tane köylüyü öldürdüler ve dışarı çıktılar. Dışarı çıktıklarında öldürdükleri köylü tam olarak karşılarında duruyordu. Köylü onlara döndükten sonra uçurumdan aşağı attı. Kendini öldürdü. Neden aşağı atladığını anlamamışlardı. Az önce onu öldürdükleri yere tekrar gittiğinde ölen köylü oradaydı. İşler iyice çığırından çıkmaya başlamıştı. Onlara yavaşça döndü ve inanılmaz hızlı bir şekilde ona saldırdı. Daha sonrası ise tamamen karanlık. Trevor adında biri arkadaşlarıyla beraber SMP sunucusu açmıştı. Okuldan eve geldiklerinde her zaman beraber oynuyorlardı. Ancak bir gün arkadaşları gerçekten çok tuhaf davranmaya başladı. Olayın yaşandığı gün Ender ejderhasını kesme planı yapıyorlardı. Arkadaşı sohbetten zümrütü olan var mı tarzı bir şey sordu. Olayı anlatan kişi ise hiç zümrütü olmadığını söyledi. Arkadaşı ona inanmamıştı. Sandığına bakabilir miyim dedi. Geldiklerinde tüm sandıkları karıştırdılar ve içindeki elmasları aldılar. Ancak bu çok da büyük bir problem değildi. Birbirlerini
güveniyorlardı. Hep beraber toplandıklarında arkadaşlarından biri "bende biraz lag var" yazdı. Herkes meydandaki portalın önünde bekliyordu. Lagı olan arkadaşı çok garip mesajlar atmaya başladı. Bloklar koyup etrafa rastgele koşuşturuyordu. Ne yaptığını anlam verememişlerdi. Arkasına onu takip etmeye başladılar. Sanki başka biri tarafından kontrol ediliyor gibiydi. Evin üstüne çıkıp aşağı atlıyordu ve aynı mesajları sohbete atıp duruyordu. Daha sonrasında ise bir anda gözden kayboldu. Nedir'e gittiğini düşünmüşlerdi. Oraya gidip baktıklarında ise bulamamışlardı. Arkadaşları bugün gerçekten çok tuhaf davranıyordu. Onun eşyalarını çalıyorlardı ve ona durduk yere saldırıyorlardı. Biraz sonra yaptıkları küçük kulenin hasar yediğini gördüler. Hem de saniyeler öncesinde düzgünken. Diğer bir arkadaşı da ilginç mesajlar yazıp sıra dışı hareketler yapınca iyice korkmaya başladılar. Ona durmasını söylüyorlardı. Ama o korkutucu mesajlar atarak etrafta dolaşmaya devam ediyordu. Yaptıkları bir arabanın içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Ve aynı diğer arkadaşı gibi birkaç saniye sonra sunucudan ayrıldı. Son kalan arkadaşıyla olanları konuşuyordu. Bu etki her neyse arkadaşını da ele geçirmeye başlamıştı. Olayı anlatan kişiye "gözleri görüyor musun?" diye sordu. Arkadaşı oradan uzaklaşmaya başladı. Sunucudan çıkmadan önceki son mesajı ise "çok güzeller" oldu. Sunucu da tek başına kalmıştı. Bu sessizlik oldukça rahatsızlık vericiydi. Saatler sonra etrafı gezerken arkadaşların oyuna katılma mesajını gördü. Oldukça sevinmişti. "Sonunda geldiniz, iyi misiniz?" yazdı. Vardığında arkadaşların isimleri oldukça garipti ve görüntüleri kanlıydı. Kafalarını kaldırıp ona bakmaya başladılar ve aşırı hızlı bir şekilde ona koştular. Hikayeyi anlatan kişi bunu görünce koşarak kaçmaya başladı. İleride bir mağara görünce içeriye doğru ilerledi. Arkadaşları sohbete "gözler, çok güzeller" yazıyordu. Neler olduğunu anlamamıştı ve aynı zamanda oldukça korkuyordu. Mağaranın sonuna geldiğinde ise arkadaşları ona saldırmaya başladı. O gece zar zor uyuyabilmişti. Ertesi gün okulda arkadaşlarıyla buluştuğunda hepsinin söylediği tek bir şey vardı. "Bilgisayarım çalışmayı durdurdu ve açamadım." Yani o gün orada gördüğü kişiler artık onun arkadaşları değildi. Hava kararıyordu. İki arkadaş evlerine doğru ilerlediler. Hikayeyi anlatan kişi odunu olmadığı için ormana doğru ilerledi. Arkadaşını ise evde kalmasını söyledi. Odunları kırarken bir ağacın arkasında arkadaşını gördü. Oysa ki ona evde kalmasını söylemişti. Ağacın arkasına tekrar baktığında orada yoktu. Arkadaşına sorduğunda ise "ben hala evdeyim" cevabını aldı. İnandırıcı gelmediği için şaka yaptığını düşündü. Odunları alıp eve döndü. Yaşadığı olayı anlatsa da arkadaşı bu sefer ona inanmamıştı. Etraftaki yaratıkları kestikten sonra evine girdi. Camdan dışarı baktığında arkadaşını gördü. Ona bakıyordu. Arkadaşı hem evdeydi hem de dışarıdaydı. Bu imkansız olsa da gerçekten de görmüştü. Arkadaşına göstermeye çalışmıştı. Ama kopyası gözden kayboldu. Bunu kanıtlaması için fazla zaman geçmeden olayı anlatan kişinin de kopyası bir anda ortaya çıktı. Şaşkın bir şekilde ikisi de ona bakıyordu. Ona vurmaya çalıştıklarında ise yok oldu. Etrafta sürekli onları izleyen kopyaları vardı. Bu oldukça rahatsızlık vericiydi. Sabah olduğunda kopyaları yan yana durup onlara bakıyordu. Onları fark ettiklerinde kopyalar harekete geçerek yürümeye başladılar. Arkalarından gidip vurmaya çalışsalar da kopyaları hasar almıyordu. Kopyalarını bir yeraltı sığınağına kadar takip ettiler. Çok şaşırmışlardı. Çünkü daha önceden böyle bir yer inşa etmemişlerdi. Arkadaşı da içeriye girdikten sonra bir anda kayboldu. Olayların şokunu atlatamayan kahramanımız kopyalarla iletişim kurmaya çalışıyordu. Kendi kopyası ona vurarak basınç plakasına doğru ittirdi. Görüntü bozulmaya başladı. Bir anda geçen geceye geri dönmüşlerdi. Hem de gece arkadaşlarıyla eve doğru ilerledikleri zamanı. Sohbete hiçbir şey yazamıyordu. Sadece kendilerini izleyebiliyorlardı. Biraz sonra eve doğru giden kopyalar onları fark etti. Her şeyi şimdi anlamaya başlamıştı. Ancak kendi hesaplarını gerçekte kim yönetiyordu? Kendi kopyalarını sığınağa doğru çekip basınç plakasına tekrar bastılar. Her seferinde aynı yerden aynı şekilde başlıyorlardı. Ancak olayların artık farkındalardı. Her şeye tekrar başladıklarında yine evlerine doğru gittiler. Evleri oldukça hasarlıydı. Kopyalarını gördüklerinde tekrar sığınağa kadar takip ettiler. Ancak bu sefer farklıydı. Sığınağa girince etraf tamamen katman kayasıyla kaplandı. Kaçabilecekleri hiçbir yer yoktu. Kopyaları bir anda ellerine kılıç aldı ve gerçek hallerine saldırarak öldürdüler. Üç arkadaş evlerini yapmış oyunda takılıyordu. Evleri güzel olsa da hikayeyi anlatan kişi gerçek hayatta yaşadığı gibi kocaman bir şehir yapmak istiyordu. Boş boş takılırken arkadaşı araştırma yapmak istedi. Ancak araştırmak istediği yeri zaten daha önceden araştırmışlardı. Ama arkadaşını yalnız bırakmamak için ona eşlik ettiler. İlerlerken aynı zamanda muhabbet ediyorlardı. Barışçıl modda oldukları için acıkma gibi sorunları yoktu. O yüzden çok uzaklara gidebilirlerdi. Biraz yürüdükten sonra çok güzel bir vadi buldular. Etrafta işe yarar bir şey var mı diye bakıyordu.
yakınıyorlardı. Arkadaşı ilerideki yarığın içinde parlayan bir şey fark etti. Ne olduğunu merak ettiler ve oraya doğru ilerlediler. Gittiklerinde yarığın içinde lav vardı. İyi de bu lavlar doğal değildi. Lavların biri tarafından konulduğu bariz ortadaydı. Belki Minecraft'la alakalıdır diye düşünüp eve dönme kararı aldılar. Eve vardıklarında herkes içeriye girdi. Ancak hikayeyi anlatan kişi etrafa bakınıyordu. İlerideki mağaranın içinde bir şey gördü ve hareket ediyordu. Bunu görünce hemen arkadaşlarının yanına çağırdı. Ancak arkadaşları geldiğinde gördüğü varlık yok olmuştu. Mağaraya doğru yaklaştılar. Tam içeriye doğru ilerlerken şiddetli bir yağmur başladı. Az önce gördüğü şeyi araştırmak istiyorlardı. Ancak içerisi oldukça ürpertici duruyordu. Arkadaşları mağaradan korktukları için içeriye girmeme kararı aldı. Hikayeyi anlatan kişi bu yüzden yalnız kalmıştı. Tüm cesaretini toplayarak içeriye doğru ilerledi. Etraf karanlık olduğu için eline meşalesini aldı. Mağaranın derinliklerine doğru ilerliyordu. Mağaranın sonuna geldiğinde bir tane zindan buldu. Sandığa baktığında end geçidi gibi çıkması imkansız olan eşyalar gördü. Hepsini topladı ancak bu hiç mantıklı değildi. Arkadaşlarına sohbetten yazarken önündeki spawner bir anda kırıldı. Arkadaşları da hiçbir şey yazmıyordu. Mağaranın derinliklerinden yürüme sesleri duymaya başladı. Zindandan dışarı baktığında Twisted Steve'i gördü. Tekrar baktığında ise yok olmuştu. Mağaradan çıkmak için ilerlemeye başladı. Ancak her köşeyi döndüğünde onu görüyordu. Mağaranın çıkışına doğru yaklaştı. Tekrar yok olduğunu görünce hemen ışığa doğru ilerledi. Dışarı çıktığında hava güneşliydi. Ancak arkadaşları ortalıkta yoktu. Ayrıca arkadaşlarının oyundan çıkma mesajını da görmemişti. Yani hala oyundalardı. Ama cevap vermiyorlardı. Bir anda yağmur yağmaya ve hava kararmaya başladı. Evlerine girip üst kata çıktığında evin çatısının yandığını gördü. Hızlıca dışarıya çıkıp evden uzaklaştı. Ve kamp ateşi koyup bekledi. Arkadaşlarından haber alamıyordu. Onları aramaya çıktı. İlerlerken karşısında kırmızı renge sahip bir Nether portalı fark etti. İçeriye girdiğinde kum taşlarıyla yapılmış düzgün bir yol vardı. Etrafa bakınırken sohbette arkadaşlarının Twisted Steve tarafından öldürüldüğünü gördü. Ardından koridorun sonunda Twisted Steve kendini gösterdi. Arkasını yavaşça dönerek ona baktı ve aniden yok oldu. Olayı anlatan kişi arkasına baktığında gördüğü son şey Twisted Steve'in korkutucu yüzüydü. Hikayeyi anlatan kişi kendince video çekiyordu. Biraz kil toplamak için teknesine atladı. Yeteri kadar kil topladıktan sonra evinin önünü düzenledi ve biraz bal kabağı topladı. Yorucu bir günün ardından sonunda eve gelebilmişti. Topladığı eşyaları sandığa koydu. Ancak bir şey fark etti. Sandığın içinde üçlü mızrak vardı. İyi de evden çıkmadan önce sandığında böyle bir şey yoktu. Üçlü mızrağın ismine baktığında seni çökertmeye çalışıyorum yazdığını gördü. Bu üçlü mızrağı fırlatmak için sağ tıklayıp bıraktığında yok oldu. Olaya anlam verememişti. Havada karanlık olduğu için uyumaya gitti. Sabah kalktığında etrafı gezmeye başladı. Bataklıktayken ağaçların arasında birini görmüştü. Tam oraya doğru koşarken ilerideki adam yok oldu. Adamın bulunduğu yere vardığında 3 blokluk bir çukur gördü. Çukura atladı ama hiçbir şey yoktu. Etrafı kırıp baksa da bir şey göremedi. Ve bu olay daha sonra 2 kere daha yaşandı. Son kez gördüğünde ise adama oldukça yakındı. Varlık her kaybolduğunda altında 3 blokluk bir çukur bırakıyordu. Eve gidip topladığı yemekleri sandığa koyduktan sonra sabah olması için uyudu. Uyandığında kapının önünde 3 mızrağı tekrar gördü. Tabelada ise yine seni çökertmeye çalışıyorum yazıyordu. 3 mızrağı almak için yanına yaklaştı. Çıktığında eşya yok oldu. Dün gece ortaya çıkan çukura gitti. Ağaçların etrafını kontrol etti. Ancak hiçbir şey yoktu. Etrafı gezerken mağarada birini fark etti. İçeriye girdiğinde adam aniden yok oldu. Mağaranın içini iyice araştırdı. Hatta korksa da mağaranın derinliklerine kadar indi. Ancak kimse yoktu. Yukarıya çıkarken yaklaşık 5 blok uzunluğunda bir canlı gördü. Ardından gözden kayboldu. Hikayeyi anlatan kişi hızlıca evine doğru koştu. Tam o sırada yağmur yağmaya başladı. Evine girdi, kapıyı kapattı ve arkasından gülme sesi duydu. Arkasını döndüğünde 5 blok uzunluğunda bir yaratık ona doğru yürüyordu. Üç arkadaş beraber Minecraft oynuyordu. Aralarında güzel bir işbirliği vardı. Biri evin duvarlarını yapıyordu, diğeri tarla ekiyordu, bir diğeri ise sandıkları düzenliyordu. İçlerinden biri ata ihtiyaçları olduğunu söyledi. Güney tarafında daha önceden bir at gördükleri için arkadaşını oraya doğru yolladılar. Biraz sonra arkadaşı sohbete bir tane at bulduğunu yazdı. Ancak bulduğu atın normal olmadığını, bu atta bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi. Arkadaşı atı getirdiğinde üzerine bindiler. Hiçbir sorun yok gibi gözüküyordu. Ancak bu durum pek de uzun sürmedi.
Normal bir ata kıyasla çok yükseğe zıplayarak etrafta dolanmaya başladı. Yere yaklaştığı anda attan hızlıca indi ve evlerin en üst katına çıktılar. Olayın şokunu atlatmaya çalışırken beyaz at bir anda camda gözüktü. Tekrar dışarı çıktıklarında at gökyüzünde geziniyordu. At aşağı doğru indiğinde oyuncuların ekranı dalgalandı. Karşılarında bir canlı gördüler. Az önce atı yöneten adam buydu. Adı Ender Bryan'dı. Sohbete başlarının belada olduğunu ve evlerini ele geçireceğini yazdı. Bunu gören üç arkadaş hızlıca kaçmaya başladı. Evden oldukça uzaklaşıp bir yere saklandılar. Etrafa bakınırken aniden üç arkadaş da beyaz atların üzerine ışınlandı ve uçmaya başladılar. Atı ne hareket ettirebiliyorlardı ne de attan inebiliyorlardı. Resmen atın üzerinde sıkışmışlardı. Beyaz at lava havuzunun üzerine geldi ve oyuncuları aşağı attı ve ölmelerini sağladı. Tekrar doğduklarında elmaslarla dolu bir odadaydılar. Etrafı kıramıyorlardı. Çünkü Ender Bryan onları sonsuza kadar macera moduna almıştı. Dünyalarını yedeklemedikleri için de sonsuza dek burada kaldılar. Blake adında biri tek başına survival oynuyordu. Evinin yakınlarından şeker kamışları toplayıp harita üretti. Daha sonra etrafı gezmeye başladı. Gezerken haritada başka bir oyuncu ikonu daha görmüştü. Oldukça yakındaydı ve oraya doğru ilerledi. Vardığında etrafa bakınıyordu ama kimse yoktu. Sohbete merhaba yazdı. Cevap veren olmayınca bunun bir oyun hatası olduğunu düşündü. Haritaya tekrar baktığında oyuncu ikonu da yok olmuştu. Havanın da karardığını görünce hızlıca eve doğru ilerledi. Sabah olduğunda aynı konumda tekrar oyuncu ikonu gördü. Ve yine aynı olaylar oldu. Sohbete merhaba yazıp duruyordu. Hızlıca bir kule yapıp çevreyi gözetledi. Görünürde kimse yoktu. Haritaya baktığında ise oyuncu ikonunun hareket ettiğini gördü. Hemen blokları kırıp aşağı indi. Eline tekrar haritayı alıp baktığında gizemli kişinin tam olarak evinde olduğunu gördü. Koşa koşa evine gitti. Vardığında etrafta eşya çerçevelerinin olduğunu fark etti. Eşya çerçevelerini kırarken evin dışında bir canlı gördü. Hemen dışarı çıktı ancak kimseyi göremedi. Ne kadar korksa da bu şeyin ne olduğunu öğrenmek için saatlerce etrafı gezdi. Karşısına bir köy çıktığında etraftaki eşyaları toplamaya başladı. Bir sandığı açtığında yanına bir şey konulduğunu fark etti. Dönüp baktığında yerde bir tane eşya çerçevesi vardı. Bu konuya anlam veremiyordu. Neden sürekli eşya çerçevesi konuluyordu? Köyü araştırmaya devam etti. Bir yandan da akşam oluyordu. Haritaya tekrar baktığında evinin bulunduğu yerin simsiyah olduğunu gördü. Aceleyle evine gitti. Ancak evi sapasağlamdı. Eve girdiğinde yine her yerde eşya çerçevesi vardı. Resmen biri onunla dalga geçiyordu. Haritaya baktığında ise oyuncu ikonu tekrar var oldu. Geçen gün bulunduğu yerdeydi. Onunla gerçekten yüzleşmeye gitti. Ancak etrafta kimse yoktu. Evine tekrar döndü. İçeriye girdiğinde az önce kırdığı eşya çerçevelerini yine gördü. Ancak bu sefer doluydu. Bu varlık dışarıda gezerken onun fotoğraflarını çekmişti. Tabelalarda ise seni izliyorum yazıyordu. Evin kapısına baktığında onu net bir şekilde görebildi. Ardından oyunu çökerek kapandı. Üç arkadaş beraber Minecraft oynuyordu. Arkadaşlarından biri kendisini takip etmelerini istedi. Uzun bir mağaradan ilerlediler ve tam önlerindeki gölde bir sürü tekne gördüler. Bir arkadaşı bunu eğlenceli bulurken hikayeyi anlatan kişi bunu garip bulmuştu. Evin etrafında düzenleme planları olduğu için iş bölümü yapmaya başladılar. İçlerinden biri madene gitti. Kendisi ise etraftaki toprakları ve ağaçları kıracaktı. Etrafı düzenlerken küreği kırılmıştı ve ağaçları kesmeye başladı. Ancak önünde bir maden girişi görmüştü. Arkadaşlarına hemen haber verdi. Nedense bu maden girişi ona birazcık tuhaf gelmişti. Arkadaşları da gelince içeriği araştırma kararı aldılar. İçeriye doğru girdiklerinde mineshaft gördüler. Mağaranın derinliklerine doğru ilerliyorlardı. Ancak burası bildikleri mineshaft'e benzemiyordu. Görüntüsü oldukça farklıydı. İlerlemeye ve araştırmaya devam ettiler. Yolun sonuna geldiklerinde bir sandık vardı. Hikayeyi anlatan kişi sandığı açtığında bir sürü netherite külçesi olduğunu gördü ve hepsini aldı. Bu keşifleri oldukça karlıydı. O yüzden çıkışa doğru ilerlemeye başladılar. Tam mağaradan çıkacaklarında kafasında madenci kaskı olan bir adam onları karşıladı. Görünüşe göre bu adam zombileri de yönetebiliyordu. Bunu gören üç arkadaş hızlıca mağaranın derinliklerine doğru kaçmaya başladı. Resmen burada kapana kısılmışlardı. Ölü madenci netherite külçelerini çaldıkları için onlardan intikam almıştı. Minecraft oynarken hiç izlendiğinizi düşündünüz mü? Bu efsanemizde olaylar tek başına modlu survival oynayan birinin başına gelmiş. Hikayeyi anlatan kişi madenden çıkmış evine gidiyordu. Sandıkları karıştırıp yanına biraz zümrüt aldıktan sonra kırılmazlık büyük kitabını almak için köylülerin yanına gitti. Köylüyü yatağından kaldırıp kırılmazlık büyük kitabını aldı. Bu sırada sabah olmuştu ve sıradan bambu kırma işlemlerini yapıyordu. Bambuları kırarken arkasından gelen creeper patladı ve büyük bir çukur oluşturdu. İşte tam bu andan itibaren artık bir şeylerin farkına
varmaya başladı. Çünkü açılan çukurda, yani çimlerin altında iskele olduğunu fark etti. Ancak bunları o koymamıştı. Bir yandan bu durumu düşünürken bambuları kırmaya devam etti. Topladığı bambuları fırına yerleştirdikten sonra dışarıya çıktı ve yerde bariyer gördü. Bunun olması olanaksızdı. Çünkü bariyer sadece komutla alınabiliyor. Yukarıya baktığında ise topraktan bir alan gördü. Hemen ne olduğuna bakmak için yukarıya doğru yol yaptı. Yukarıya çıktığında kafası bariyere çarptı. Daha fazla devam edemiyordu. Çünkü gökyüzü bariyerlerle kaplıydı. Hızlıca aşağı indi. Tekrar baktığında toprak alan yok olmuştu. Ara ara oyunu da kasıyordu. Etrafta dolanıp konuya mantıklı bir açıklama getirmeye çalıştı. Evin çevresinde gezerken başka bir yerde daha iskele olduğunu fark etti. İskeleleri kırdığında karşısına bir kamera çıktı. Oyununda kamera modu vardı. Ancak henüz bir kamera yapmamıştı. Gitmeden önce kameranın önünü blokla kapattı. İyice paranoyaklaşmaya başlamıştı. Hızlıca etrafı aradı ve başka kameralar var mı diye kontrol etti. Yatak odasında, Nether portalının üzerinde neredeyse her yerde kamera vardı. Mezarın oradan sesler geldiği için içini kazıp baktığında bir tane mikrofon gördü. Bir evinin yakınına yerleştirdiği kamera ve mikrofonlarla onu gözetliyordu. Köylülerin oraya gittiğinde dışarıda bekleyen bir köylü fark etti. Köylü demir kapıyı açıp yatağa yattı. İyi de bu nasıl olabilir diye düşündü. Bu yüzden tüm köylüleri tek tek öldürmeye başladı. Son kalan köylüye ise vuramıyordu. Köylü aniden ona saldırmaya başladı. Hikayeyi anlatan kişinin zırhları çok güçlü olduğu için canı neredeyse gitmiyordu. Uzun uğraşlar sonucunda köylüye hasar verebildi ve köylüyü öldürmeyi başardı. Olayın üzerinden birkaç saat geçti. Tüm yaptığı yapıların etrafını kırarak kamera arıyordu. Resmen etrafı talan etmişti. Buradan korkmaya başladığı için teknesine binip evinden uzaklaştı ve bir adaya vardı. Ancak burası oldukça garipti. Çünkü yeryüzünde hiç çimen yoktu. İleride bir yarık gördü ve içine doğru ilerledi. Etrafta oldukça fazla iskele vardı. İncelerken bir delik gördü ve atladı. Bir yeraltı sığınağına gelmişti. Burası oldukça ürpertici gözüküyordu. İçeriye doğru ilerledikçe kendi fotoğraflarını gördü. Üzerlerinde tarihler yazıyordu. Son fotoğrafta ise buraya girdiğinin fotoğrafı vardı. Duvarda bir şalter görünce onu aşağı indirdi ve bir kapı açıldı. İçeriye girdiğinde gizemli kişinin öldürdüğü oyuncuların isimleri ve kafalarını gördü. En sona geldiğinde ise üzerinde isminin yazılı olduğu bir tabela vardı. Arkasını dönüp baktığında kamera görüntülü adam ona doğru çok hızlı şekilde saldırdı. Oyundan hızlıca çıkmıştı. Dünyalar kısmına baktığında oynadığı dünya yoktu. Anlatıcı tek kişilik hayatta kalma dünyası oluşturdu. Dünyaya giriş yaptığında karşıda bir çalışma masası gördü ve güneş batıyordu. Oyunun müzikleri ve sesleri de tersten çalıyordu. İyi de bu dünyayı yeni oluşturmuştu. Yani bunlar imkansızdı. İleride meşe ağaçlarından yapılmış bir ev fark edince hızlıca oraya gitti. Evin içindeki fırın hala çalışıyor gibi gözükse de içinde pişen hiçbir şey yoktu. Resmen bu dünyada bazı şeyler tersten işiyordu. Anlatıcı yaşanan olaylara anlam veremedi ve tahta aletler yapmak için ağaç kırmaya başladı. Bir yandan da hava kararıyordu. Çalışma masasında eşyaları üretirken evin kapısı aniden kapandı. Hemen etrafa göz gezdirdi ama kimse yoktu. Yerel ağ bağlantısını kontrol etti ama kapalıydı. Yani bir sunucu da değildi. Evden çıkıp etrafı gezmeye başladı. Az ötedeki bir ışık kaynağını fark edince oraya doğru ilerledi. Yerdeki meşaleleri takip ettiğinde karşısına bir ev çıktı. Bu ev terk edilmişti. Evin etrafında mağara girişi ve wither bitkilerinin bulunduğu bir tarla vardı. Daha fazla bilgi edinmek için evin içine doğru girdi. Terk edilmiş bu ev oldukça ürpertici gözüküyordu. Sandıkların içini açıp gördüğü eşyaları toplamaya başladı. Evin içindeki tabelalara baktığında gölgelerde yürürken ve karanlığı seviyorum yazılarını gördü. Bunları okuyup anlamaya çalışırken sohbette oyuna birinin girdiğini gördü. Girdikten sonra gürültülü ve korkutucu bir müzik çalmaya başladı. Oyuncu anlatıcıya sen de kimsin diye sordu. Ardından burada olmaman gerekiyor. Bu dünya dolu gibi şeyler yazdı. Anlatıcı dünyanın sahibinin kendisi olduğunu söyleyip durunca oyuncu ona saldırmaya başladı ve öldürdü. Anlatıcı öldükten sonra dünyadan çıktı. Çünkü bilgisayar oldukça yavaşlamıştı. Birkaç gün sonra tekrar baktığında geçen girdiği dünyanın isminin bozuk olduğunu gördü. Dünyaya giriş yaptığında etraf katman kayalarıyla kaplıydı ve günler aşırı hızlı geçiyordu. İleride gördüğü suyla hemen yukarıya çıktı. Yeryüzünün katman kayasıyla kaplı olduğunu gördü. Etrafı gözlemlerken geçen ona saldıran oyuncunun oyuna katıldığını gördü. Bu ürkütücü dünyada geçen gün yaptıkları tartışmanın aynısını yaptılar. Gizemli oyuncu iyice sinirlenip anlatıcıya saldırmaya başladı ve oyununu çökertti. Anlatıcı bu konuyu internette araştırsa da bu tarz bir olayı kimsenin yaşamadığını gördü.
İki arkadaş maden yaparken işleri kolaylaştırmak için uzunlamasına TNT döşedi ve fitilini yaktı. Biraz kasılıp evlerine gideceklerdi. TNT sayesinde kocaman bir tünel açıldığı için işe koyuldular. Etrafta bol bol maden vardı. Anlatıcı maden kazmaya devam ederken tünelin sonunda katman kayasından oluşmuş bir Enderman gördü. Bu Enderman az da olsa etrafına ışık saçıyordu. Bir daha baktığında Enderman yok oldu. Hemen arkadaşına yazdı. Tünelin sonunda bir canlı gördüğünü söyledi. Arkadaşı gelince etrafı araştırdı ama hiçbir şey göremedi. O yüzden çalışmaya geri döndü. Daha sonra anlatıcı üzerindeki eşyaları bırakmak için sandığa doğru ilerledi. Arkasından sesler duyunca F5'e basıp baktı. Ekranın bir kısmında aniden belirip yok olan o Enderman'i gördü. Bayağı korkmuştu ve hemen arkadaşını çağırdı. Ancak arkadaşı gelip baktığında hiçbir şey olmadığını görünce sinirlendi. Anlatıcıya "beni rahatsız etme" diyerek oradan ayrıldı. İkisi de maden kazmaya devam etti. Anlatıcı maden yapmaya devam ederken yaratığı bir daha görünce arkadaşını ısrarla yanına çağırdı. Arkadaşı tekrar ve tekrar çağrılınca resmen sinir küpüne dönmüştü. Yukarıdaki tünele baktıklarında bu sefer ikisi de onu gördü. Yaratık yavaşça arkasını dönüp kulakları sağır edecek şekilde bağırarak onlara koşmaya başladı. Hemen TNT ile açtıkları tünele doğru koştular. Arkadaşı hızlıca 2 blokluk bir tünel açtı ve içeriye girdiler. Enderman 3 blok uzunluğunda olduğu için onlara erişemiyordu. Açtıkları tünelin yanından kazarak çıktılar. Böylelikle Enderman'in dikkati dağıldı. Hızlıca mağaranın çıkışına doğru ilerlemeye başladılar. Arkalarından Enderman'in ürpertici sesleri gelmeye devam ediyordu. Ancak kaçmayı başardılar. O kadar korkmuşlardı ki mağaraya bir daha girmeme kararı aldılar ve girişini kapattılar. Üç arkadaş kendi sunucularında oynuyordu ve hepsinin farklı yerlerde evleri vardı. İkisi buluşup diğer arkadaşın evine gitme kararı aldılar. Arkadaşın evi büyük ve çok güzeldi. Evi gezdikten sonra Lucas biraz odun toplamak için ormana gitti. Lucas odunları toplarken küçük bir işi olduğu için oyundan çıktı. Havada kararıyordu. Artık sunucuda iki kişi kalmıştı. Gerçek hayatta da arkadaş oldukları için kendi aralarında muhabbet etmeye başladılar. Anlatıcı Charlotte'a az önce oyundan çıkan arkadaşı Lucas'la hala sevgili olup olmadıklarını sordu. Charlotte ise ayrıldıklarını söyledi. Anlatıcı bunu fırsat bilip sevgili olalım mı diye sordu. Charlotte ise "oyundaki skinine bak, bu cevap olacaktır" dedi. Bu cidden üzücü. Yaklaşık 15 dakika sonra Lucas oyuna tekrar girdiğinde eve geldi. Elinde odunlar vardı. Odunları sandığa yerleştirdikten sonra beraber madene gitme kararı aldılar. Aşağı indiklerinde Lucas hemen "dışarıya gelin" diye mesaj attı. Bu mesajı görünce hemen dışarıya çıktılar. Lucas bulunduğu yerde birinin olduğunu söylemişti. Ancak baktıklarında hiçbir şey yoktu. Lucas'ın şaka yaptığını düşünüp ona inanmadılar. Anlatıcı tekrar madene gitti ve taşları kırmaya başladı. Arkasını döndüğünde tünelin sonunda simsiyah bir canlı gördü. Ona bakarken canlı bir anda hareket ederek gözden kayboldu. Peşinden gidip baktığında kimseyi göremedi. Tünelin derinliklerinde kaybolmuştu. Arkadaşlarına sohbetten bu durumu yazıp hemen yanlarına gitti. Onu yalnız bırakmamak için madene beraber gidip etrafı araştırmaya başladılar. Tünelin sonuna gelmişlerdi ama hiçbir şey yoktu. Aralarında konuşurlarken tünelin derinliklerinden ses gelmeye başladı. İyice ürpermişlerdi. Tünelden çıkmak için koşmaya başladılar. Ancak Lucas bir anda olduğu yere sıkıştı. Onu kurtarmaya çalışsalar da hiçbir şekilde yerinden oynamıyordu. Lucas bir anda tünelin sonuna doğru çekildi ve sohbette öldüğünün mesajı geldi. Ölme mesajında ise "hiçbir şeyde boğuldu" yazıyordu. Hemen yukarıya çıktılar. Lucas tekrar doğarak yanlarına geldi. En üst kata çıkıp saklanma kararı aldılar. Ne yapacaklarını düşünürlerken iki arkadaş da bir anda bulundukları yere sıkıştı. Anlatıcı onları kurtarmaya çalışsa da karanlığa doğru çekilerek gözden kayboldular. Arkadaşları tekrar doğduğunda bu durumu oldukça sinirlendikleri için oyundan çıkış yaptılar. Anlatıcı ise bu duruma bir cevap aradığı için tekrar madene gitti. Tünelin sonunda beklerken ürpertici sesler duymaya başladı. Sesi takip ederken önüne siyah bir yaratık çıktı. En sonunda dayanamayıp yaratığa baktığında her şey dondu ve oyunu çöktü. Anlatıcı internette 1.12 sürümünde ilginç diye bahsedilen bir seed bulmuştu. Arkadaşıyla beraber bu seed'e girip ev yaptılar. Daha sonra keşfe çıktılar. Etrafta ladin ağacından başka bir şey yoktu. Evden de çok uzaklaşmışlardı. Ama yürümeye devam ettiler. Biraz daha yürüdükten sonra sonunda ormandan çıkabilmişlerdi. Etrafta kömür madeni dışında bir şey bulamıyorlardı. Ama anlatıcının seed'i aldığı yerde çok fazla maden bulunduğu da yazıyordu. Fakat hiçbir yerde maden yoktu. Arkadaşı bu konuya çok sinirlenmişti. Bu yüzden onu öldüreceğini söyledi ve anlatıcıyı kovalamaya başladı.
Anlatıcı kaçarken dağın tepesinde bir şey gördü. Arkadaşı da bunu görünce oraya gitme kararı aldılar. Etrafta devasa su kütleleri vardı. Buradaki dünya neredeyse dümdüzdü. Yaklaşıp etrafı kontrol ettiklerinde çok fazla elmas cevheri olduğunu gördüler. Arkadaşı hızlıca elmasları toplamaya gidiyordu. Ama anlatıcı onu durdurdu. Önce etrafı araştırmaya başladılar. Arkadaşı ileride bir tünel görünce içeriye doğru ilerlemeye başladı. Tünelin sonuna geldiklerinde bir oyuk gördüler. Ve akıllarına buraya bir ev yapma fikri geldi. Durup etrafa bakarken önlerinden 2 blok uzunluğunda elmas cevheri geçti. Bunun bir oyun hatası olduğunu, zaten dünyanın da normal olmadığını konuştular. Başlarını belaya sokmamak için buradan ayrılma kararı almışlardı. Çıkışa doğru ilerlerken karşılarını birkaç tane birbirinden ayrı elmas cevheri gördüler. Aniden bu elmas cevherleri hareket ederek oyunculara doğru ilerlemeye başladı. Yanlarındaki tünele girip koşmaya başladılar. Ancak tünelin sonuna gelmişlerdi. Anlatıcı taş kazmasıyla çaresiz bir şekilde elmas cevherlerini kırmaya çalıştı. Ama elmas cevherleri tünelin sonuna vardığında onları yok etti. Bir oyuncu internette bulduğu bir haritayı indirip farklı modlar yükledikten sonra dünyasına giriş yaptı. Çadırını deniz fenerinin yakınındaki bir alana kurmuştu ve doğanın tadını çıkarmaya başladı. Güzel doğa görüntüleri almak için belli konumlara kameralar yerleştirmeye başladı. Son kamerayı da yerleştirdikten sonra çadırına doğru gitti ve uyudu. İkinci gün başladığında kameraların yanına hareket sensörü de yerleştirmeye başladı. İşini erken bitirdiği için akşama kadar doğanın tadını çıkardı. Hava kararınca da uyumaya gitti. O sırada kameralardan biri fenerin tepesinde bir şey fark etti. Ancak ne olduğu belirsizdi. Ortaya çıktığında ses ve görüntü bozulmuştu. Ardından alarm sesleri gelmeye başladı. Sesler deniz fenerinin oradan geliyordu. Anlatıcı yatağından kalkıp deniz fenerinin içini araştırmaya başladı. Ancak vardığında sesler kaybolmuştu. Ne olduğunu anlam verememişti ve tekrar yatağına döndü. Buradaki üçüncü gün başladığında ormanda bir hareketlenme hissetti. Oldukça paranoyaklaşmıştı. Tam yatacakken arabanın üzerinde bir varlık fark etti ve ardından yok oldu. Hemen arabanın yanına gitti. Etrafı iyice gezdiğinde hiçbir şey göremedi. Paranoyaklaştığı için hayal gördüğünü düşünüp yatağında kendini sakinleştirmeye çalıştı. Buradaki dördüncü günün akşamında etrafta takılırken kulağına ürpertici bir ses yankılandı. Deniz fenerine doğru ilerlemeye başladı. Yaklaştıkça bir melodi duyuyordu. Bu ses deniz fenerinin içinden yankılanıyordu. Ama sesin kaynağını bulamadı. Deniz fenerinin dışına çıktığında çadırının yerle bir olduğunu gördü. Kamerası da yere düşmüştü. Bunun nasıl olduğunu düşünürken siren sesleri ötmeye başladı. Bunu duyunca korkarak deniz fenerinin içine girdi. Siren sesleri artık duyulmuyordu. Ama çadır yok olduğu için kalacak yeri de yoktu. Bu yüzden sabaha kadar deniz fenerinin içinde bekleyecekti. Tam bu sırada kapının açılma sesi geldi. Kamerada gözüken yaratık anlatıcının üzerine doğru saldırdı. Anlatıcı birkaç dakika sonra gözlerini tekrar açtığında sabah olmuştu. Etrafa baktığında hiç kimseyi göremedi. Artık korkusu tavan yapmıştı. Hemen etrafa yerleştirdiği kameraları alarak bu lanetli yerden arabasına binerek uzaklaştı. Normal bir Minecraft günüydü. Anlatıcı 1.19 yeni geldiği için hayatta kalma dünyasında oynuyordu. Anlatıcı birkaç işini tamamladıktan sonra madene indi. Dar bir yerden ilerlerken lava düştü. Tam o sırada yakınlarda bulunan su sayesinde kurtuldu. İlerlemeye devam ettiğinde karşısına zindan çıktı. Sandıkları karıştırdığında boş müzik diski adında bir disk buldu. Minecraft'ta böyle bir disk olmadığını biliyordu. Ne çaldığını dinlemek için hemen müzik kutusu üretti. Diski müzik kutusuna koyduğunda cidden hiçbir şey çalmadı. Müzik kutusunu da yanına alıp daha da derine indi. Gördüğü skalkları kırmaya çalışırken bir bloğun kırılma sesini duydu. Dikkatlice baktığında katman kayasını kırdığını fark etti. Bunu nasıl yaptım diye aşağı bakarken bir anda müzik çalmaya başladı. Düşerken resmen hayatı gözlerinin önünden geçmeye başladı. Oynadığı dünyanın ilk zamanlarını gördü. Gözleri tekrar açıldığında skalkla kaplanmış bir zombi gördü. Hemen onu kesti. Ancak etraftaki tüm yaratıkları skalk virüsü ele geçirmişti. Karanlık olduğu için hızlıca yukarıya çıkmaya çalıştı. Bu lanetli yerden çıkmak istiyordu ama yukarısı katman kayasıyla kaplıydı. Yani bir şekilde normal dünyanın daha da altına inmişti. Ve burada korkutucu yaratıklar yaşıyordu. İleride bir kule gördü ve içinde obsidyenler vardı. Hızlıca birkaç tane kırdı. Kuleden çıkarken skalklarla kaplanmış bir canlı fark etti. Ses vermeden yanından geçmeye çalıştı. Ancak sensörlerden biri fark edince canlı harekete geçti. Anlatıcı hızlıca koşarak kaçmaya başladı. Az önceki kuleye benzer bir yere girdi. İçerideki obsidyenleri topladı. Arkasındaki yaratık sesleri duydukça ona doğru yaklaşıyordu. Son obsidyen kırılınca yaratık içeri girdi ve kovalamacı tekrar başladı. Anlatıcı kaçarken bir tünel gördü
ve hemen içeriye girip arkasını kapattı. Topladığı 12 obsidyenle bir Nether portalı yapıp işine girdi. Tam ışınlanacakken portal geriye attı. Tüm bu sesleri duyan yaratık anlatıcının bulunduğu yere geldi. Artık tünelin en sonuna gelmişti. Bu yüzden son şansını denemek için sessizce tünelin sonunda bekledi. Anlatıcı küçük bir adım attığında Skulk sensörü bunu fark etti. Yaratık tam karşısında duruyordu. Onu görünce çok hızlı şekilde anlatıcıya saldırdı ve sonrası ise tamamen karanlık. Ray adında bir oyuncu ormanda biraz odun kesip evinin yolunu tutmuştu. Kar yağıyordu ve evine girdiğinde sunucuya bir arkadaşı katıldı. Beraber muhabbet ediyorlardı. Bir yandan da arkadaşının evini gösterdi. Arkadaşı Simon anlatıcıya arkadaşlarımı davet edebilir miyim diye sordu. Anlatıcı ise evet neden olmasın cevabını verdi. Evde biraz takıldıktan sonra sunucuya garip harflere sahip bir oyuncu girdi. Simon ise arkadaşının henüz gelmediğini ve bu kişiyi davet etmediğini söyledi. Gizemli kişi tarafından sohbete sürekli karmaşık harf dizileri yazılıyordu. Bunun neden ve nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Sadece evin içinde bekliyorlardı. Biraz sonra sunucuya 8 farklı kişi katıldı. Anlatıcı ve arkadaşı camdan etrafa bakınıyordu. Ancak kimse yoktu. Arkadaşı Simon onların üst katta olduğunu söyledi. Yukarıya çıktıklarında bu kişilerin arka arkaya dizilmiş olduğunu gördüler. Hepsi Steve görünümündeydi ve geriye giderek evin dışına çıktılar. Gördükleri şey konusunda oldukça şaşırmışlardı. Simon davet ettiği arkadaşlarıyla konuştuğunda şu cevabı aldı. Sunucuya girmeye çalıştım. Ancak ekranımda sadece bozuk sayılar vardı. Bu konu hakkında biraz konuştuktan sonra evin içini araştırdılar ancak herhangi bir şey bulamamışlardı. Anlatıcı dışarıya çıkıp etrafı gezdi. Kutup ayılarından başka bir şey yoktu. Tam eve girerken içeride bir şey gördü. Simon'a sohbetten dostum az önce bir şey gördüm diye yazdı. Bir üst kata çıktı. Evi beraber incelediklerinde arkadaşı herhangi bir kanıt göremedi. Evin kapısını açıp dışarıya baktıklarında bir ses duymaya başladılar. İçeriye girdiklerinde Simon bilgisayarımdan bozuk sesler geliyor dedi. Bu ses sadece Simon'a gelmiyordu. Anlatıcı da bu sesi duyuyordu. Evin salonunda ise daha önceden burada bulunmayan 5 tane kapı gördüler. Kapıların hepsi aynı anda açılıp kapanıyordu. Bununla beraber evin duvarları ve içindeki eşyalar kırılmaya başladı. Aynı Simon'un arkadaşlarında olduğu gibi monitörde rastgele sayılar akıyordu. Kapı açıldığında cildinin üzerinde sayılar olan bir adam içeriye girdi. Sohbete ben gizemli bir hatayım yazdı ve burada kayıt sona erdi. Hikayeyi anlatan kişi oyuna yeni başlamıştı. Minik güzel bir evi ve tarlası vardı. İleride bir at gördü. Onu evcilleştirip birkaç işini tamamladı ve evine döndü. Artık akşam olmuştu. Uyumak için yatağına doğru gitti. Tam yatacakken dışarıdan bir ses duydu ve alt kata inip kapıyı açtı. Ancak kapı aniden kapandı. Dışarıda bir şey görmüştü ve hemen kapıyı tekrar açtı. Ancak o şeyi tekrar göremedi. Dışarısı karanlık olduğu için etrafa meşaleler yerleştirdi ve sohbete merhaba yazdı. Etrafta hiçbir şey göremeyince sabah olması için üst kata çıkıp yatağına doğru ilerledi. Ancak yatağında sarı renge sahip yüzünde gülümseme olan biri yatıyordu. Anlatıcı yatağımda ne yapıyorsun diye sordu. Ancak bu gizemli canlı hiçbir soruya cevap vermiyordu. Yan yana uyumak istemediği için kendi yatağını alıp aşağı indi ve uyudu. Sabah olduğunda hemen üst kata çıktığında o canlıyı göremedi. Dışarıya çıkıp etraftaki koyunların yünlerini kırpmaya başladı. Evine doğru baktığında o gizemli canlıyı gördü ve yanına doğru yaklaştı. Yanındaki tabelada garip bir İngilizce ile yazılan bir yazı vardı. Yazılana göre bu canlı anlatıcıya evinin yapılmasında yardımcı olmak istiyordu. Anlatıcı ona sorular sorsa da yine cevap alamıyordu. Bu duruma sinirlenip oradan ayrıldı. Birkaç tane köy yağmalayıp evine döndüğünde Dummy Mac'i gördü. Tahta evini tamamen yok edip topraktan bir ev yaptığını görünce iyice şalterleri atmıştı. Yaptığı evin korkunç göründüğünü ve bunu neden yaptığını sordu. Hiçbir cevap alamayınca vurmaya çalıştı. Ancak ona vuramıyordu. Evi yok olduğu için artık burada durmasının mantığı yoktu. Arkasını döndü ve ilerlemeye başladı. Evine son kez bakmak için arkasını döndüğünde Dummy Mac'in devasa bir boyuta ulaştığını gördü. Koşarak ona doğru geliyordu. Anlatıcı suya atladı. Ancak bu yaratık onu bambaşka bir yere ışınladı. Burası altın bloklar oluşuyordu ve Dummy Mac'in arkası dönüktü. Sunucu üzerinden gönderilen mesajda round başladı yazdı. Dummy Mac arkasını dönüp anlatıcıya alev topları atmaya başladı ve onu yakarak aşağı düşürdü. Anlatıcı tek başına Minecraft oynuyordu ve madende kömür topluyordu. Yeterince kömür toplayınca yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ve tam karşısında bir tabela gördü. Üzerinde merhaba yazıyordu. Bu tabelayı kendisi koymamıştı ve kırıp başka bir yere yerleştirdi. Pek de umursamamıştı. Karanlık olmasına rağmen dışarıya çıktı. Kapısını kapattı, sadece birkaç tane yaratık avlayacaktı. Kendisine basit bir koruma yaptı ve Enderman'in gözüne bakarak yanına çağırdı. Ardından onu hakladı. Evine geri döndüğünde kapının açık olduğunu gördü. Bunu görünce kafası karışmıştı.
açtı. Kapıyı kapattığını biliyordu ama yanlış hatırladığını düşünmeye başladı. İçeriye girdiğinde ise tekrar bir tabela gördü ve üzerinde "Nasılsın?" yazıyordu. Bu tabelayı görünce oyunda sadece kendisinin olmadığını anlamıştı. Tabelayı tekrar kırıp az önceki yerine yerleştirdi. Tırsmaya başlamıştı. Ancak mağaraya inip tekrar maden kazmaya devam etti. Ancak yerleştirdiği meşaleler kırılmıştı. Tünelden geri döndüğünde yatağının olmadığını fark etti. Bu gizemli kişiyle iletişime geçmek için tabelayı kırdı ve "Kim var orada?" yazdı. Evin içinde bekledi ancak bir şey olmayınca dışarıya çıkıp etrafa bakınmaya başladı. Geriye döndüğünde tabelada "Unknown" yani bilinmeyen yazdığını gördü. Tabelayı kırıp "Unknown kim?" diye sordu. Kenara geçip cevabın verilmesini bekledi. Çünkü orada durduğunda tabela değişmiyordu. Biraz sonra tabelaya baktığında gizemli kişinin "Ben" yazdığını gördü. Resmen anlatıcıyla dalga geçiyordu. Anlatıcı Herobrine'i bildiği için aklına ilk o gelmişti. Ve tabelaya "Sen Herobrine mısın?" diye yazdı. Tekrar dönüp baktığında tabelada sadece "Unknown" yazdığını gördü. İçinden "Ben ne yaşıyorum?" diye düşündü. Ve tabelaya "Dur lütfen" yazdı. Tekrar baktığında evin her yerinde "Unknown" yazan tabelalar gördü. Ve etraf kararmıştı. Çünkü meşaleler yok oldu. Hızlıca tabelaları kırarken çıkış kısmında bariyer olduğunu fark etti. Karnı aç olduğu için envanterindeki yiyecekleri fırına attı. Arkasını döndüğünde tekrar bir tabela gördü. Üzerinde "Elveda" yazıyordu. Aniden oyun kapandı ve hata verdi. Bu bir sistem hatasıydı. Ve açıklamada 3 nokta vardı. Birkaç denemeden sonra bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı. Ve yeniden başlatılması gerekiyor yazısını gördü. "Yok say" dediğinde karşısında "Elveda" yazısını gördü. Ve bilgisayarı yeniden başladı. Oyunda fiziksel olarak göremediği Unknown, anlatıcının bilgisayarına virüs bulaştırmıştı. İki arkadaş beraber Minecraft oynuyordu. Yeni yeni gelişiyorlardı ve arkadaşı küçük bir kulübenin inşaatını tamamladığını söyledi. Madene ihtiyaçları olduğu için kazmalarını alıp madenin yolunu tuttular. Evlerinin biraz ilerisinde Bobby1545 adında biriyle karşılaşmışlardı. Bobby onları görünce durup "Merhaba" dedi. Ancak sunucuya iki arkadaş dışında girişler kapalıydı. Yani whitelist vardı. Sunucuya nasıl girebildiğini sorduklarında IP adresini "Girdim ve sunucuya katıldım" yazdı. Arkadaşı ise Bobby'yi dinlemeden üzerine lav dökerek öldürdü. İkisi de bu duruma gülmüştü. Anlatıcı Bobby'ye sunucuya nasıl girdiğini ve kim olduğunu sormuştu. Bobby tekrar doğup yanlarına geldiğinde "Beni neden öldürdün?" diye sordu. Arkadaşı onu sabah görmediğini, Bobby ise uzun zamandır sunucuda olduğunu söylüyordu. Bobby'yi öldürmekten oldukça zevk alıyorlardı ve yollarına devam ettiler. Karşılarına topraktan bir köprü çıkmıştı. Arkadaşına "Bunu sen mi yaptın?" dediğinde "Hayır" cevabını aldı. Köprüyü geçtiklerinde karşılarına derme çatma bir ev çıktı. Burası Bobby'nin eviydi. Anlatıcı ve arkadaşı evini yıktı ve Bobby'yi öldürdü. Hatta bu da yetmezmiş gibi anlatıcı eve geri dönüp TNT'leri aldı. Geldiğinde Bobby yıkılmış evini tamir etmeye çalışıyordu. Onu öldürüp evine TNT'leri döşediler ve patlattılar. Onu bu dünyada istemiyorlardı. Ama ona oldukça kaba davranmışlardı. Bobby tekrar doğmadı. Ve arkadaşı onu banladığını söyleyince artık evlerine gittiler. Ama eve vardıklarında yaptıkları kulübenin camları kırıktı. Arkadaşı direkt anlatıcıdan şüphelenip ona vurmaya başladı. Ancak sadece camlar kırılmamıştı. Portal da yok olmuştu. Ve bu sesi ikisi de duymuştu. Üst kata çıkıp etrafa bakındıklarında evinin balkonunda Bobby'yi gördüler. Anlatıcı arkadaşına "Onu banladığını söylemiştin" dedi. Bobby ise "Beni öldürmemelisin" yazdı. Ancak uslanmaz arkadaşlar onu yine de öldürdü. Her doğduğunda Bobby'yi öldürmekten oldukça zevk alıyorlardı. Ancak tuhaf olan şey Bobby tekrar doğduğunda istediği yerde oluyordu. Yukarı çıktıklarında tekrar Bobby1545 ismini görmüşlerdi. Ama Bobby artık tek değildi. Hemen Bobby'lerden birkaçını öldürdüler. Tekrar doğduklarında Bobby'nin yanında 4 tane Steve vardı. Bobby sadece survival oynamak istiyorum diyerek anlatıcının arkadaşına saldırmaya başladı. Onu öldürdüklerinde "Sıra sende" diyerek anlatıcıyı takip etmeye başladılar. Anlatıcı hemen evinin üstündeki dağa çıktı. Arkadaşından da haber alamıyordu. Bobby bir anda anlatıcının önüne ışınlandı ve elindeki elmas kılıçla ona bakıyordu. Anlatıcı "Ne istiyorsun?" diye sorduğunda Bobby "Sadece oynamak istiyorum" dedi. Bobby artık sorulardan bıkmıştı ve kendisinden özür dilenmesini istiyordu. Anlatıcı ne kadar yalvarsa da Bobby ona yaşatılan her şeyin intikamını almıştı. Roland adında bir oyuncu her zaman oynadığı bir sunucuya giriş yaptı. Girdiğinde sunucuda kimse yoktu. Lobiden ayrılıp evine doğru gitti. Sandığına baktığında sohbette birinin selam yazdığını gördü. Bu oyuncu oyuna yeni katılmıştı ve "Beraber oynayalım mı?" diye sordu. Anlatıcı beraber oynama fikrini sıcak karşıladı ve Zimber'ın ışınlanma isteğini kabul etti. Ona biraz odun attı ve beraber oynamaya başladılar. Hava bir yandan kararıyordu ve Zimber anlatıcıya "Şimdi arkadaş mıyız?" diye sordu. Anlatıcı bu soruya "Sanırım evet" cevabını verdikten sonra muhabbet etmeye başladı.
başladılar. Ve konu nerede yaşıyorsun sorularına gelince anlatıcı bundan rahatsız olup oyundan biraz çıkmak istediğini söyledi. Ancak Zimber hayır arkadaşız gidemezsin yazdı. Roland gidiyorum ama döneceğim tamam mı diye söylese de Zimber ona nereye yalancısın sen gibi şeyler söyledi. Ondan nefret ettiğini söyleyerek vuruyordu. Anlatıcı dayanamayıp sunucudan ayrıldı. Ve tek kişilik dünyasına giriş yaptı. Yarım kalmış evinin çatısını tamamlayacaktı. Çatıya çıktığında anlatıcının üzerine şimşek çaktı. Hemen suya koşup kendini söndürdü. Ancak güneşli havada şimşek çakması oldukça tuhaftı. Anlatıcı etrafına bakarken aniden tüm orman yanmaya başladı. Tek başına oynadığı bu dünyada Zimber sohbete neden beni terk ettin yazdı. Anlatıcı Zimber'ın buraya nasıl geldiğini soruyordu. Aynı zamanda korkuyordu. Anlatıcı bir anda bulantı ve körlük efekti aldı. Zimber anlatıcının evini bulacağını söylüyordu. Bu oyuncu resmen psikopattı. Anlatıcı körlük efektinden dolayı neredeyse önünü göremiyordu. Zimber sohbete tak tak yazdı ve anlatıcı onu gördüğünde oyunu çöktü. O günün akşamında Roland'ın evinin kapısı birkaç tane tak tak sesiyle çalınmıştı. Anlatıcı her gece arkadaşıyla beraber hayatta kalma dünyasında oynuyordu. Arkadaşı yokken şerit madenciliği yaptı ve etraftan biraz yemek topladı. Madende yeteri kadar zaman geçirmişti. Uyumak için çıkışa doğru ilerledi. Ancak tam çıkışın önünde biri bekliyordu ve onunla konuşmaya başladı. Gizemli adam anlatıcıya arkadaşımı gördün mü diye sordu. Ancak burası özel bir sunucu olduğu için rastgele birinin girememesi lazımdı. Ona doğru yaklaştığında isim etiketinin olmadığını gördü. Bu oldukça tuhaftı. Gizemli kişi ben kimim ve neredeyim sorularını soruyordu. Gizemli kişi anlatıcıya doğru yürümeye başladı ve bir anda sunucudan atıldı. Geri girdiğinde resmen zaman geriye akmıştı. Yarım saattir kırdığı bloklar yerinde duruyordu. Yukarıya çıktığında tabelanın üzerinde kimsin sen yazısını gördü. Tabelayı kırıp yukarıya çıktığında önünde görünmez bloklar vardı. Sandık ve meşale hatalı şekilde gözüküyordu. Resmen dünyası bozulmuştu. Evin bulunduğu yer ise çank hatasıyla yok olmuştu. Eğilip aşağı doğru baktı. Arkasını döndüğünde bembeyaz bir cilde sahip birini gördü. Hemen aşağıya kazıp üstünü kapattı. Kaçmak için hızlıca bozuk çanka doğru yol yaptı. Beyaz canlı ona bakıyordu. Anlatıcı aniden körlük efekti aldı ve az önce koyduğu tüm bloklar yok oldu. Normalde aşağı düşmesi gerekiyordu. Ama garip bir şekilde havada asılı kalmıştı. Gizemli kişi evimi bulmama yardım et dese de anlatıcı bilmediğini söylüyordu. Buraya sıkıştığını ve kaybolduğunu söyledikten sonra gizemli kişi anlatıcıyı sunucudan attı. Anlatıcı geri geldiğinde tekrar mağaradaydı. Ve beyaz canlı tam karşısındaydı. Sohbete yine lütfen yardım et, neredeyim ben gibi şeyler yazdı. Onu takip ettiğinde evinin dışında yan yana iki kişiyi gördü ve sayıları gitgide artıyordu. Anlatıcıya sürekli sen kimsin diye soruyorlardı. Onları vurmaya çalıştı ancak etki etmedi. Beyaz canlılardan biri sohbete anlatıcının IP adresini yazınca işler iyice ciddiye binmişti. Bunlar her kimse anlatıcıyı bu dünyada istemiyordu ve istediklerini tam olarak yerine getirdiler. Sunucudan atılınca anlatıcı tekrar giriş yapamadı. Minecraft'ı kapatıp açınca hesabının silindiğini gördü. Anlatıcı maden yaptıktan sonra evine gelmişti. Evi de tam olarak gölün ortasındaydı. Üst kata çıkıp evinden etraftaki orman manzarasına bakmaya başladı. Güzel tatlı bir evi vardı ancak evinden çok sıkılıyordu. Tekrar aşağı indi, teknesine bindi ve tarlasındaki buğdayları sürmeye daha sonra madene girip kömür toplamaya başladı. Kendine yetecek kadar kömürü topladıktan sonra evinin yolunu tuttu. Hava hala aydınlıktı ve manzaranın tadını çıkarıyordu. Ancak ileride küçük garip bir canlı gördü. Bu oyunda bulunan herhangi bir moba benzemiyordu. Hemen merdiven nereden indi ve teknesine atladı. O canlının ne olduğuna bakacaktı. Kara parçasına vardığında o küçük canlıyı göremedi. Sadece şaşkın şaşkın etrafına bakıyordu. Havada hafiften karardığı için orada daha fazla durmak istemedi ve tekneye atlayarak eve döndü. Belki tekrar o küçük canlıyı görürüm diye camdan bakıyordu ancak ortada hiçbir şey yoktu. Hava iyice kararınca artık yatmaya gitti. Sabah olduğunda alt kata indi, etrafa baktı. İleride dün akşam gördüğü canlının daha büyük halini gördü. Onu izliyordu. Bu canlının kafası televizyona benziyordu. Amacı neydi? Neden buradaydı? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için hemen tekneye atlayıp karaya doğru sürmeye başladı. Ancak tam yoldayken bu canlı ortadan kayboldu. Dün gece yaşadığı olayın aynısını yaşamıştı. Anlatıcı ya deliriyorum ya da büyük bir tehlikenin içindeyim diye düşünmeye başladı. Tekneye atlayıp madene doğru sürdü. İndiğinde karşı kıyıda o canlıyı tekrar gördü. Televizyona benzer bu canlı onu sapık gibi uzaktan izliyor, yanına yaklaşınca da yok oluyordu. Anlatıcı bunları düşündükçe iyice korkmaya başladı. Hem de bu canlı boyutunu istediği gibi değiştiriyordu. Yanına gittiğinde yok olacağını bile bile tekneye atladı ve canlının bulunduğu yere gitti. Tam da düşündüğü gibi yok olmuştu. Yine de etrafı kolaçan etti. Arkasında önünde o canlıyı neredeyse 3 katına çıkmış haliyle gördü. Anlatıcı tam kaçacaktı ki canlının hareket etmediğini fark etti. Tekrar baktığında ise canlı orada değildi. Teknesine binip evine döndü. Korkuyordu ve aynı zamanda neler olacağını merak ediyordu. Etrafı o canlıyı tekrar görebilir miyim diye bakarken havanın karardığını fark etti ve uyumaya gitti. Ancak yatağa tıkladığında şu an yatamazsın, statik artıyor yazdığını gördü.
Şaşırmış bir şekilde alt kata indi. Ardından cızırtı sesleri duymaya başladı. Bu cızırtı sesi gitgide artıyordu ve resmen anlatıcının kulaklarını sağır edecekti. Dışarıya bakıp sesin kaynağını anlamaya çalışırken arkasından sesler duydu. Anlatıcı arkasını dönmek istemiyordu. Çünkü o canlının geldiğini anlamıştı. Ama sonunda dayanamayıp arkasını döndüğünde o canlı resmen anlatıcının evi kadar büyümüştü. Ve anlatıcıyı etkisi altına alarak dondurdu ve içine doğru çekti. Birkaç arkadaş kendi RP sunucularında gizli araştırma üstünde görev alan karakterlere can veriyordu. Bulundukları yer Mısır'dı. Buradaki bir yeraltı tapınağını inceleyeceklerdi. Bunun için anlatıcı ve en yakın dostu görevlendirilmişti. Komutan onlara içeride lazım olacak eşyaları temin etti ve içerisi hakkında bilgiler verdi. Kendilerini hazır hissettiklerinde tapınağın içine doğru yol almaya başladılar. Hep beraber merdivenlerden iniyorlardı. En aşağı indiklerinde önlerine bir duvar çıktı. İçlerinden biri duvarı kırdı ve hepsi içeriye girdi. Tam önlerinde garip bir eşya gördüler. Bu bir çeşit eski Mısır'da yaşamın sembolü olarak kullanılan semboldü. Anlatıcı tapınağa girdiğinden beri monitörü karıncalanıyordu ama pek de umursamadan RP'ye devam etti. Kendi aralarında konuşurlarken içlerinden biri bu sembolü alabilir miyiz diye sordu. Ancak içerideki herkes bu sembole dokunulmaması konusunda onu uyardı. Ancak ekipteki Stockdale hiçbirini dinlemeden sembolü kırdı. Sembol kırılınca aniden sembolün önünde bir şey gözüktü ve yok oldu. Herkes tapınakta farklı yerlere koşmaya başladı. Etraftaki seslerden belliydi. Bir şey ters gidiyordu. Anlatıcı sağdaki yoldan giderken bir yere takıldı. Eline meşaleyi aldığında karşısına bir yaratık çıktı. Hemen arkasını dönüp solundaki yoldan kaçmaya başladı. Yaratık tam arkasındaydı. Onu takip ediyordu. Görmese de sesleri çok yakındı. Onu hissediyordu. İlerlediği tünelden geçince aniden sesler kesildi. Sanırım peşini bırakmıştı. Hemen arkadaşlarından haber almak için sohbete yazdı ve etrafı incelemeye başladı. Arkadaşlarından yanıt yoktu. Belki az önceki yaratık onlara doğru gitmişti. Hiçbir fikri yoktu. Anlatıcı karanlık ve dar alanlardan dikkatli şekilde ilerlemeye devam etti. Etraftaki eşyalar ve yapılardan dolayı daha önceden burada birilerinin yaşadığı belliydi. Tünellerden yürümeye devam etti. Karşısına garip bir yapı çıkmıştı ve ilginç bir ses duydu. Olanları sohbete yazıyordu çünkü arkadaşlarından da yaşam belirtisi bekliyordu. Ancak ses yoktu. Tünelden devam etti. O kadar çok ilerlemişti ki nereden geldiğini bile hatırlamıyordu. Tünelin sonunda karşısına garip bir mekan çıktı. Burayı kum taşlarının üzerindeki ateş aydınlatıyordu. Anlatıcı yaklaşıp ateşi söndürdüğünde karşısında aniden onu kovalayan bir yaratık çıktı ve korkutucu sesler çıkararak anlatıcıyı kovalamaya başladı. Anlatıcı tekrar dar alanlardan geçerek yaratıktan kaçtı. Kalbi çok hızlı şekilde atıyordu. Artık geri dönemeyeceği için tünelden yürümeye devam etti. Karşısına 3 farklı yol çıkmıştı. Seçim yapması gerekiyordu, tercihini sol taraftan kullandı. Korktuğu için dikkatsizce yürüyordu ve aşağı düştü. Ancak düştüğü yer tapınağın girişiydi. Buna sevinmişti. Hemen merdivenlerden koşarak yukarıya çıkmaya başladı. Tam vardığında çıkış kapısı kapandı. Arkadaşı Hasan onun çıkmasını engellemişti. Ardından anlatıcı arkadaşın ihanetiyle beraber tapınaktaki yaratık tarafından öldürüldü. Anlatıcı tek başına Minecraft oynarken karşısına garip bir köy çıkınca hemen kayıt programını açtı. Bu köydeki yapılar oldukça farklıydı. Normal Minecraft köylerine benzemiyordu. Hemen köydeki evlerden birinin içine girdi ve içlerini araştırmaya başladı. Burası normal Minecraft köylerine göre oldukça gelişmiş duruyordu ama kimse yoktu. Evlerin birinde sandık gördü, içini açtığında kitap çıktı. Kitabı yazan kişi yardım istiyordu. Geceleri yaratıkların kuyudan çıkarak insanları aldığını ve yaratıkları yok ederse onu cömertçe ödüllendireceğini söylüyordu. Binanın içindeki diğer sandıkta da işine yarayacak birkaç eşyayı alarak kuyuya doğru gitti. Kuyunun içindeki deliği görünce içeriye doğru girdi. Burası bir nevi kanalizasyondu ve 4 farklı yol vardı. Tüm yollara tek tek baktıktan sonra birinden devam edebileceğini fark etti ve ilerledi. Burada odalar ve insanların yaşayabilmesi için alanlar vardı. Anlatıcı detaylı şekilde araştırıyordu. Karşısına sandık çıktığında sevinmişti. Ancak içinden gereksiz birkaç parça eşya çıkmıştı. Koridorlar boş ve karanlık olduğu için oldukça ürpertici hissettiriyordu. İleride spawner görünce onları kırdı. Kendine sormaya başladı. Bahsettikleri canavar ve kaçırılan kişiler nerede? Bu labirent gibi yeraltı sığınağını o kadar fazla süredir gezmişti ki artık girişin nerede olduğunu unutmuştu. Önüne merdiven tarzı bir şey çıkınca ne olduğunu görmek için yukarıya çıktı. Üste topraklar vardı. Burası dışarıya açılan bir yoldu. Toprakları kırıp baktığında tam olarak köyün yanına çıkıyordu. Araştırmak için tekrar aşağı indi. Aynı gözüken koridorlardan yürümeye devam ediyordu. Tam koridorun ortasındayken yaratık aniden anlatıcının üzerine doğru atladı ve onu kovalamaya başladı. Anlatıcı bu garip yaratığın ne olduğunu anlayamadan kaçıyordu. Ona bir kez vurdu.
Ve az önce dışarıya çıktığı merdivenlere doğru koştu. Yaratık tam gelirken tünelin çıkışını kapattı. Bu lanetli köyden hemen uzaklaşmak istedi. Evi çok uzakta olduğu için yürümeye koyuldu. Yaklaşık 15 dakika geçmişti ve artık evine az kalmıştı. Yoldayken yerde bir tane meşale gördü. Anlatıcı herhangi bir meşale yerleştirmemişti. Etrafına bakmak için kafasını kaldırdığında arkasında o yaratığı görmüştü. Anlatıcı tek başına hayatta kalma dünyasında oynuyordu ve yer altında bir mağarayı kendi evi yapmıştı. Daha yeni başladığı için etrafı pek araştırmamıştı. O yüzden bu gece evinin etrafını inceleyecekti. Hiç gitmediği dağın zirvesine çıktığında ileride karataş bloklarından bir alan gördü. Ortasında vidir gülü vardı ve yaklaştığı anda körlük efekti alıp hasar yedi. Panikleyip hemen evine gitti. Uyuyup sabah olmasını sağlayacaktı. Ancak yatağa tıkladığında etrafta yaratıklar olduğu yazıyordu. Yatağın yerini değiştirince uyuyabildi. Uyanınca hemen evinden çıkıp dün gece karataşların bulunduğu yere gitti. Ama karataşlar sanki bir virüsmüş gibi etrafa yayılmıştı. Ayrıca onları kırmaya çalıştığında da hasar yiyordu. Sadece bu şeyin ne olduğu konusunda cevap arıyordu. Aynı zamanda korkuyordu. Oradan biraz uzaklaşıp bir ağacın üzerine çıktı. Virüslü bölgeye bakıyordu. Aniden orada bir şey gördü. Tam virüsün merkezinde karataşa benzer bir yaratık gördü. Ancak hemen yok olmuştu. Bu durum iki kez daha yaşanınca hemen evine geri döndü. Kapının önündeyken az önce kırdığı karataş eline aldı ve hasar yedi. Yani karataş eline alınca virüs etki ediyordu. Eve girdiğinde özel bir sandık yapıp virüslü karataşı içine koydu ve bunun bir hata olduğunu düşünüyordu. Ardından yukarıya tekrar çıktı ve virüsün daha çok yayıldığını gördü. Yavaş yavaş dünyayı ele geçiriyordu. Anlatıcı yanlışlıkla karataşa basınca tekrar kör oldu ve etki bitince aniden havanın karardığını gördü. Önceki gün çıktığı ağacın üstüne geldi ve virüsün bulunduğu bölgeyi gözetlemeye başladı. Beklerken aniden dünkü yaratığı tekrar gördü. Anlatıcı virüslü bölgeye yaklaştığında yaratık ona saldırmaya başladı. Anlatıcı arkasına bakmadan kaçıyordu ve başarılı oldu. Hemen eve girip sabah olması için yatağına yattı. Uyandığında evin yarısı karataşlara dönüşmüştü. Sandığa koyduğu karataş etrafa virüs bulaştırmıştı. Evden çıkmaya çalışırken anlatıcı etraftaki virüslü karataş bloklarından vidir efekti alarak öldü. Tekrar doğmaya çalıştığında dünya daha çok virüse kaplanıyordu ve artık bu dünyada oynanmıyordu. Anlatıcı bu virüsün neyden kaynaklandığını öğrenemedi ve korkusundan Minecraft'ı bilgisayarından sildi. İki arkadaş beraber Minecraft oynuyordu ve ağaç ev yapacak güzel bir yer arıyorlardı. Ağaç ev yapmak için de en iyi biyom orman biyomuydu. Hemen odunları kırıp kendilerine biraz eşya yaptılar ve gelişmeye başladılar. Evi yapmayı tamamladıklarında anlatıcının arkadaşı evi çok beğendiğini söyledi. Hemen sonrasında sohbette tanımadıkları biri evini ben de sevdim yazdı. Bu kişinin adı Plain Steve'di. Anlatıcı ve arkadaşı anlam veremeden birbirlerine bakıyorlardı. Plain Steve sohbete evini daha iyi yapabilirim yazdı. Bu hiç güven vermiyordu. Ve Plain Steve kimdi? Aşağı inip onu aramaya çıktılar. Aslında pek gezmelerine gerek kalmadı. Tam olarak evin altındaki nehirdeydi. Plain Steve sürekli evini daha iyi yapabilirim yazıyordu ama anlatıcı bunu istemiyordu. Bu gizemli canlı elimde toprak var. Dünyanın en iyi yapı bloğu diyordu. Anlatıcı ve arkadaşı kibarca reddettikten sonra Plain Steve aniden yok oldu. Eve geri geldiklerinde evdeki tüm tahta bloklarının topraklarla yer değiştirdiğini gördüler. Şaşırmış ve sinirlenmişlerdi. Aşağıda Plain Steve'i görünce hemen ona saldırmak için aşağı indiler. Kovalamaca ormanın derinliklerine kadar devam etti ve Plain Steve bir çukurdan aşağı atladı. Anlatıcı ve arkadaşı da hiç sorgulamadan peşinden çukura atladılar. Aşağıda su olduğu için hiçbiri ölmemişti. Plain Steve onlara bakıyordu ve hiçbir şey demiyordu. Yukarıya bakıp vurmaya başladığında anlatıcının ekranı beyazlamaya başladı. Anlatıcı ve arkadaşı bir anda farklı bir boyuta ışınlandılar ve buradan çıkmaya çalıştıklarında etrafın boşluk olduğunu gördüler. Yani buradan kaçabilme imkanları yoktu. Burada sonsuza kadar sıkışıp kalmışlardı. Bir oyuncu tekneyle etrafı geziyordu. Henüz ev yapmamıştı, ayrıca havada kararmıştı. Vadideki dağın kenarında bir ışık kaynağı dikkatini çekti. Bir tünel gördü ve içinde meşaleler vardı. Tekneden inip hemen içeriye girdi ve girişi belli etmek için birkaç tane meşe tahta yerleştirdi. Burada neler olduğunu anlamak istiyordu. İleride bir yarık görünce basit bir köprü yaparak yoluna devam etti. Solda aşağı inebileceği bir yol vardı ama önce ileriyi araştırmak istiyordu. İleride de önüne iki farklı yol çıkmıştı. Bir seçim yapması gerekiyordu. Sağ tarafı seçtiğinde tabelanın üzerinde sinyal yazdığını gördü. Sol tarafta ise hiçbir şey yoktu. Tam geri dönerken diğer yola gitmeyi düşündü. Eğilerek aşağı baktığında bu çukurun oldukça derin olduğunu fark etti. Ama merdivenler vardı. Atladığında merdivenler sayesinde düşüşü yavaşlamıştı ve aşağı inmişti. Tünelde yavaşça ilerlemeye başladı ancak yaklaştıkça mağaranın içinden rahatsız edici sesler geliyordu. Mumları takip etmeye devam ettiğinde burada yaşıyorum yazan bir tabela gördü. Aniden monitörü iki boyutlu bir canlı çıktı. Monitörü karıncalanmaya ve donmaya başlamıştı. Şu ana kadar hiçbir efsane
efsane böyle bir yeteneğe sahip değildi. Hepsi oyunun içinde gözüken cinstendi. Bu efsane ise direkt oyun ekranı dışında, yani oyundan bağımsız iki boyutlu şekilde gözüküyordu. Anlatıcı etrafa meşaleler koyarak gidebileceği bir yer var mı diye bakmaya çalıştı. Rastgele bir yoldan ilerledi. Buranın çıkmaz yol olduğunu görünce arkasını döndü ve tekrar o canlıyı gördü. Ancak sorun sadece görmesi değildi. Anlatıcıya saldırmıyordu. Sadece ses çıkarıp ekranını donduruyordu. Problem anlatıcı oyundan çıksa da karakterin hala gözükmesiydi. Ne yaparsa yapsın bu canlı monitörden gitmiyordu. En son bilgisayarını kapatarak ondan kurtulabildi. Ancak ne zaman Minecraft'a girse aynı senaryoyu yaşıyordu. Herhangi bir çözüm bulamayınca anlatıcı artık Minecraft oynamayı bıraktı. İki arkadaş beraber hayatta kalma dünyalarında oynuyordu. Biraz demir madeni eksikleri olduğunu fark ederek yakındaki mağaralara doğru gittiler. Burada oldukça fazla sayıda demir vardı. Anlatıcı ileride hafif bir ışık kaynağı görünce yanına yaklaştı ve buraya Kızıltaş meşalesinin konulduğunu fark etti. Arkadaşına sorduğunda Kızıltaş meşalesini kendi koymadığını söyledi. Anlatıcı da meşaleyi kırdı. Ardından etraftaki kömürleri ve demirleri toplamaya devam ettiler. Ancak az önceki yerde tekrar Kızıltaş meşalesi vardı. Arkadaşı meşaleyi kırdıktan sonra mağaradan çıktılar ve evlerine doğru ilerlemeye başladılar. Eve geri döndüklerinde anlatıcı kapının yanındaki çiçeklerin farklı olduğunu fark etti. Evin içine girdiklerinde yine bu tarz garipliklerle karşılaştılar. Sandıklar Kızıltaş bloğuna dönüşmüştü. Sandıklar yok olduğu için anlatıcı dışarıya çıkıp biraz taş kırdı. Eve geri dönüp kapıyı açtığında ekran glitchlendi ve içeride bir saniyeliğine de olsa yatağın üzerinde kırmızı bir canlı gördü. Tekrar baktığında canlı yok olmuştu ve 2 saniye sonra evinin camları da kırmızı renkle boyandı. Kapılara baktıklarında onlar da garip bir şekilde açılıp kapanıyordu. Biraz sonra da kapılar yok oldu. Yavaş yavaş etraftaki her şey kırmızıya dönüşüyordu. Artık dayanamayıp evi terk ettiler. Biraz yol aldıklarında karşılarına bir mağara çıktı. Aslında ilerlemeleri gerekiyordu ama burada da Kızıltaş meşalelerini görünce durup içeriye girdiler. Girdikleri anda ekran tekrar glitchlendi ve bir anlığına Redman tekrar gözüktü. Ancak bu sefer sadece anlatıcı görmemişti. Arkadaşı da Redman'i görmüştü. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ayrıca etrafta sürekli garip şeyler yaşanıyordu. Aniden lav geliyor, zemin kırmızı oluyor ve yerden bloklar yükseliyordu. Bloklar yükseldiğinde arkadaşı bloğun içinde kaldı. Anlatıcı da hemen ona yardım etmeye çalıştı. Ancak anlatıcı aniden kendini farklı bir yerde buldu. Dünya Kızıltaş bloklarıyla kaplanmıştı. Daha sonra tekrar ışınlandığında arkadaşıyla beraber Nether'daydı. Mağaradan ilerlerken Redman tekrar gözüküp kayboldu. Hızlıca etrafı kazıp buradan çıkmaya çalıştılar. Ancak önlerine lav çıkınca orada öldüler. Tekrar doğduklarında belki bir ihtimal bu canlının onları rahat bırakacağını düşünüyorlardı. Ancak eve geri döndüklerinde her yerin kızıltaşlarla kaplı olduğunu gördüler. Etraf bir virüsün yayılması gibi yok oluyordu. Buradan tam kaçarken oyun aniden kapandı. Geri girdiklerinde iki arkadaş da Nether'da katman kayasının üzerinde duruyordu. Gizemli kırmızı adam sohbete hoş geldin yazdı. Anlatıcı ve arkadaşı da hareket edemiyordu. Redman anlatıcının bilgisayarını virüs bulaştırdığını ve onun hakkında çok fazla şey bildiğini söyledi. Sohbete IP adresini attı. Ardından bulundukları dünyayı sileceğini söyledi. Ardından altındaki bloğu yok ederek anlatıcı ve arkadaşını öldürdü. Diğer bir hikayemiz oyundaki köylerden birine yerleşen bir oyuncunun başına gelmiş. 1.12 sürümünde oynayan bu anlatıcı sabah uyandığında garip bir şekilde tüm köylülerin kaybolduğunu fark ediyor. Sıradan birkaç iş yaptıktan sonra artık akşam olduğunu fark ederek yatağının yanına gitti. Ancak dışarıya baktığında hareket eden bir şey fark etti. Ne olduğunu anlamak için hızlıca evinden çıktı. Karşıdaki tepeye vardığında etrafa dikkatlice baktı. Burada hiçbir şey olmadığından emin olunca evine doğru geri döndü. Son kez oraya baktığında aniden yanında kıpkırmızı bir golem gözüktü ve anlatıcıya bir kez vurdu. Golemin tek bir vuruşuyla anlatıcının yarım kalp canı kaldı ve koşarak evin içine girdi. Canının dolmasını bekliyordu. Sabah olması için hızlıca yatağına yattı. Uyandığında sabah olması gerekiyordu. Gerekiyordu diyorum çünkü sabah olmadı. Evde yapacağı bir şey olmadığı için kapıyı açtı ve dışarıya çıktı. Kapının tam önünde bir oyuncu kafası görmüştü. Korkudan ne yapacağını bilmiyordu. Belki bu son saatleri olabilirdi. O yüzden not yazma kararı aldı. Yaşadığı olayları kitaba yazdıktan sonra sandığın içine attı ve dışarıya çıktığında tekrar kırmızı golemi gördü. Golem anlatıcıya saldırdığında yine yarım kalp canını bıraktı. Bilerek öldürmüyordu. Belki de amacı öldürmek değildi. Eve girip kitaba bu olayları da ekledi. Yazmayı bitirip kitabı sandığa koyduğunda çok garip bir şey gördü. Golem evin içinde anlatıcıya saldırmadan öylece duruyordu. Ona bakarken golem duvardan geçip gitti. Onu takip ettiğinde bir çeşit mezarla karşılaştı. Daha önce etrafta bu tarz bir şey görmemişti. Artık bu kadar saçmalık yeter diyerek köyden çıkmak için arkasını döndü ve ilerlemeye başladı. İlerlediği yolda önüne bir tabela çıktı. Tabelada eğer gidersen seni öldürürüm yazıyordu. Umursamadan yoluna devam etti. Tepenin üzerine vardığında kırmızı golemi tekrar gördü. Golem seni öldüreceğimi söylemiştim diyerek anlatıcıya saldırarak onu öldürdü.
Üç arkadaş beraber Mesa biyomundalardı. Demir eşyaları olsa da kendilerine ait evleri yoktu. Kendi aralarında muhabbet ederlerken arkadaşı aşağıda bir şey fark etti. Anlatıcı da onların yanına geldiğinde kırmızı yünlerle çevrelenmiş içerisinde su bulunan bir yapı gördüler. Bunun ne olduğuna bakarlarken mağaranın içinden bir domuz çıkarak suya zıpladı ve kayboldu. Arkadaşı bu bir portal olmalı dedi. Kendi aralarında gitmek ya da gitmemek arasında tartışmaya başladılar. Arkadaşı gaza gelerek portaldan içeriye atladı. Çok geçmeden diğer arkadaşı ve anlatıcı da portaldan içeriye girdi. Garip bir yere gelmişlerdi. Etraf kıpkırmızıydı ve içerisi ışık taşlarıyla bir nebze de olsa aydınlanıyordu. Burası onlara ürpertici gelmişti. Çünkü biri tarafından izleniyormuş gibi hissediyorlardı. Yukarıya baktıklarında az önce portala atlayan domuzu gördüler. Yukarıda duruyordu. Ona bakarlarken aniden domuz aşağı atlayarak kendini öldürdü. İyi de neden böyle bir şey oluyordu? Bunları Mojang mı yapıyordu veya gizemli bir kişi mi vardı? Bu boyutu gezerlerken yukarıda siyah bir canlı gördüler. Onları izliyordu. Bu boyuttan kaçmak için kenarlara geldiklerinde karşılarına onları izleyen canlı çıktı. Bu canlının karın bölgesi boşluktu. Yavaşça önlerine geldiğinde sadece birbirlerine bakıyorlardı. Garip sesler duymaya başladılar ve canlı onlara saldırarak öldürdü. Hikayemiz kendi aralarında takılıp zaman geçiren 3 arkadaş arasında yaşanıyor. Oyuna yeni başladıkları için kendilerine dağın içinde basit 3 farklı oda oluşturmuşlardı. Kendilerini geliştirmek için maden topluyorlar ve hayvanları çoğaltıyorlardı. Gece bastırınca herkes yatağına gitti. Sabah olunca herkes işinin başına döndü. Anlatıcı da birkaç tane inek avladıktan sonra düzlük bir araziye geldi ve sohbette garip yazılarla karşılaştı. Bunu sadece anlatıcı değil arkadaşları da görmüştü. Hızlıca eve döndüler ve toplandılar. Hava tekrar kararmaya başladığından en iyi kararın uyumak olduğunu düşünerek evlerine girdiler. Ancak yatağa tıkladıklarında karşılarına garip bir mesaj çıkıyordu. Ayrıca yatak da kırılmıyordu. Tekrardan toplandıklarında sunucularında bir sorun olduğunu düşünerek yeniden başlattılar. Tekrar giriş yaptıklarında etraf hala karanlıktı. Arkadaşları madeni inerken anlatıcı da yatağa yatılıyor mu diye kontrol etmeye gitti. Tıkladığında yatabilmişti, yani sorun çözülmüştü. Anlatıcı arkadaşlarının yanına doğru giderken arkadaşı madenden çıktı. Elmas bulmuştu. "Hey bak, elmas buldum." diye yazdı ve elmasları tam anlatıcıya atarken aniden öldü. Garip bir şekilde eşyalar yere düşmemişti. Arkadaşı da geri geldiğinde "Eşyalarımı aldın mı?" diye sordu. Konuya dair mantıklı bir açıklama bulamadılar ve uyumak için evlerine girdiler. Sabah olduğunda toplanıp konuşmaya başladıklarında içlerinden biri aniden öldü. Öldüklerinde sürekli eşyalar sıfırlanıyordu ve bu şekilde ilerleme kat edemezlerdi. Anlatıcı ölen arkadaşını kontrol etmek için odasına girdiğinde karşısında vücudu kanlarla kaplı, yüzünde gülme olan birisini gördü. Oldukça ürpertici bu canlı kılıçla anlatıcıya doğru koşmaya başladı. Arkadaşıyla beraber ormanın derinliklerine doğru kaçtılar. Bir zaman sonra onu atlattıklarını düşünerek arkalarını dönüp ormana doğru baktılar. Ancak bu canlı onlar nereye giderse gitsin tam arkasındaydı. İkisini de oracıkta öldürdü. Anlatıcı ve arkadaşı evlerinde doğdukları için gizlice madene gidip saklanma kararı aldılar. Vardıklarında arkadaşı aniden gözden kayboldu. Hem diğer arkadaşı da yoktu, tek kalmıştı. Anlatıcı tam korkudan titrerken arkadaşı bir anda çıka geldi. Az önce sohbette yazılan mesajları görmüştü. Tam onu gördüğüne sevinirken o da aniden yok olmuştu. Artık gerçekten tek başınaydı. Arkadaşlarının ışınlandıkları yer tamamen karanlık ve ürperticiydi. İyice gerilmişti ve bunun üzerine bir de körlük efekti aldı. Artık hem koşamıyor hem de ileriyi göremiyordu. Anlatıcı ses çıkarmadan mağaradan çıkmak istiyordu. Yavaşça merdivenlere doğru ilerledi ve karşısına o canlı çıktı. Geriye dönüp kaçmaya çalıştı ama sürekli karşısına o çıkıyordu. Bu canlı resmen istediği zaman istediği yerde oluyordu. Merdivenlerden çıkıp evinin kapısını açtığında da arkadaşının evine girdiğinde de. Artık kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Diğer arkadaşının evine girdi ve beklemeye başladı. Kaçınılmaz son yaklaşıyordu. Canlı kapıyı açarak içeriye girdi ve anlatıcıya saldırdı. Artık bunca olay yaşayan oyuncular korkularından dolayı bir daha girmemek üzere sunucuyu terk etti. Anlatıcı biraz odun kasıp evinin yolunu tutmuştu. Karşısına tanımadığı biri çıkınca durdu ve biraz muhabbet ettiler. Muhabbet ilerlediğinde tanımadığı bu kişi anlatıcıya "Evimde kalabilirsin." dedi. Biraz erzağa ihtiyaçları olduğu için bir yere baskın yapacaklardı. Oraya doğru giderken muhabbetlerine devam ettiler. Sonunda baskın yapacakları yere varmışlardı. Anlatıcı yakalanma ihtimalinden dolayı çekinse de onunla beraber gitti. Eve yaklaştıklarında kapıyı açabildiler. Evin içinde kimse yoktu. Arkadaşı eve girmeden önce yel değirmenine gidelim dedi. Ancak yel değirmeninin içinde hiçbir şey bulamadılar. Ayrıca havada kararıyordu. Tam o sırada anlatıcı evin camında bir şey gördü. Ne olduğunu tam olarak anlamamıştı. Ama arkadaşına gözleri siyah hareket eden birini gördüğünü anlattı. Arkadaşı da iskelet görmüşsündür diye dalga geçerek ben oraya gidip öldürürüm dedi. Evin içine girdiklerinde zırhlar ve sandık dolusu eşyalar vardı.
vardı. Evde üst katın merdivenlerini aradılar ve yukarıya çıktılar. Üst katta odaları teker teker araştırdılar ancak hiç o tarzda bir canlıyla karşılaşmadılar. Tam evden çıkıyorlardı ki yer altına doğru giden bir merdiven gördüler. Çekinseler de yavaşça inmeye başladılar. Burası bir depoya benziyordu. Bir sürü varil vardı. Tüm varillere baktılar ancak hepsinin içi boştu. Kendi aralarında bu konu hakkında konuşurlarken aniden ikisine de körlük efekti geldi. Ardından uzaklardan ürpertici sesler duymaya başladılar. Burada daha fazla durmak istemedikleri için merdivenlerden yavaşça yukarıya çıktılar. Evin içinde gezerlerken karşılarına o yaratık çıktı ve onları kovalamaya başladı. Hemen iki arkadaş merdivenlerle üst kata çıktı. Körlük olduğu için aynı zamanda oldukça yavaştılar. Balkondan aşağı atlayarak oradan kaçmaya başladılar ancak önlerini göremiyorlardı. Arkadaşını takip ederken arkadaşı bir anda gözden kayboldu ve önüne o yaratık çıktı. Hemen korkarak arkasını dönmeden geriye doğru kaçmaya başladı ve çok uzaklara gidene kadar durmadı. Sıradaki efsane biraz ilginç ve karmaşık. Ayrıca fazla ışık uyarısı yani epilepsi uyarısı yapayım. Sıradan bir oyuncu her zamanki gibi Minecraft oynuyordu ve o gün bilgisayarına bir bildirim geldi. Bu Windows 11 güncellemesiydi. Anlatıcı da zaten güncellemek istediği için güncellemeyi başlattı. Güncelleme yapılana kadar da bilgisayardan kısa bir süreliğine kalktı ve geri döndüğünde güncelleme bitmişti. Minecraft'a tekrar girmek için tıkladığında Minecraft'ın silindiğini gördü. Ancak bilgisayarında Minecraft dışında her şey yerindeydi. Pek sorgulamadan Minecraft'ın sitesine girdi ve Minecraft launcher'ı tekrar kurdu. Artık oyuna girmişti ancak aklına tüm kayıtların silinmiş olabileceği geldi. Tek oyunculuğa tıkladığında karşısında tek bir dünya gördü. Aslında kayıtlar duruyor olsaydı daha fazla dünya bulunması gerekiyordu. Kayıtlar silindiyse de tek bir dünyanın bulunması hiç mantıklı değildi. Hatta daha da ilginç olanı bu dünyaya giriş zamanının 2015 olmasıydı. Ancak anlatıcı bilgisayarını 2015'ten sonra almıştı. Kafasındaki yüzlerce soruyla dünyaya giriş yaptı. Yükleme ekranı oldukça yavaştı ve dünya açılana kadar birkaç dakika beklemişti. Dünya açıldığında ise boşluğun ortasında tek bir katman kayasının üzerindeydi. Etrafına bakınırken ileride başka bir katman kayası daha fark etti. Ve aniden sohbette arka arkaya New World yazdığını gördü. Yazılar gittikçe ilginçleşiyordu ve Minecraft'ın dünya kayıt lokasyonu sohbette gözükerek oyun kapandı. Tekrar girmek için Minecraft'ı açtığında yine dünya oldukça yavaş yükleniyordu. Ve sonunda dünya açıldığında bu sefer ortam farklıydı. Evet bir Minecraft dünyasıydı ama dünya oldukça bozuktu. Ayrıca garip sesler geliyordu. Etrafta gezmeye çalışsa da bu dünya o kadar bozuktu ki nereye gittiğini anlayamıyordu. Bazen oyundaki görüntüler ve sesler değişiyordu. İlerlemeye devam ederken aniden farklı bir yere ışınlandı. Yanındaki su akıntısına tutunarak yukarıya çıktı ve bir bloğun üzerinde beklemeye başladı. Önünde bir tabela olsa da onu okuyamıyordu. Biraz daha yukarıya çıkarak üzerine atlamaya çalıştı. Ancak bloğu ıskalayarak aşağı düştü. Ama ölmemişti. Öylece havada duruyordu. Yukarıya baktığında bir şey gördü. Ya da birini. Onu görünce aniden oyun kapandı. Oradaki kimdi? Daha doğrusu bir şey miydi? Bu soru anlatıcının sürekli kafasına takıldı. İnternette bu gizemi araştırsa da sorusuna hiçbir şekilde cevap alamadı. Anlatıcı şerit madenciliği yapmak için evinde hazırlıklarını tamamladı ve madene doğru ilerledi. Daha sonra aşağıya atladığında merdivenlerdeki meşalelerin havada olduğunu fark etti. İlerlemeye devam ettiğinde bu durumun tüm meşalelerde olduğunu gördü. Ardından yol boyunca havada bulunan her bir meşaleyi kırıp duvara yerleştirdi. Buradaki tüm meşaleleri düzelttikten sonra evine geri döndü. Ve aynı şekilde evindeki kapıların, camların ve yatağın bozuk olduğunu gördü. Etrafta başka sorun var mı diye gezerken ileride karların içinde bir şey fark etti. Bu üzerinde 3 yazan bir oyuncu kafasıydı. Yaklaşıp ona bakarken karların içine batarak aşağı düştü. Geldiği yer tamamen farklıydı. Etraf dümdüzdü ve önünde birkaç tane ev vardı. En yakın eve doğru ilerledi ve kapıyı açtı. Kapıyı açtığı anda etraf tamamen değişti. Bulunduğu mekanda numaralandırılmış kapılar bulunuyordu. Koridordan devam ederken önüne çıkan tüm kapıları açıp kontrol etti. Bazılarına giriş yapamıyordu ve koridorun sonuna geldiğinde hafif parlayan kapıyı açtı. İçeriye girdiğinde yine etrafı kontrol etti ve hiçbir şey bulamayınca üst kata çıktı. Ardından arkasını döndüğünde dönüş yolunun kapandığını gördü. Devam etmek zorundaydı. İlerideki merdivenlerden aşağıya doğru ilerledi. Bu merdivenler resmen sonsuza kadar gidiyordu. Ama sonunda inmeyi başardı. Önüne tekrardan bir kapı çıkmıştı. Ve açtığında 3 yazan bir kafa gördü. Ekran glitchlenerek anlatıcıyı tamamen farklı bir yere ışınladı. Önündeki evin kapıları kapalı olmasına rağmen etrafı incelerken aniden açıldığını gördü. Evin içinde hiçbir şey yoktu. Ve oradan çıkarak yoluna devam etti. Evin bahçesinden çıktığında
yakınlarında bir mahallede olduğunu gördü. Arkada fısıldama sesleri geliyordu. Yavaş yavaş korkmaya başlamıştı ve aynı zamanda etraftaki kapıları kontrol ediyordu. Ancak tüm kapıların arkası kapalıydı. Araştırmaya devam ederken bir tane evin açık olduğunu gördü ve içeriye girdi. Evin içinde 3 yazısıyla tekrar karşılaştı ve evin arka tarafından dışarıya çıktı. Diğer evlerden uzakta bir ev vardı. Yanına doğru ilerledi. Tam yaklaşırken güneş çok hızlı bir şekilde doğdu. Bu garipliklerle beraber evin kapısı kapalı olduğu için arka tarafına gitti. Ancak hiçbir şey yoktu. Geri geldiğinde kapı açılmıştı ve içeriye girdiğinde tekrar 3 yazılarını gördü. Merdivenlerden inerek kapıya yaklaştı ve tamamen farklı bir yere ışınlandı. Burası bir çeşit yeraltı mahzeni gibi duruyordu. Yavaşça ilerideki kapıya doğru ilerlediğinde kapılar açıldı ve solunda bir şey fark etti. Ona tıklayınca alarm sesleri gelmeye başladı. Etrafta koşarak buradan kaçmanın bir yolunu arıyordu. Burası bir çeşit okula benziyordu. Hatta sıralar ve tahtalar vardı. Anlatıcı artık son kapıya vardığında açtı ve yine 3 yazan bir şey gördü. Ancak bu sefer gördüğü şey oyuncu kafası değildi. Bir karakterdi. Tekrar başka bir koridora ışınlandı ve 3 yazan karakteri tekrar gördü. Üzerine doğru ilerliyordu. Anlatıcı koridorun sonuna vardığında atlamak veya atlamamak arasında kaldı. Ancak gizemli canlı anlatıcıya vurarak aşağı düşürdü. Anlatıcı tam boşlukta hasar yiyerek ölecekken garip bir şekilde evinin önüne düştü. Olaylara anlam veremeden sandığı açtığında her şey normal gözüküyordu. Ama tam sandığı kapattığında garip bir şekilde oyun çöktü. Tüm hatalarda sadece 3 yazıyordu. 3 arkadaş uzun zamandır beraber Minecraft oynuyordu ve oldukça gelişmişlerdi. Artık oyunda yapacak pek bir şey bulamayınca maceraya atılmak, kendilerine güzel bir yerde ev yapmak için gezmeye başladılar. Önlerine devasa bir dağ çıktı. Burası o kadar yüksekti ki dağın en üstünde olmamalarına rağmen bulutlar aşağıda kalıyordu. İçlerinden biri buraya ev kurmaya başladı. Diğer arkadaşı da etrafı gezerken bir şey fark etti. Onun yanına gittiklerinde dağda bir elmasın olduğunu gördüler. Bu aşırı derecede saçmaydı. Çünkü elmasın çıkabileceği konumun çok çok üstündelerdi. Elması kırdılar ve iştah alımı yaparak oynamaya devam ettiler. Ancak bu dünya oldukça saçmaydı. Karşıdaki sisinin içinde havada bir ada bulunuyordu. Kaç saniye sonra arkadaşı tekrar bir elmas bulduğunu söyledi ve anlatıcı ona doğru yaklaştı. Burada gerçekten bir tane daha elmas vardı. Arkadaşı kazmasını çıkarıp elması kırdığı anda bir patlama gerçekleşti. Bunun creeper olabileceğini düşündüler çünkü akıllarına başka mantıklı bir açıklama gelmiyordu. Anlatıcı arkadaşından bağımsız etrafta gezip eşya toplamaya başladı ve havanın karardığını fark edince eve doğru ilerledi. Eve dönerken tam evlerinin üzerindeki dağda bir saniyeliğine biri gözüktü. Kaybolduğunu görünce eve doğru ilerledi ve arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. Arkadaşı tüm her yeri gezmiş olmasına rağmen bir tane bile koyun bulamamıştı. Yani bu gece uyuyamayacaklardı. Bu yüzden sabaha kadar kendi aralarında muhabbet ettiler. Sabah olduğunda ilk iş koyun aramaya başladılar. Ancak dünya üzerinde bir tane bile koyun yoktu. Konuşurlarken anlatıcının arkadaşına bir yerden ok geldi ve ok sayısı gitgide artıyordu. Etrafta iskelet varsa da gözükmüyordu. Hemen bir tünel kazıp içine girdiler. Tünelin içinde sabaha kadar beklediler ve hava aydınlanırken evlerine doğru gitmeye başladılar. Yoldayken anlatıcının ekranında sol üst kısımda birinin uçtuğu görünüyor. Ancak bunlar saniyelik durumlar olduğu için anlatıcının dikkatini çekmiyor. Eve ulaştıklarında garip bir şey fark ediyorlar. Evin kapıları yok ve evin içine raylar döşenmiş. Üç arkadaş ne olduğunu anlamaya çalışırken evin içinden TNT'li vagon gelerek patladı. Bu bir tuzaktı. Ancak başka bir yerde kalamayacakları için evi tamir etme kararı aldılar. Etrafı da ışıklandırdıktan sonra evin etrafında geziniyorlardı. Az önce 3 arkadaşa ok atıldığı gibi şimdi de kar topu atılıyordu. Eve girip beklerken dışarıda gözleri beyaz Alex görünümlü bir karakter gördüler. Gizemli karakter fark edilince çok hızlı bir şekilde kaçtı. Peşinden gitseler de hiçbir şey göremediler. Eve dönüp konuşmaya başladıklarında Alex Bryan içerideydi ve anlatıcının arkadaşlarına vurarak onları zombiye dönüştürdü. Anlatıcı hızla kaçmaya başladı. Kaçarken de Alex Bryan gündüz yazdı. Sabah olmuştu. Sabah olunca da sohbette iki arkadaşın yanarak öldüğünü gördü. Bir dağın içine küçük bir tünel kazdı ve ne olacağını görmek için beklemeye başladı. Tünelin sonunda arkasını döndüğünde Alex Bryan sohbete "Senin kabusunum" diyerek anlatıcının oyununu çökertti. Bir oyuncuya Discord üzerinden mesaj gelmişti. Mesajda "Burası benim sunucum ve inceler misin?" diye sorulduğunu gördü. Anlatıcı da tanımadığı bu kişiden gelen mesajı gördüğünde kabul etti ve sunucuya giriş yaptı. Bu bomboş sunucuda öylece etrafına bakınıyordu. Ardından karşısındaki sandığın yanına gitti. Tabela üzerinde de "Biz" yazıyordu. Sandığın içinde de 64 tane meşale vardı. 64 meşalenin yarısını envanterine alarak etrafı gezmeye başladı ve önüne bir gemi çıktı. Geminin içine girdiğinde etraf karanlık ve ürpertici gözüküyordu. Anlatıcı geminin
kalenin daha da derinliklerine inerek içeriği incelemeye başladı. Sandıkların hepsinin içi boştu. Gezerken karanlığın içinde bir şeyin hareket ettiğini gördü. Eğer bu saldırgan bir mob olsaydı sonuçta yanına gelirdi. Ancak gördüğü şey kaçmıştı. Bir şey bulamayınca yukarıya tırmanarak gemiden çıkış yaptı. Ancak hava kararmıştı. Ve işin garip kısmı ay hareket etmiyordu. Yani yüksek ihtimalle biri bunu komut da yapmıştı. Etrafı da gezerken geminin üstüne çıkabileceği bir yer buldu. Gemiyi tamamen gezip geri döndüğünde örümcek ağlarının içinde bulunan birini fark etti. Ancak yanına yaklaştığında oradaki kişi yok olmuştu. Bu tuhaf olayın ardından etrafı gözlemlemek için geminin daha da üstüne çıktı. Ve baktığı yerde bir şeyin anlık olarak değiştiğini fark etti. Ama bundan emin değildi. Aslında oradaki şey az önce örümcek ağlarına sıkışmış canlıydı. Bir saniyeliğine gözüktü, sonra yok oldu. Anlatıcı da oraya doğru tırmanmaya başladı. Haritanın neredeyse en üstüne gelmişti. Ve etrafı incelerken ilerideki kulede birini görüp oraya doğru gitmeye başladı. Ancak orada kimse yoktu. Haritanın kenarından boşluğu görünce oradan ilerlemeye başladı. Arkaya doğru baktığında çok uzakta sislerin arasında birisini fark etti. Ona doğru koştururken bu kişi gözden kayboldu. Geri dönerken de önünde yürüyen birini daha gördü. Onu köşeye kadar takip etti. Ve gizemli kişi köşeyi döndükten sonra kayboldu. Bu gizemli kişinin yukarıya doğru çıktığını düşünüp peşinden ilerlemeye başladı. Yukarıya çıktığında gökyüzüne uzanan bir fener ışığı gördü. Başlangıç yerinin tam ortasında öylece duruyordu. Fenerin yanına doğru yaklaşıp etrafa bakarken çemberin etrafında Steve'ler oluştu. Sohbette ise seni davet etmemiştik yazıyordu. Daha sonra tüm Steve'ler aynı anda koşarak anlatıcıyı öldürdü. Bir oyuncu etrafta gezerken ileride bir şey fark etti ve görüntüleri kaydetmek için kayıt tuşuna bastı. Bu oyunda oluşabilecek herhangi bir yapıya benzemiyordu ve merak ettiği için oraya doğru ilerledi. Blokları kırıp baktığında pembe yün olduğunu, alanın tam ortasında ise Nether portalı olduğunu fark etti. Ve su kovasıyla sakince aşağı inerek etrafı incelemeye başladı. Bir şey bulamayınca portaldan içeriye girdi. Nether'a gelmişti. Ancak etraf oldukça farklıydı. Tam etraftaki blokları kıracaktı ki oyun modu değişti ve macera moduna alındı. Bu yüzden etraftaki blokları kıramayacaktı. Ve arkasını dönüp portala baktığında portalın kırıldığını gördü. Angel Dust adında bir sohbete cehenneme hoş geldin, burada çalışıyorum yazdı. Anlatıcı hiçbir şey yazmadan etrafa bakıyordu ve bu kişi her kimse onu anlamsız şekilde aşağılıyordu. Bu garip canlı anlatıcıya doğru yaklaştıkça oyunun sesleri bozuluyordu. Yanına geldiğinde etrafa garip kutu benzeri şeyler atmaya başladı. Birkaç saniye sonra ikisi de durdu ve anlatıcı tek yiyerek öldü. Tekrar doğduğunda oyundaki skin'i tamamen değişmişti ve çok kötü gözüküyordu. Anlatıcı klavye ve faresini kontrol edemiyordu. Karakteri kontrolü dışında oradan oraya gidiyordu ve bu durumdan ancak bilgisayarını kapatarak kurtulabildi. Anlatıcı bir sunucuya girmişti ve bu sunucuya giriş yaptığında Joint yerine Begoint yazıyordu. Bunun ne demek olduğunu bilmiyordu ama yüksek ihtimalle katılmak kelimesinin değiştirilmiş haliydi. Sunucudaki diğer bir oyuncu onu karşıladığında ona bunu sordu. Ancak tatmin edici bir cevap alamadı. Ardından sunucudaki oyuncu anlatıcıyı gezdirmek istediğini söyledi. Anlatıcı da peşinden gitti. İçeriye girdiklerinde oyuncu hiçbir şey göstermeden burada bekle diyerek dışarıya çıktı. Ardından sunucudan ayrıldı ve anlatıcı biraz bekledikten sonra etraftaki binalara girmeye başladı. Evlerin tasarımları oldukça garipti ve içerisinde hiçbir şey bulunmuyordu. Evin çatısına çıkıp etrafı gözetlediğinde ekranın sağ tarafında bir saniyeliğine siyah bir şey gördü. Daha sonra çatıdan inip evin bahçesinden dışarıya çıktı ve etrafa bakarken evin önünde atlar gördü. Yaklaşıp baktığında çok garip bir şey oldu. Atlar çok hızlı bir şekilde dağıldı. Eve girip kendi kendine yaşadığı gariplikleri düşünmeye başladı. Sırada ne var derken aşağıdaki kapı açıldı ve duyduğu gibi aşağı kata indi. Karşısında Ocelot vardı ve anlatıcıyı görünce evden dışarıya çıktı. Bir tabelanın yanında bekliyordu ve bir anda yer altına girerek yok oldu. Anlatıcı da kendini diğer eve attı ve orada beklemeye başladı. Bu sırada sohbette aşağıda bir çocuk var yazan bir mesaj görüldü. Aşağı inip etrafı gezerken ileride küçük bir çocuk olduğunu gördü. Üzerinde yardım et yazıyordu. Ona doğru baktığında çocuk arkasını dönerek çok hızlı bir şekilde duvarın içinden geçerek yok oldu. Aynı atlarda olduğu gibi bu çocuk da çok hızlıydı. Bu olaya da anlam verememişti. Merdivenlerden çıkıp gökyüzüne baktığında devasa ve aynı zamanda çok garip bir canlı gördü. Kocaman gözleri ve ağzı vardı. Çok hızlı şekilde anlatıcıya doğru uçarak geliyordu. Biraz ilerledikten sonra arkasına baktığında kurtulduğunu sandı. Çünkü o devasa canlı ortada yoktu. Ancak aşağı baktığında onun gölgelerini gördü. Dönüp baktığında bu devasa canlı ona saldırarak anlatıcının oyunu çökertti.
Birkaç arkadaş beraber Minecraft sunucularında Creative'de takılıyordu. Ancak herkes Creative'de olmasına rağmen anlatıcı garip bir şekilde arkadaşına vurabilmişti. Arkadaşının yapmış olduğu evdeki her yeri gezdiler ve kendi aralarında muhabbet ettiler. Buraya kadar hiçbir problem yoktu. Daha sonra etrafta gezerlerken sohbette Has adında birinin oyuna girdiğini gördüler. Dönüp birbirlerine baktılar ve bu gizemli kişi sohbete Lurp yazdı. Lurp ne demekti? Ve daha sonra da Kova yazdı. İşin en garip kısmı ise bu oyuncunun bir ismi yoktu. Ona ismini ve birkaç farklı soru sorduklarında gizemli kişi oyundan ayrıldı. Daha sonra oyuncular bu durum hakkında kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ve aslında herhangi birinin bu sunucuya girememesi lazımdı. Çünkü whitelist'e çıktı. Bunları konuşurlarken işlerinden biri aniden banlandı. Bunu yüksek ihtimalle az önceki gizemli kişi yapmıştı. Daha sonra sunucu üzerinden arkadaşının banını kaldırdılar. Ve arkadaşı sunucuya tekrar giriş yaptı. Ve az önce yaşanan olay hakkında konuşmaya başladılar. Tam bu sırada işlerinden biri buraya bakın diye sohbete yazdı. Yanına gittiklerinde bir meşalenin hareket ettiğini gördüler. Hatta arkadaşı meşaleye tıkladığında onun üzerine oturabildi. Daha sonra meşale taşın içine girerek hızlıca hareket etti. Anlatıcı da seyirci moduna girerek arkadaşının yanına gitti. Ve arkadaşına hiçbir şey olmamıştı. Peşinden tünel yaptıkları için oradan döndüler. Ancak tünelden çıktıklarında tünel kendiliğinden kapanmıştı. Eve doğru giderlerken ekranda Kova yazdığını gördüler. Bu yazı komutla çalıştırılmıştı. Evin yanında da bir tane komut bloğu olduğu için hemen oraya gittiler. Komut bloğuna baktıklarında Kova yazdığını görmüşlerdi. Yani hiçbir komut bloğunun yanında değildi. Ancak komut bloğu çalışmıştı. Komut bloğunun yakınında beklerken ekrana sürekli garip garip yazılar çıkmaya başladı. Yazıların hiçbir anlamı olmadığı için öylece durup birbirlerine baktılar. Anlatıcı tam bu sırada arkadaşının evinin penceresinde bir şey gördüğünü ve evi kontrol edeceğini söyledi. Evin üst katlarına çıktı. Yatak odasına gelip arkasını döndüğünde ismi bozuk olan, hatta tam olarak bir ismi bulunmayan gizemli bir canlı onu karşıladı. Ve onu gördüğünde anlatıcının Minecraft'ı çöktü. Ardından tekrar girmeye çalıştığında kullanıcı adının olmadığını fark etti. Bu hatayı düzeltmeye çalışsa da asla başaramadı. İki arkadaş beraber kale surları yapıyordu. Anlatıcı arkadaşının yanına gelerek giriş kapısının nerede olduğunu sordu. Çünkü arkadaşı giriş kapısının yerini değiştirmişti. Arkadaşını takip etti ve giriş kapısından içeriye doğru ilerlediler. Evleri gayet güzel gözüküyordu ve ikisinin de kendine ait odası vardı. Kendi aralarında biraz sohbet ettiler ve eşya toplamak için dışarıya çıkma kararı aldılar. Bayağı bir ilerledikten sonra karşılarına bir mağara çıktı ve havada karardığı için mağaranın içinde yatağa yatıp sabah olmasını beklediler. Sabah olduğunda mağaradan dışarıya çıktılar ve bir köy buldular. Etraftaki tüm köylere baktıklarını düşünüyorlardı. Ancak buraya bakmamışlardı. Hemen demirci evindeki sandığa koştular ve içinden elmas at zırhı çıktı. Buna bayağı sevinmişlerdi. Etrafı yağmalamaya devam ederlerken arkadaşı sohbete lütfen hızlıca buraya gelir misin yazdı. Anlatıcı geldiğinde köydeki bir eve girdi ve karşısına yüzü olmayan bir köylü çıktı. Arkadaşı bunun hakkında bir açıklama istiyordu. Onunla takas yapamıyorlardı ve sadece durup onlara bakıyordu. Yağmurun yağdığını gören arkadaşlar dışarıya çıktı ve diğer evleri incelemeye başladılar. Yandaki eve girdiklerinde de yüzü olmayan bir köylüyle karşılaştılar ve karşılarındaki köylünün vücudu az önceki köylüye benzemiyordu. Yani karşılarındaki kişi bir oyuncuydu. Bu konu hakkında kendilerince teoriler oluşturdular. Bu bir hata olabilirdi ya da oyunun dokuları da bozulmuş olabilirdi. Diğer köylülere bakmak için hemen evden çıktılar ve köydeki tüm köylülerin yüzünün olmadığını gördüler. Ancak bu köyde tüm köylülerden farklı olan bir kişi vardı. Az önceki oyuncuya benzeyen köylü. Buranın lideri o muydu? Yanına gittiklerinde onu öldürme kararı aldılar. Hem belki güzel eşyalar kazanabilirlerdi. Arkadaşı ona elmas baltayla saldırdı ve tek darbede indirdi. Hiçbir şey düşmemişti. Köyden çıkıp evlerine dönme kararı aldılar ve dağa tırmanırken karşılarına az önce öldürdükleri yüzsüz köylü çıktı. Yüzsüz köylü anlatıcı ve arkadaşının arkasının dönmesini istedi. Arkaya dönüp baktıklarında köydeki köylülerin hepsinin onlara doğru geldiğini gördüler. Hemen evlerine doğru koştular. Vardıklarında evin giriş kapısını açtılar ve koridordan ilerlerken oyunları kasmaya başladı. Evin içinde ise yüzsüz köylüyle karşılaştılar. Birkaç saniye sonra ise iki oyuncunun da Minecraft'ları çöktü. Dört arkadaş kendi aralarında yaratıcılık modunda yapılar inşa ediyordu. Şu ana kadar bir tane otel, kaydırak ve dönme dolap yapmışlardı. Anlatıcı yukarıya çıkıp etrafı uzaktan bakacakken arkadaşının yazdığı şey dikkatini çekti. Millet burada biri var yazısı anlatıcının tüylerini ürpertmişti. Yanına gittiklerinde odanın içinde gezdiler ancak herhangi birini görememişlerdi. Ancak bunları söyleyen arkadaşı biraz tuhaf davranmaya başlamıştı. Onun dalga geçtiğini düşünmeye başladılar çünkü yaptığı bu hareketler çok saçmaydı. Evin dışına çıktı ve tam kapının önüne iki tane TNT yerleştirip patlattı. Yaptığı bu şeyden dolayı kızsalar da sinirlenseler de oteli yok etmeye devam ediyordu. Arkadaşı biraz daha etrafı yok etmeye devam etti.
Hatta TNT'nin yanında etrafı lavlarla da kaplıyordu. Ta ki diğer arkadaşları gelip trolleyen arkadaşlarını banlayana kadar. O banlanınca biraz olsun nefes alabilmişlerdi. Bütün hasar yiyen yapıları tek tek düzeltmeye başladılar. Az önce trolleyen arkadaşlarını banlayan kişi de sohbete birini gördüğünü yazdı. Anlatıcı hızlıca onun yanına gittiğinde etrafta kimsenin olmadığını gördü. Ve o da aynı az önce arkadaşının yaptığı gibi etrafa bakıyordu. Daha sonra ise eline TNT ve çakmak taşı alıp yeşil kaydırağı patlatmaya başladı. Etrafı yok ederken anlatıcı onu banladı ve kaydırağı düzeltmeye başladı. Bir zaman sonra artık etraf düzelmişti. Uzaktan etrafa bakınırken arkasını döndüğünde otelin içinde hareket eden birini gördü. Hemen peşinden gitti. Ancak içeride hiç kimseye rastlamadı. Otele uzaktan baktığında içeride tekrar onu gördü. Hemen içeriye girdi ve odalara bakmaya başladı. İşte tam olarak karşısındaydı. Onun kafasına bakan kişiler hipnotize oluyordu ve bu gizemli kişi insanları kölesi yapıyordu. Diğer arkadaşlarına olan şey de buydu. Anlatıcı birkaç saniye sonra oradan ayrıldı ve saatlerdir uğraştığı yapıların hepsini teker teker yok etti. Daha sonra yeni bir emir almak için hipnotize eden adamın yanına gitti. Hipnotize eden gizemli canlı anlatıcıdan Minecraft hesabının bilgilerini istiyordu. Anlatıcı da onu dinleyerek tüm bilgilerini ona verdi. Hey, sıradaki efsaneye geçmeden önce kanalıma abone olduğundan emin olmalıyım. Sanırım abone değilsin. Şu butona basarak işlemleri tamamlayabiliriz. Teşekkürler. Anlatıcıya bir kişi özelden sunucu attı ve anlatıcı da sunucuya katıldı. Sunucuya girdikten birkaç saniye sonra neredeyse onun ismiyle aynı olan biri sunucuya giriş yaptı. Anlatıcının bir numaralı fanı olduğunu söylüyordu ve kelimenin tam anlamıyla çok heyecanlıydı. Anlatıcı onu gördüğünde garip şeyler fark etmişti. Çünkü kendi kullandığı skinin negatif renklerine çevrilmiş haliydi. Biraz sohbet ettiler ve serverdaki oyuncu anlatıcıyı etrafı gezdirdi. Artık beraber oynamaya başlamışlardı. Tabii ki anlatıcının hiçbir eşyası olmadığı için biraz kasıldı ve kendine ev yapmak için arkadaşından biraz odun rica etti. Ancak o yüzlerce odun attı. Bu kadar odunu nereden bulmuştu acaba? Anlatıcı odunları aldıktan sonra kendine bir ev inşa etmeye başladı. O sırada arkadaşı sohbete spawner yapmak için malzemelerim var yazdı. Spawner üretmek mi? Bu çok saçmaydı. Dışarıya çıktılar ve arkadaşı yere katman kayaları yerleştirdi. Yüksek ihtimalle bunları yaratıcılık modundan almıştı. Yerleştirdiği bu blokların etrafını meşalelerle kapladı ve nether taşının üzerine çakmak da yaktığında ekran girişlendi ve hava karardı. Bu olaydan sonra herhangi bir şey yaşanmayınca anlatıcı etrafı keşfetmeye ve gelişmeye devam etti. Aynı zamanda artık arkadaş oldukları için birbirlerine kişisel sorular da soruyorlardı. Bir anda arkadaşı anlatıcının bulunduğu şehri nokta atışı söyledi. Bu oldukça ilginçti. Bunu nasıl tahmin edebilirdi ki? Ona bunu sorduğunda kendisinin de orada yaşadığını söyledi. Ama bu pek inandırıcı gelmemişti. Bu yüzden anlatıcı oyundan çıkacağını söyledi. Ancak oyundaki kişi sinirlenmeye başlamıştı. Anlatıcı ısrara daha fazla dayanamayıp sunucudan ayrıl butonuna tıkladı. Ancak çalışmıyordu. Oyuncu sohbeti anlatıcının adresini spamlamaya başladı. Bunun üzerine hangi okula gittiğini de yazmıştı. Anlatıcı iyice korkuyordu. Hem oyundan da çıkamaması onu iyice çaresiz yapmıştı. Aniden yer altında ürpertici bir yere ışınlandı. Burada korkutucu sesler yankılanıyordu. Tamamen farklı bir isme sahip bir oyuncu bu alanın en ucundan ışınlanarak anlatıcının önünde belirdi ve onu öldürdü. Bir oyuncu bilgisayarında temizlik yaparken yıllar önce oynadığı bir server'ın IP'sini buldu. Bu sunucunun yıllar önce kapandığını bilse de IP adresini ekledi ve sunucuya girmeye çalıştı. Tabii ki giremiyordu. Yıllardır kapalı olan bir sunucuya giriş denemesi yapmak bile saçmaydı. Derken 3. denemesinde bir anda sunucuya bağlandığını gördü. Kala kalmıştı. Etraf aynı bıraktıkları gibi duruyordu. Ancak tabelalarda null yazıyordu. Böyle bir şey yaptıklarını hatırlamasa da etrafı gezmeye başladı. Eski evine girdiğinde camdan dışarıya baktı ve çok garip bir isme sahip biri selam verdi. Ardından 3 yıl 96 gün 2 dakikadır burada olduğunu söyledi. Ve bu gizemli kişi gece olmak üzere sığınak aramalısın yazdı. Anlatıcı onu pek umursamadan arkasını dönüp aşağıdaki suya atladı. Kıyıya çıktığında tekrar o gizemli kişiyi gördü. Ve gökyüzü garip bir şekilde gidip geliyordu. Gizemli kişi yardıma ihtiyacın var mı diye sordu. Daha sonra gerçek miyim diye sorunca anlatıcı iyice ürpermeye başladı. Anlatıcı ilerideki eve doğru gitti ve kendini korumak için tahta eşyalar yaptı. Gökyüzüne baktığında zaman atlaması yaşanıyordu ve ayın evreleri saniyeler içerisinde değişiyordu. İlerideki evde başka bir oyuncu daha gördü. Yaratıklarla savaşıyordu. Ona yardım ederken zombiler anlatıcıyı öldürdü. Hemen oraya koşarak geri döndü. Ancak bu kişi sürekli sen kimsin diye soruyordu. Anlatıcı bu soruya cevap verse de bu ilginç kişi aynı soruları sormaktan vazgeçmiyordu. Bu oyuncu hayatta kalma modunda olsa da aynı zamanda uçabiliyordu. Anlatıcı onunla konuşmaya uğraştı ancak aldığı cevaplar çok saçmaydı. Bazıları ise anlaşılmıyordu. Geldiği yola baktığında yol boyunca sağ tarafta bulunan meşaleler
Kızıltaş meşalesine dönüşmüştü. Tam o sırada en başta gördüğü gizemli kişi tekrar burada var oldu. Aynı soruları tekrar ve tekrar sormaya devam etti. Artık tüm bu yaşanan olaylara sinirlenip arkasını döndü ve ilerlemeye başladı. Biraz sonra karşısına bir tabela çıktı ve üzerinde sen yazıyordu. Tüm bu şeyler artık anlatıcının sinirlerini iyice bozmuştu. Karnı da acıktığı için envanterindeki kumlarla kule yaptı ve aşağı atlayarak kendini öldürdü. Doğduktan sonra tekrar aynı yere gidiyordu. Yandaki eve girdi, fırına baktığında bir oyuncu kafası ve çapa gördü. Eşyaları alıp dışarıya çıktığında etrafta lavların olduğunu gördü. Dünya gitgide bozuluyordu ve çölün ortasında üzerine yıldırım düşerek öldü. Oyundan çıkış yapıp yıllar önce bu sunucuda oynayan arkadaşlarıyla iletişime geçmeye çalışsa da her biri yıllar önce online olmuştu. Anlatıcı sunucudan bir kez çıkış yaptığı için asla tekrar giremedi. Üç arkadaş beraber Vahşi Batı'da Survival oynuyordu ve çok eğleniyorlardı. Anlatıcı atına binip keşif yapmaya çıktı. Yoldayken yerde Kızıltaş bloklarını görünce durup bekledi. Eve dönerken bunu arkadaşlarına sorduğunda hayır böyle bir şey yapmadık cevabını aldı. Onlardan gelmesi konusunda ricada bulundu. Üçü birlikte o bölgeye gitti. Ancak artık daha fazla Kızıltaş bloğu bulunuyordu. Blokları takip ettiler ve dağın içinde bir tane Nether portalıyla karşılaştılar. Tulip adındaki arkadaşı portalın diğer tarafında ne olduğunu aşırı merak ediyordu ve içeriye girmek istedi. Bu bir tuzak olabilirdi. Ancak kaybedecek bir şeyimiz yok diyerek üçü de portaldan içeriye girdi. Nether'a geldiklerinde bunun bir tuzak olmadığını anladılar. Ancak etraf oldukça eski gözüküyordu. Bu eski Nether'dı. Ve dünyada olduğu gibi kızıl taşlar burada da vardı. Önlerine çıkan tabelanın üzerinde kırmızı, diğer bir tabelanın üzerinde ise taş yazıyordu. Nether kalesine girdiklerinde sandıkları kontrol ettiler. Bu sandıkların içindeki eşyalar toplanmamıştı. Kızıl taşları takip etmeye devam ettiler. Nereye varacaklarını çok merak ediyorlardı. Yolun sonuna geldiklerinde karşılarında bir fener çıktı. Gidecek başka bir yer olmadığı için durup etrafa baktılar. İçlerinden biri nedense biri bizi izliyormuş gibi hissediyorum yazdı. Haklıydı. Anlatıcı feneri kırmak için yaklaştığında tüm vücudu kırmızı olan biri ortaya çıktı. Daha sonra eğilerek fenerin içinden yok oldu. Bu da neydi? Çok saçmaydı. Eve dönme zamanlarının geldiğini düşünüp geldikleri yoldan geri dönmeye başladılar. Ancak Nether Kalesi'nin içinde yüzlerce zombi vardı. Önce arkadaşları daha sonra anlatıcı öldü. Tekrar doğduklarında evlerinin ve çevreye yaptıkları yapıların tamamen saldırıya uğradığını gördüler. Gördükleri bu kişi Red Steel'di. Oyuncuların sürümlerini değiştirebilen, yaratıkları boyutlar arası oluşturabilen, aynı zamanda sunucuları hackleyebilen gizemli bir canlıydı. 3 arkadaş kum taşlarından bir kale yapmıştı. Kalenin içinde oturma alanları, tarlalar ve yatak odaları bulunuyordu. Anlatıcı evin girişine gelip etrafa biraz çiçek koymaya başladı ve gökyüzüne bakarken yukarıdan birinin düştüğünü gördü. Düşen kişi aynı zamanda kaybolmuştu veya yerin altına girmişti. Korkudan ne yapacağını bilmeyen anlatıcı hemen arkadaşlarını yanına çağırdı. Ancak arkadaşı bunun imkansız olduğunu ve yüksek ihtimalle oyundaki moblardan birini gördüğünü söyleyerek anlatıcıyı pek takmadı. Anlatıcı da daha fazla uğraşmadı ve odasına doğru ilerledi. Merdivenlerden inerken kapının önünde bir kol gördü. İçerideki tüm odaları kontrol etti. Ancak herhangi birine rastlamadı. Dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla konuştu. Biraz zaman geçtikten sonra eve döndü. İçeriye baktığında ismi olmayan birini gördü. Koşarak içeriye ilerlemişti. Ancak bu kişinin arkasında yardım et yazıyordu. Tabii ki bunu anlatıcı o an fark edemedi. Arkadaşlarına kalenin içinde biri olduğu konusunda ısrar etti. Anlatıcının içini rahatlatmak için tüm herkes kalenin içini aramaya başladı. Kalenin dar koridorlarında yavaşça ilerleyen anlatıcı kapının önünde beklerken arkasını döndü ve tam arkasında gizemli kişiyi gördü. Tüm bu garipliklerin üzerine dışarıya çıkıp toplandılar ve ne yapacakları hakkında konuşmaya başladılar. Hava karanlık olduğu için en mantıklı şeyin odalarına dönüp yatmak olduğuna karar verdiler. Anlatıcı tam yatağına yattığında yan odadan garip sesler duydu. Ve oraya gidip baktığında vücudu yan yatmış, yüzünde korkutucu bir gülümseme olan biri ona doğru koşmaya başladı. Arkadaşları hala sabah olmadığı için sohbete kim uymadı gibi şeyler yazıyordu. Anlatıcı yükseğe çıkıp arkadaşlarına haber verdi. Bir arkadaşı hemen geldi ve beraber canlıya saldıracaklardı. İyi de diğer arkadaşları neredeydi? Hemen merak edip onun yanına gittiler. Vücudu kanlar içinde yatağın üzerine oturuyordu. Söylediğine göre ekran kanlar içindeydi ve sohbete yazı yazabiliyordu. Ancak hareket edemiyordu. Arkadaşı korktuğu için buradan gidiyorum, kendini kurtar yazdı. Anlatıcı da arkadaşının peşinden giderken tam kapının önünde onun da aynı şekilde kanlar içinde yerde oturduğunu gördü. Arkadaşları anlatıcıdan yardım istiyordu. Arkadaşları yardım isterken anlatıcı artık burada daha fazla kalamam diyerek kaleyi terk etti. Biraz ilerideki mağaraya geldi ve mağaranın sonuna vardığında buraya saklandı. Daha da güvende hissediyordu. Ancak tehlikenin ona geldiğini seslerden anlamaya başlamıştı. Aniden önüne çıkan korkunç canlı anlatıcıyı tek vuruşta yere yığdı ve oradan uzaklaştı.
Biliyorsunuz Minecraft'ta diskler var ve bunlardan biri kayıp. Evet, disk 12. 12. disk oyuna hiç eklenmedi. Ya da eklenmiş olabilir mi? Bir oyuncu kendi hayatta kalma dünyasında oynuyordu. Güzel bir ağaç evi vardı. Bu evi yeni yapmıştı. Ve ağaç evde takılırken sunucuya arkadaşı katıldı. Evi o sunucuda değilken yaptığı için arkadaşı evi ilk kez gördü ve oldukça hoşuna gitmişti. Evin içinde biraz sohbet ettiler ve kendilerini geliştirmek için dışarıya çıkıp biraz kaynak arayacaklardı. Ancak dışarısı oldukça karanlıktı. Bu saatte dışarısı tehlikeli olabilirdi. Arkadaşı bu yüzden biraz çekindi. Ancak daha sonra barışçıl modda olduklarını hatırlayıp rahatladı. Ormanın derinliklerine doğru giderken karanlığın içinde parıldayan bir şey fark ettiler. Sanki koca ormanda sadece orada sabah gibiydi. Oraya gittiklerinde kaktüslerin havada durduğunu ve her yerin meşalelerle aydınlatıldığını gördüler. Burada yaşanan olayın bir hata değil de sunucuya bulaşmış bir virüs olabileceğini düşündüler. Çünkü sunucuyu satın aldıkları yere pek güvenmiyorlardı. Anlatıcı etrafa bakarak beklerken arkadaşı "Hey, bir şey buldum. Buraya gel." yazdı. Dağın içinde kısa bir yol vardı ve içerisinde müzik kutusu bulunuyordu. Sağ tarafta ise kırmızı renge sahip bir disk vardı. Bu oyunda bulunan herhangi bir diske benzemiyordu. Altındaki tabelada da disk 12 yazıyordu. Disk 12 mi? Bu nasıl olabilirdi ki? Onu almak istediler. Ancak disk yerinden hareket edip müzik kutusuna doğru gitti. Fısıltılarla kısık sesle başlayan müzik tersten çalıyordu. Bu lanetli mekandan gitmeye çalıştılar. Ancak hareket edemiyorlardı. Müzik iyice bozulmaya başladı ve ekran glitchlenerek oyunları çöktü. Sunucuya tekrar giremiyorlardı. Dünyayı tek kişilik açmaya çalıştıklarında da dosyaların bozulduğunu gördüler. Minecraft sunucuları. Ne kadar güzel ve keyifli değil mi? Tabii bazıları değil. Anlatıcı da kafasını dağıtmak, biraz eğlenmek için bir Minecraft sunucusuna giriş yaptı. Basit bir ev yapıp gelişmeye çalışırken gölün ortasındaki evden bir çığlık sesi geldi. Hemen evin içerisine gidip kendine bir tekne yaptı ve gölün ortasındaki eve gitti. İçeriye bakarken evin arka tarafında bir isim gördü. Oraya doğru ilerlediğinde bembeyaz vücudu olan birisiyle karşılaştı. Gizemli kişi merdivene oturmuş yere bakıyordu. Ona bağırma sesi hakkında sorular sorsa da cevap alamadı. Ayrıca bu beyaz adamın yüzü oldukça ürperticiydi. Alaycı bir gülümseme vardı. Soruları yanıtsız kaldığı için evine geri döndü ve biraz maden yaptı. Çıktığında hava kararıyordu ve gölün ortasındaki eve baktığında beyaz adamın ona baktığını gördü. Eşyalarını eve bırakıp koyun kırpmaya gitti. Çünkü kendine yatak yapacaktı. Yatağı koydu ancak uyuyamazdı. Çünkü beyaz adamın da aynı anda uyuması gerekiyordu. Sohbetten uyumamız lazım diye yazdı. Ancak hiçbir cevap alamıyordu. Evden çıkıp gölün ortasındaki eve gitti. İçeride beyaz adamın ismi gözüküyordu. Yavaşça ona doğru yaklaştı. Yatak odasındaydı ve yatağın üzerinde oturuyordu. Ona yatağa yatması gerektiğini söyledi. Ancak ikna edememişti. Bu yüzden sabah olana kadar madene gitme kararı aldı. Madende biraz zaman geçirdikten sonra dışarı çıktı. Artık sabah olmuştu. Evinin kapısını açıp içeriye girerken tekrar çığlık sesi işitti. Hemen gölün ortasındaki eve gitti ve Mr. White'ı buldu. Geçen gün olduğu gibi yine sessizce merdivenin üzerinde oturuyordu. Ona sorular sordu. Ancak o öylece kıpırdamadan bekliyordu. Anlatıcı bu olaydan sonra Mr. White'ı günlerce izledi. Bu süre zarfında hiçbir çığlık sesi duymadı. Ama bir gün gölün ortasındaki evde dikkatini bir şey çekti. İçeride kimse yoktu. Mr. White evden ayrılmıştı. Evi araştırmak için bu çok iyi bir zamandı. Anlatıcı eve gidince detaylı bir şekilde her yere bakmaya başladı. Sandıkların içleri boştu. Evin yanındaki yapı dikkatini çekti. Daha önceden burayı görmüştü. Ama belki bir şeyler bulurum diye oraya gitti. İçeride 4 tane yatak, 1 tane ağaç, örs ve sandık vardı. Neden burada fazladan yatak vardı ki? Burada biri mi kalıyordu? Sandığı açtığında içinde bıçak, operasyon makası ve bu şekilde yapıyorum adında kitaba rastladı. Kitabı alıp okumaya başladığında bunun Mr. White tarafından yazıldığını gördü. Bu kitapta korkutucu derecede işkence ve öldürme yöntemleri yazıyordu. Bu yazıları gerçekten Mr. White yazmıştı. Uzaktan ne kadar sessiz görünse de o tehlikeli bir katildi. Ve Mr. White burada kaçırdığı kişileri hapsediyor, ardından öldürüyordu. Korkarak kitabı bıraktı ve kendi evine doğru koşmaya başladı. Evden tam kaçacakken karşısına Mr. White çıktı. "Bu kadar çabuk mu gidiyorsun?" dedi. Mr. White ilk kez konuşmuştu. Anlatıcının duyduğu son sözler ise bunlardı. Minecraft zaten yalnız olduğumuz bir oyun ve karanlık mekanlarda oldukça ürpertici. Anlatıcı ve arkadaşı da gizemli bir mekanı araştırmak için yola koyulmuştu. Etraf karanlık olduğu için ellerindeki fenerle etrafı kısıtlı şekilde görüyorlardı. Binanın etrafına baktı ve tek giriş yolunun demir kapı olduğunu gördü. Kapıyı açabileceği bir düğme olmayınca kapıyı elindeki demir kürekle kırmaya başladı. Kapı kırılmıştı ama normalde yok olması gerekirken envanterine gelmişti. Anlatıcı bunu gördü ancak hiçbir şey demedi ve odaları teker teker
araştırmaya başladılar. Burası daha çok üretim yapılan bir yere benziyordu. Bazı odalarda depolama için kullanılıyordu. Fabrikaya benzeyen bu yer o kadar büyük ve karışıktı ki şimdiden kaybolmuşlardı. Girdikleri odalardaki sandıklara ve varillere bakıyorlardı. Bir odada anlatıcı masanın üzerinde anahtar buldu. Az önce açamadıkları kapıyı bu anahtar açıyor olabilirdi. Hemen oraya gittiler. Ve evet, kapı açılmıştı. O kapıdan içeriye girdiklerinde sandıkların içinde birkaç not ve kitap buldular. Hatta bir gazetedeki manşette burada yaşayan bir katilin olduğu yazıyordu. Bunu daha önceden duymuşlardı. Ancak gerçek olabileceğine ihtimal bile vermiyorlardı. Ama bunu görünce anlatıcı oldukça gerilmişti. Ve diğer odalara bakmaya başladı. Artık buradan çıkmak istiyordu. Ancak burası resmen labirente benziyordu. Kısıtlı görüşüyle etrafa bakarken önüne biri çıktı. Ve yok oldu. Onu ilk gördüğünde arkadaşı sanmıştı. Aniden kaybolduğunu anlamıştı. Yalnız değillerdi. Anlatıcı girmeyi unuttuğu bir oda gördü. Ve oradan devam etti. Dar koridordan ilerlerken karşısındaki kapı açıldı ve az önceki gizemli canlı tekrar gözüküp yok oldu. Anlatıcı korkarak oradan çıkış yaptı. Ve köşede eğilerek beklemeye başladı. Arkadaşı feneri söndürmesini istiyordu. Resmen kapana kısılmışlardı. Ve fark edilmek istemiyorlardı. Etraftaki sesler feneri kapatınca azalmıştı. Yavaş yavaş koridordan ilerlemeye başladılar. Anlatıcı önüne çıkan başka bir odaya girdiğinde yine o canlı çıktı. Ve anlatıcının ekranı gidip gelmişti. Girdikleri bu odada camlar vardı. Yani dışarıyı görebiliyorlardı. Tüm bu olaylardan korkmuşlardı. Bu yüzden camları kırdılar ve kaçmaya başladılar. Anlatıcı arkasını dönmeden koşuyordu. Daha sonra arkadaşı sohbete geri dön, bana yardım et yazdı. Arada kalmıştı. Arkadaşını yalnız bırakamazdı. Onu kurtarmak için arkasını döndüğünde karşısında katili gördü. Kendi canını kurtarmak için kaçmaya başladı. Mekanın girişine geldiğinde buraya geldikleri araçlarını göremedi. Sohbete yazdıklarından çaresizliği belli oluyordu. Gizemli katil anlatıcıya baltayla saldırarak öldürdü. Bir oyuncu oyuna yeni başlamıştı ve hayatta kalma modunda oynuyordu. Küçük bir tarlası ve evi vardı. Etrafı biraz keşfetmek için dışarıya çıktı ve gökyüzünde lav bloğu gördü. Bu neden ve nasıl olmuştu ki? Lava bakarken arkasındaki dağın üzerinde 4 tane köylü gördü ve daha sonra her biri teker teker aşağı atladı. Ölen köylülerden biri geri yukarıya ışınlanmıştı. Orada ne olduğunu merak ettiği için dağın tepesine çıktı. Ancak burada hiçbir şey bulamadı. Evine doğru baktığında pencerede birini gördü. Aynı şekilde lav da havada duruyordu. Hemen aşağıdaki suya atladı ve evine girdi. İçeride kimse yoktu. Ancak evin camından gökyüzüne baktığında gökyüzünün renginin değiştiğini gördü. Bunu anlamamıştı. Daha net bir şekilde görmek için dışarıya çıktı. Gerçekten de gökyüzü farklıydı. Eve tekrar dönerken evdeki duvarların değiştiğini gördü. Hemen içeriye girdi. Bunu kim yapmıştı? Önce gökyüzünü, daha sonra da evin duvarlarını değiştirmişti. Camdan dışarıya baktığında ağacın üzerinde eve doğru bakan birini gördü. Vücut rengi sarıydı ve aniden rengini değiştirip kaçmaya başladı. Burası tek kişilik sunucu olduğu için burada başka birinin bulunması imkansızdı. Merak ederek onu takip etti. Bu kişinin amacı neydi? Neden renkleri değiştiriyordu? Gizemli kişi ormana doğru ilerledi. Onu takip ederken anlatıcının ekranı yavaş yavaş kırmızıya döndü. Ağaçların arasında kalmıştı. Onu göremiyordu. Savunmasız bir şekilde ormanın içinde durmak yerine evine doğru dönmeye başladı. Ekrandaki kırmızılık yavaş yavaş gitmişti. Yani ormanda bir sıkıntı vardı. Eve döndü ve oyununu oynamaya devam etti. Birkaç Minecraft günü sonra gökyüzü normale dönmüştü. Bu gizemli canlı etraftaki blokları manipüle ederek renklerini değiştirebiliyordu. Ve belli ki bu işi gizlice yapmak istiyordu. Ama anlatıcı onu ilk ve son kez görmüştü. Minecraft'taki tapınaklar. Bu yapıların içinden güzel ganimetler çıkabiliyor. Ve 3 arkadaşla beraber hayatta kalma dünyasına yeni başlamışlardı. Yakındaki çöle doğru gidip tapınak arayacaklardı. Sonuçta altın elma gibi değerli eşyalar çıkabilirdi. Daha çöle varmadan yolun üzerinde kum bloklarına rastladılar. Bunları onlar koymamıştı. İçlerinden biri burayı incelemek istiyordu. Bu yüzden aşağı doğru kazmaya başladılar. Anlatıcı yaklaşık 20 blok indikten sonra yer altında bir yapıyla karşılaştı. Biraz daha aşağı indiğinde burada bir çöl tapınağının bulunduğu onu gördü. Hemen arkadaşlarına haber verdi ve hızlıca anlatıcının yanına geldiler. Bu tapınak nasıl yer altında oluşmuştu ki? Sandıkların içinde ne olduğunu ve buranın nasıl oluştuğunu merak ettikleri için tapınağın içine girdiler. Girdiklerinde duvarın üzerinde kanlarla yazılmış 24. tapınak yazısı vardı. Arkadaşları aşağıda ne olduğunu merak ettiği için blokları kırıp yol yapmaya başladı. Normalde tapınakların içinde TNT ve basınç plakası olur. Ancak 24. tapınakta basınç plakası yoktu ve TNT'lerin yerine oyuncu kafaları vardı. Sandıkların
şimdi bir şey var mı diye kontrol ettiler. Ancak hepsinin işi boştu. Yukarıya çıktıklarında bir tabelanın üzerinde çıkış yok yazıyordu. Bunu gören arkadaşlarından biri pekala buradan çıkıyorum yazdı. Ancak çıkışa gittiğinde blok koyamadığını gördü. Çünkü hepsi o anda macera moduna alınmıştı. Aynı zamanda 13. disk arka planda oynuyordu. Tam bu sırada ortaya kemik blokları çıktı. 3 arkadaşı da üzerine hapsetti. Bloğun üzerinden çıkamıyorlardı. Ardından blok onları yer altına çekerek öldürdü. Ağaçlar Minecraft olmasa çoğu şeyi üretemezdik, gelişemezdik ve güzel evler yapamazdık. İki arkadaş da beraber biraz ağaç kesip kendilerine küçük bir ev inşa etti. Dağ biyomunda oldukları için etrafta çok fazla ağaç bulunmuyordu. O yüzden evlerini meşe ağacından yapmışlardı. Kendilerini geliştirmek ve başka odun çeşitleri elde etmek için yolculuğa çıktılar. Evlerinden yaklaşık 500 blok gittikten sonra huş ormanı buldular. Arkadaşı huş ağaçlarını çok seviyordu. Önlerine çıkan toplanabilir her şeyi topladılar ve ormandan çıkıp evlerine doğru dönmeye başladılar. Yoldayken arkadaşı uzakta bir şey fark etti. Bu ladin ağacıydı. Burada olmaması gerekiyordu. Çünkü burası plains yani çayır biyomuydu. Buraya daha önceden hiç gelmedikleri için ladin fidanı ekme ihtimalleri de yoktu. Zaten ağacın çevresindeki topraklarda tam kusursuz bir daire oluşturuyordu. Rastgele bir ihtimalle böyle bir şey gerçekleşme olasılığı çok zordu. Eve gitmeden önce biraz taş ve odun topladılar ve hava kararırken evin yolunu tuttular. Vardıklarında evin içindeki yataklar ladin ağacına dönüşmüştü. Bunu kesinlikle onlar yapmamıştı. Arkadaşı evden dışarıya çıktı ve hey dışarıya gel yazdı. Anlatıcı dışarıya çıkıp baktığında karşısında az önceki Blaze biyomunda karşılaştıkları ladin ağacını gördü. Ağacın geldiği tarafa baktıklarında yolun üzerinde bir çeşit patika oluşmuştu. Yani ağaç gerçekten yürüyerek gelmişti. Neler olduğunu uzaktan gözlemlemek için evin yanındaki tepeye çıktılar. Eve baktıklarında ağaç tekrar hareket etmişti. Meşe odunlarının ladin odunlarıyla kaplandığını gördüler. Ağaç resmen onların evini ele geçiriyordu. Artık evleri kullanılmaz olduğu için oradan uzaklaşmak istediler. Ve yaklaşık 1000 blok ileriye gittikten sonra karşılarına bir çeşit ladin ağacından yapılmış çukur çıktı. Bu çukura bakıp incelerken anlatıcı arkasını döndüğünde ladin ağacının buraya ışınlandığını gördü. Arkadaşına baktığında onun ladin ağacı kökü tarafından tutulduğunu gördü. Aynı şekilde ladin ağacı anlatıcıyı da yakalamıştı. İkisi de hareket edemiyordu. Ağaç arkadaşını çukura bıraktı ve ölmesini sağladı. Anlatıcıyı aşağı attığında ise 3 kalp ile kurtulabilmişti. Arkadaşı tüm bu olaylardan sonra oyundan çıktı. Anlatıcı da ona katıldı. Çünkü hem oyunu oynayamıyorlardı hem de gizemli ağaç tarafından zorbalığa uğruyorlardı. Hareket edebilen lanetli ladin ağacı ise istediğini almıştı. Anlatıcı yeni dünya oluştururken seed kısmında rastgele harflere bastı. 7 tuşuna basıyordu ama seed kısmında farklı sayılar yazıldığını gördü. 5 kere denemişti çünkü ne olduğunu anlamamıştı. Her seferinde farklı sayılar yazılıyordu. Son denemesinde 7715 seedini yazabilmişti ve dünyasını oluşturdu. Dünyaya girdiğinde bir çeşit çöl evinin içinde başlamıştı. Etraf uçsuz bucaksız bir çöldü. Biraz ilerleyip kum tepesinin üzerine çıktığında ileride ağaçlar gördü. Yüksek ihtimalle dünya oluşumu bozulmuştu. Havanın karardığını görünce kendine taş eşyalar yapmaya başladı. Barışçıl modda oynadığı için etrafta canavar doğmuyordu. Yani rahattı. Biraz sonra etraftaki toprakları toplayarak kendine basit bir ev inşa etti. Ancak etrafta koyun olmadığı için yün toplayamamıştı. Bu yüzden sabaha kadar uyuyamayacaktı. Sabah olana kadar kendi evini geliştirmek için etraftan eşya toplamaya gitti. Öncelikle cam yapmak için kuma ihtiyacı vardı. Bu yüzden oyuna başladığı yere yani çöle gitti. Birkaç kum kazdıktan sonra çölde doğduğu evin içinde bir ışık fark etti. Eve girdiğinde bir meşale, yatak ve sandık vardı. Sandığı açtığında birkaç parça eşya buldu. Ancak onları almadı. Bunun olanaksız olduğunu biliyordu. O yüzden etrafta biri var mı diye kontrol etmeye başladı. Aynı zamanda günü ağrıyordu. Burada bir şey bulamayınca oradan uzaklaşmaya başladı. Artık doğma yerinden çok uzaklaşmıştı. Uzakta atlar görünce onların yanına gitti. Açlık barına baktığında ise acıktığını gördü. Barışçıl modda olduğu için bu olanaksızdı. Oyun menüsünden oyun modunu değiştirdi ve tekrar barışçıla çekti. Tekrar açlık barına baktığında ise düzelmişti. Hava kararırken karşısına meşe odunundan yapılmış bir ev çıktı. İçeriye baktığında 6 tane sandık vardı ve hepsinin içi boştu. Etrafta biri var mı diye kontrol etti. Eve tekrar baktığında içerideki sandıklar yok olmuştu. Ayrıca oyunun sesleri açık olmasına rağmen sandıkların kırıldığını duymamıştı. Oradan hemen uzaklaştı ve oyun ayarlarından hileleri aktif etti. Sohbete slash seed yazdığında seed'in 1100 olduğunu
olduğunu gördü. Ancak dünyayı 7715 yazarak oluşturmuştu. Daha sonra etrafta gezinirken aniden hareket edememeye başladı. Düzeltmek için oyundan çıkıp girdiğinde sabah olduğunu gördü ve hala hareket edemiyordu. Sadece mouse ile etrafına bakabiliyordu. Ağaçların arasından bir saniyeliğine biri gözüktü. Ancak hemen kayboldu. Daha sonra tekrar oraya baktığında Bini oradaydı. Anlatıcıya doğru koşarken hava aniden karardı. Neler olduğunu anlamaya çalışırken Bini onun üzerine geldi ve bir anda anlatıcı oyundan atıldı. Karşısına oyunun ana menüsü çıkmıştı. Ancak ekranı tersti ve hiçbir butona tıklayamıyordu. Aidil'in adlı oyuncu kendi kanalına Hardcore serisi için video çekmeye başlamıştı. İzleyicilerine yaptığı şeyleri gösterecekti. Önce evdeki odaları gezdi. Daha sonra dışarıya çıktı. Arkasındaki şelale hakkında yazı yazarken sağ taraftan bir şeyin düştüğünü gördü. Hemen oraya doğru koşmaya başladı. Vardığında hiçbir şey bulamamıştı. Etrafı daha iyi gözlemlemek için evin yanındaki dağın tepesine çıktı. Etrafta bir şey yoktu ama hemen yanında bir tabela gördü. Üzerinde W harfi vardı. Karşıda dağa baktığında siyah bir karakter gördü. Geri geri giderek gözden kaybolmuştu. Anlatıcı tava bastığında dünyasında bir kişinin daha olduğunu gördü. İsmi çok garipti. 3 tane alt çizgi vardı. Oyun menüsüne baktığında ise herhangi bir şekilde sunucu paylaşımı yapmadığını gördü. Hemen aşağı atladı ve karşıdaki dağa doğru yola koyulmaya başladı. Burada kimse yoktu. Ancak burada bir tane daha tabela vardı ve üzerinde A harfini gördü. Tüm bunlar ne anlama geliyordu ki? Yukarıdan eve doğru baktığında siyah karakterin evine girdiğini gördü. Hemen evine doğru koşturdu ve odalara bakmaya başladı. İçeride kimse yoktu ama sandığı açtığında bir kitaba rastladı. Kitabı açtığında ise içinde K harfi vardı. Şu ana kadar 3 farklı harfe rastlamıştı. Dışarıya çıktığında gizemli canlının dağın içine doğru kaçtığını gördü. Hemen peşinden gitti ama vardığında kaybolmuştu. İlerlerken karşısına E harfi olan bir tabela çıktı. 4 harfi birleştirince Wake yani uyan yazıyordu. Ona kimsin sen gibi sorular sorarken gizemli karakterin karşıdaki dağın üzerinde olduğunu fark etti. Bu gizemli canlının amacı neydi? Bunu öğrenmek için peşinden gitmeye devam etti. Dağın üzerine çıktığında karşısına tekrar tabela çıkmıştı ve üzerinde ev yazıyordu. Kendi evine bir şey olduğunu düşündü ve hemen aşağıya atladı. Koşarak evine gidiyordu. Eve vardığında kapıyı açtı ve karşısına gizemli canlı çıktı. Ona saldırmaya çalışsa da vuramıyordu. Ardından ekran kırmızı oldu ve sohbette Creeper Junior Pro isimli oyuncunun öldürüldüğü yazdı. Bu kişi anlatıcının arkadaşıydı ama oyuna katılma mesajını görmemişti bile. Arkadaşı beni neden öldürdün yazmıştı. Hardcore dünyasında oynadıkları için arkadaşı tekrar canlanamıyordu ve bu yüzden sinirlenip oyundan çıkmıştı. Evin içinde şaşırmış şekilde bekleyen anlatıcı arkasını döndüğünde tabelanın üzerinde yukarı yazısını gördü. Ardından anlatıcının ekranı kırmızı renkle kaplandı ve oyunu kapandı. İki arkadaş beraber Minecraft oynuyordu. Köy arıyorlardı ama bulamamışlardı. O kadar zamandır yoldalardı ki artık buna değmeyeceğini düşünmeye başladılar. Biraz sonra kendi aralarında konuşurlarken ileride bir köye rastladılar. Sonunda bulmuşlardı. Ancak köyün hiçbir yerinde köylü yoktu. Bu oldukça ilginçti. Köyün arkasına doğru gittiklerinde de yerde çiğ inek etleri, yünler ve tüyler vardı. Hepsini topladılar ve ilerlediklerinde arkadaşı gölün içinde bir şey fark etti. Derin bir çukur vardı ve çok karanlıktı. İçeriye doğru yavaşça girdiler. Burası bir mağaraydı ama doğal şekilde oluşmamış gibiydi. Çünkü etrafta bal kabakları vardı. Daha da derine indiklerinde karşılarına demir parmaklıkların ardında bulunan köylüler çıktı. Yukarıdaki köyün köylüleri buraya hapsedilmişti. Peki bunu kim yapmıştı? Yukarıya baktığında bunun cevabını alacaktı. Gülme sesleriyle beraber elinde baltasıyla korkutucu birini gördüler. Bu gizemli kişi yere oyuncu kafalarını attı. Bunu gören anlatıcı ve arkadaşı demir parmaklıkların arkasına atladı. Gizemli canlı yavaş yavaş aşağı indi ve anlatıcıyı dışarıya ışınladı. Anlatıcı hemen demir parmaklığın yanına gittiğinde arkadaşının çite asıldığını gördü. Ayrıca bu canavar baltasıyla ona vuruyordu. Daha sonra anlatıcı tekrar başka bir yere ışınlandı. Burası az önceki yerdi ama ne arkadaşı ne de köylüler buradaydı. Arkasındaki kapıyı açtığında karşısına Insane çıkmıştı. Korkutucu şekilde gülüyordu. Arkadaki odada ise arkadaşının kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hareket edemiyordu ve yardım istiyordu. Daha sonra anlatıcı aniden başka bir yere ışınlandı. Kafesin içindeydi ve Insane tam karşısında onu izliyordu. Bu korkunç efsane anlatıcıya şimdi açlıktan öl diye yazarak korkutucu şekilde gülmeye başladı.
bir oyuncu Minecraft dünyasını yeni oluşturmuştu ve biraz odun kesip kendine çalışma masası üretti. Yakınında bir köy görünce hızlıca oraya gitti ve etrafta gezerken oyuncuya vurma sesleri duydu. Demirci evindeki sandığın içinden birkaç tane eşya alırken tekrar dışarıdan yürüme ve blok koyma sesleri duydu. Anlatıcı garip sesler duyduğu için oyundan çıkıp girdi. Taba bastığında Broken File Exe adında bir oyuncunun dünyada olduğunu gördü. Onunla iletişime geçmeye çalıştı ancak cevap yoktu. Ardından sohbette arıza yükleniyor yazdı. Anlatıcı neler olduğunu anlayamadığı için köyden çıkıp oyuna başladığı yere doğru gitti. Ormandan ilerlerken bir anda etrafın alev aldığını gördü. Onları söndürürken yoluna devam ediyordu. Aniden karşısına iki farklı kişi çıktı. Üzerlerinde siyah ve beyaz renkler vardı ve anlatıcıya bakıyorlardı. Daha sonra bulundukları yerden kayboldular. Ormanın her tarafında bu gizemli canlılar vardı. Anlatıcı gerilmeye başlamıştı. Tam kaçarken aşağı düştü. Geldiği yer kızıltaşlarla aydınlatılan ve sonunda o gizemli karakterin bulunduğu bir koridordu. Ona doğru yaklaşırken kaybolduğunu gördü ve birkaç saniye sonra geri geldi. Ancak geri geldiğinde artık tek başına değildi. Anlatıcı envanterini açtığında kendi cildinin de onlar gibi bozulduğunu gördü. Ardından anlatıcının bulunduğu sunucu aniden çökerek kapandı. 2017 yılında bir oyuncu Survival dünyasında oyuna başlamıştı. Kendini küçük tatlı bir ev yapmıştı ve elmas seti vardı. Artık Nether'a gidip başka maceralara atılmak istiyordu. O yüzden portalı hazırlamıştı ve aktif edip Nether'a geçiş yaptı. Karşısına çıkan Ghast'ı öldürüp Nether'ı keşfetmeye devam etti. İleride siyah renge sahip gizemli bir karakter gördü. Null'e benziyordu. Bu gizemli karakter aniden kaybolunca anlatıcı portala doğru kaçmaya başladı. Kaçarken ekranı glitchlenmeye başlamıştı. Arkasından kimse gelmesin diye yere TNT yerleştirip patlattı. Yaklaşık 20 dakika evinde bekleyip sakinleşmeye çalıştı. Ancak neler olduğunu merak ettiği için dayanamayıp Nether'a geçti. Tekrar aynı yere doğru ilerledi ancak kimse yoktu. İleride Ghast görünce hemen onu öldürdü. Ardından az önceki yere baktığında beyaz renge sahip gizemli karakter gördü. Ona yaklaşırken kapı açılma kapanma sesleri geliyordu. Ve gizemli canlı bir anda kayboldu. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. İleride Nether kalesi görünce burada birkaç tane blaze kesti. Kalede ilerlerken arkasını döndüğünde anti-null'ü görmüştü. Anlatıcı onun olduğu yere doğru giderken gizemli canlı geriye doğru kaçarak gözden kayboldu. Ancak gittiği yerde duvar vardı. Hemen oraya doğru kazmaya başladı. Ama hiçbir şey bulamamıştı. Orayı kazarken tekrar kapı açılıp kapanma sesleri duymaya başladı. Resmen oyunu bozuluyordu. Etrafına baktığında arkasında bir basınç plakası gördü. Ona bastığında başka bir yere ışınlanmıştı. Işınlandığı yerde önüne iki tane kapı çıkmıştı ve sanırım bir seçim yapması gerekiyordu. Sol kapıya doğru yaklaştığında ekranı bozulmaya başladı ve garip sesler geliyordu. Bu yüzden sağ taraftaki kapıya gitti. Buradaki koridordan ilerlerken çıkışa ulaşmıştı. Aşağı atlamadan önce etrafını kontrol etti. Ancak arkasını döndüğünde anti-null korkutucu bir sesle anlatıcının önüne çıkıp onun oyununu çökertti. 15 kişinin bulunduğu bir sunucuda birkaç arkadaş beraber takılıyordu. Sohbette oldukça fazla kullanıcı olduğu gözüküyordu ve habire konuşuyorlardı. Tüm bunlar yaşanırken anlatıcının bilgisayarı aniden kapanmıştı. Biraz sonra açıldığında anlatıcı oyuna tekrar katıldı. Arkadaşı ona ne olduğunu sorduğunda anlatıcı bilgisayarının güç kablosunun çıktığını söyledi. Küçük evlerinden çıktıklarında sunucuda oynayan diğer insanların nerede olduğunu merak ettiler. Hatta başka oyuncular var mı diye taba bastıklarında tabın çalışmadığını gördüler. Bu olan İnsanlar oldukça tuhaftı ve havanın karardığını gördüklerinde eve doğru geri döndüler. Evin tam girişinde bir tabela ve üzerinde anlamsız harfler vardı. Bu yazıyı tersten okuyunca beware yani dikkat yazıyordu. Neye dikkatli olacaklardı ki? Hava iyice karardığı için yataklarına gittiler. Sabah olduğunda ilerideki ağacın üzerinde bir canlı görmüşlerdi. Yaprakların arasında pek belli olmuyordu ama onlara bakıyordu. Oraya gittiklerinde karşılarına farklı bir oyuncu çıktı. Üzgündü ve arkadaşının kaçırıldığını söyledi. Onu da yanlarına aldılar ve yollarına devam ettiler. Biraz sonra arkadaşı ileride bir şey gördü. Hemen sohbete yazdı. Gördüğü şey gizemli canlıydı ve gerçekten oyuncuları kaçırıp götürüyordu. Hemen onun peşinden gittiler. Ancak kimseyi bulamamışlardı. Yüksek ihtimalle bir yere saklanıyor olmalıydı. Karşıdaki dağa doğru ilerlediler. Dağın içine girdiklerinde anlatıcı glitch'le kaplanmış birini gördü. Bu gizemli kişi fark edildiği anda dağdan aşağıya atladı. Arkadaşları da geldiğinde onu göremediler. Gözden kaybolmuştu. Harry onun peşinden gidip kurtarmak için
hiç düşünmeden aşağıya atladı. Ancak birkaç dakika boyunca ondan hiçbir haber alamadılar. Daha sonra Glitch Harry'i yakalayarak ortadan kayboldu. Bu durum onları oldukça korkutmuştu. Aynı zamanda hava karardığı için hemen geceyi geçirebilecekleri bir mağara buldular. İçeride bir nebze olsun güvende hissediyorlardı. Ancak bu çok uzun sürmeyecekti. Mağarayı kapattıkları yerin tam önünde Aspof'u gördüler. Aspof onların üzerine gelirken ekranları bozulmaya başlamıştı. Ve ardından güvende değilsiniz yazısının ekrana çıkmasıyla beraber oyunları çöktü. Minecraft dünyasına girdikten yaklaşık 10 dakika sonra karşımıza ay çıkıyor. Peki sürekli aya bakarsak ne olur? Bir oyuncu yeni başladığı survival dünyasında geziyordu. Köylerdeki evlerden birine yerleşmişti ve gününün çoğunu malzeme toplayarak geçirdi. Akşam olduğunda köye tekrar geldi ve tam o sırada annesi yemek hazırladığı için onu çağırdı. Oyuncu da köydeki evlerden birinin çatısına çıktı ve biraz AFK kaldı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra tekrar bilgisayarın başına geçtiğinde aniden karakterin yandığını gördü. Hemen ateşi söndürdü ve canının dolması için yemek yedi. Ateşin nasıl oluştuğuna dair hiçbir fikri yoktu. Hemen aşağı indi ve evine doğru ilerledi. İçeriye girdiğinde kapıyı kapattı ama evin içinde 5 tane iskelet vardı. İskeletler anlatıcıya saldırarak onu öldürdü. Anlatıcının doğma yeri zaten burası olduğu için tekrar doğdu ve evin içindeki tüm iskeletleri yok etti. Ancak iskeletlerin eve girebilme ihtimali yoktu ve burada doğamazlardı. Çünkü evin içinde yeterli seviyede ışık kaynağı bulunuyordu. En iyi çözümün yatmak olduğunu düşündü ama yatağa tıkladığında uyuyamıyordu. Çünkü etrafta moblar vardı. Evin dışına çıktı, etrafa bakındı ancak yakında hiçbir yaratık göremedi. Aya baktığında ise her zamankinden daha parlak olduğunu ve aynı yerinde durduğunu gördü. Zaten uyuyamadığı için köyü gezmeye başladı. Bazı evlerin içerisinde meşale olmasına rağmen zombiler evlerin içinde doğuyordu. Bu tarz normalde olmaması gereken şeylerin yaşanması anlatıcının canını iyice sıkmıştı. Köyde doğan diğer zombileri keserken aya tekrar baktığında aynı yerde durduğunu gördü. Bu gerçekten çok anlamsızdı. Sabah olmuyordu. Uyumak için evine doğru gitti. Eve geldiğinde evinin köşesinde bir patlama yaşandığını gördü. Ancak bir patlama sesi duymamıştı. Evin duvarlarını kapattı ve içeride biraz AFK kaldı. Geri geldiğinde dışarıya çıktı. Artık sabah olmuştu. Anlatıcı evin yanındaki çukuru kapattı ve köyü gezmeye başladı. Ancak hiçbir köylü yoktu. Sanırım bir önceki gece zombi baskınından dolayı tüm köylüler ölmüştü. Kendince bunları düşünürken gökyüzüne baktı ve güneşin battığını gördü. Kendine zırh yapmak istediği için fazla zaman kaybetmeden madene gitti. Ancak bir tane bile maden bulamıyordu. Bugün resmen dünyanın en şanssız oyuncusuydu. Geriye dönüp baktığında ise yerde bir tane saat gördü. Bu nereden gelmişti ki? Saat sabah olduğunu gösteriyordu ama dışarıya çıktığında hava karanlıktı. Uyumak için hemen evine gitti. Kapıyı açtığında karşısına bir tane intikamcı çıktı. Hemen onu öldürdü ancak bu çok saçmaydı. Ne baskın olmuştu ne de evin içinde doğabilirdi. Aya tekrar baktığında dünkü yerinde olduğunu gördü. Sanki aya her baktığında yaşadığı olaylar tekrarlanıyor gibiydi. Bundan birkaç saniye sonra köyün her yerinde yüzlerce yağmacı gördü. Ayrıca üst tarafta baskın olduğuna dair herhangi bir işaret yoktu. Sakince neler olduğunu gözlemlemek için evin çatısına çıktı. Ay lanetli olabilir miydi? Çünkü ona her baktığında talihsiz olaylar yaşanıyordu. Anlatıcı burada artık pes etti ve bir daha o dünyaya giriş yapmadı. Biliyorsunuz çoğu efsane Java sürümünde bulunuyor ve Bedrock sürümünde hiç efsane yokmuş gibi bir algı var. Peki ya varsa? Tek başına telefondan Minecraft oynayan bir oyuncu çöl tapınağının içinde birini görünce hemen ekran kaydını başlatıyor. Tapınağın ortasından aşağı atlayınca tam karşısına yeşil Steve çıkıyor. Ne olduğu video kaydında pek belli olmuyor çünkü telefonun ekranında bozulmalar yaşanıyor. Birkaç saniyeliğine düzeldiğinde ise öldüğünü görüyor. Tapınağa yakın olduğu için sürekli oraya doğru gidiyor ama her gittiğinde telefonda sorun yaşandığı için oyunu çöküyor. Biraz sonra tekrar gittiğinde telefonu artık daha az kasıyordu. Tapınağın içine girdiğinde tam karşısında yine yeşil Steve'i gördü. Ona zor olsa da bir vuruş yaptı ve öldürebildi. Bu sayede telefonu düzelmişti. Ancak yeşil Steve sadece bir kere gözükmemişti. Forumlarda farklı farklı oyunculardan yeşil Steve hakkında konular açılıyordu. Bedrock sürümünde oynayan oyuncuları gözetleyen, onları ölümcül tuzaklara yollayan ve telefonları çökerten gizemli bir efsaneydi. Oyuna 1.19'da antik şehirler eklendi ve bildiğiniz gibi burada Warden'lar var. Ancak ya başka Minecraft efsaneleri de varsa? Oyuna yeni başlayan bir oyuncu kendine güzel bir yerleşim yeri bulmak için dünyayı geziyordu. İlerlerken karşısına bir mağara çıktı. İçinde ışıklar vardı ve dikkatini çekince oraya gitti. Burası Lush Caves'ti ve aslında buraya güzel bir ev yapabilirdi. Daha çok araştırmak için aşağı indi. Ancak aşağıda bir tane meşale gördü. Bunu o koymamıştı ve burası bir sunucu değildi. Yani kimse bunu
olduğunu koyamazdı. Meşaleye doğru yaklaştığında işler daha da ilginçleşecekti. Çünkü meşalenin tam altında bir çukur bulunuyordu. Aşağıda ne olduğunu öğrenmek için elindeki meşalelerden birini aşağıya fırlattı. Ve biraz aşağıda su olduğunu gördü. O yüzden hızlıca aşağı atladı. Tünelden yoluna devam ediyordu. Biraz ilerlediğinde yine karşısına bir çukur çıktı. Ancak bu sefer aşağısı çok daha aydınlıktı. Ve pek sorgulamadan tekrar aşağı atladı. Bu sefer de karşısına antik şehir çıktı. Bugün kendini gerçekten çok şanslı hissediyordu. Hemen antik şehri gezmeye başladı. Ses çıkarmamaya çalışıyordu. Çünkü skulk sensörlerini aktive ederse warden çıkabilirdi. Çok dikkatli davranarak sandıkların içinden çıkan eşyaları toplamaya başladı. Yaklaşık 5 dakika sonra artık envanteri tamamen dolmuştu. Ve geri dönme yolunu aramaya başladı. Yoldayken önüne bir tabela çıktı. Ve üzerinde yalnız değilsin yazıyordu. Bunu görünce panikleyen anlatıcı hemen geldiği çukurdan yukarı doğru yol yapmaya başladı. Blokları koyuyordu ve tam çıkışa geldiğinde tekrar zıplayamadı. Yukarıya baktığında tam üstünde bir blok vardı. Ama bu blok katman kayasıydı. Yavaşça etrafına baktı. Tüyleri diken diken olmuştu. Arkasına dönüp baktığında tekrar tabelayla karşılaştı. Üzerinde "çocuklarımı bana geri ver" yazıyordu. Tabelayı görünce ne olduğunu anlayamadı ve aşağı düştü. Düşme sesiyle hiçbir sensör aktive olmamıştı. Ama yakından warden sesleri duyuluyordu. Ve bir değil birden fazla warden vardı. Yavaşça eğilerek yanlarından geçmeye çalıştı. Ama aralarında sıkışıp kalmıştı. Ses çıkarmasa da bir tane warden anlatıcıya saldırarak onu öldürdü. Ölüm mesajındaysa "çocuklar kurtarıldı" yazısını gördü. Çocuklar kimdi ki? Wardenlar mı? Wardenlardan daha güçlü ve büyük biri mi vardı? Bunların cevabı asla gün yüzüne çıkamadı. Endermenler uzun boyludur ve mor gözleri vardır. Bunu herkes bilir. Peki Endermenlerin standart görüntüsü dışında bir Enderman görseniz ne yapardınız? Hikaye iki kişiyle başlıyor. Bu iki arkadaş okuldan eve geldiğinde Minecraft oynuyordu. Yaklaşık bir haftadır aynı dünyada gelişmeye çalışıyorlardı. Anlatıcı daha çok ev yapmaktan hoşlanırken arkadaşı da madene gitmeyi seviyordu. Zaten olayların yaşandığı günde tam olarak herkes yapmaktan hoşlandığı şeyi yapmaya başladı. Arkadaşı Mineshaft'te gezerken lav kuyusu bulmuştu ve Nether'a gidip Blaze avlayalım diye sohbete yazdı. Uzun bir Nether macerasından sonra artık End'e gittiler ve ejderhayı kestiler. XP'leri topladılar ve artık eve döneceklerdi. Ancak anlatıcı gitmeden önce biraz End taşı toplamaya başladı. End taşlarını toplarken arkadaşı ona "ejderha yumurtasını aldın mı?" diye sordu. Almamıştı. Hatta az önce ejderha yumurtasını ok fırlatmıştı. Yukarıya çıktığında gerçekten yumurtayı göremedi. Sadece yumurta değil, Endermenler de yoktu. Etrafı detaylıca araştırmaya başladılar. Arkadaşı obsidyen kulelerinden birinin içine girebildiğini fark etti. İçinde bir merdiven vardı ve yukarıya doğru çıkıyordu. Hemen merak edip yukarıya çıktılar. Karşılarına bir tane büyü masası çıkmıştı. Üzerinde bir tabela vardı. Ancak üzerindeki işaretler anlamsızdı. Arkadaşı detaylı şekilde buranın içine bakarken anlatıcının gözüne bir saniyeliğine onlara bakan bir Enderman çarptı. Hemen dışarıya çıktılar ama Enderman ortadan kaybolmuştu. Ancak tam merkeze baktıklarında onu göreceklerdi. Bu Enderman'in dışı simsiyah değildi. Üzerinde mor desenler bulunuyordu. Çok hızlı şekilde hareket ederek etrafa Endermite spamladı. Anlatıcının canı biraz azalsa da tüm Endermite'ları hakladılar. Enderman'in yaptığı bu şeyi ona ödetmek istiyorlardı. Onu öldürmek için koştular. Ancak artık daha fazla Endermite vardı. Anlatıcı End'den kaçmak için hızlıca ortaya doğru koşmaya başladı. Endermite'lar ona engel olmaya çalışıyordu. Ama kendini normal dünyaya atabilmişti. Kurtuldum diye sevinirken arkadaşı ortaya gelmeyi başaramamıştı. Her saniye daha fazla Endermite oluştuğu için Minecraft sunucusu kasmaya başladı. Ve çok fazla Endermite oluştuğu için arkadaşının zırhları artık dayanamadı ve orada öldü. Tekrar doğduğunda normal dünyaya geldiği için kasma sorunu düzelmişti. Ama artık isteseler de End boyutuna geçemiyorlardı. Resmen End boyutu lanetlenmişti. Şu sıralar 1.20 çıkacak diye heyecanlıyız ve sürekli yeni ön sürümler paylaşılıyor. Peki bu yeni ön sürümlerden birindeki Seed lanetliyse? Anlatıcı yeni gelen 1.19.4 ön sürümüne giriş yaptı. Yeni eklenen kiraz çiçeği biyomunu arıyordu ama henüz bulamamıştı. Hava karardığı için ilerideki köye gitti. Etrafı gezdi ve köydeki deveye bindi. Pek göze çarpan bir şey olmadığı için bu köyden çıktı ve ilerideki köye doğru ilerledi. Ancak yoldayken sohbette arkadaşın oyuna katıldı mesajını gördü. Bulunduğu yerden
birden etrafı kontrol etmeye başladı. Ancak kimseyi göremiyordu. Anlatıcı sabah olana kadar yer altında eşya topladı ve köyde gezinmeye başladı. Tam o sırada sohbette az önceki oyuna katılan Your Friend adlı oyuncunun başarım aldığı yazdı. Gözüken başarım oyundaki diğer başarımlara benzemiyordu. Başarımın adıysa nerede yaşadığını biliyor. Anlatıcı bu mesajı görünce endişelendi ve köydeki evlerden birinin içine sığındı. Dışarıyı kontrol etti ama derin bir sessizlik vardı. Korkarak evden çıktı ve köyden uzaklaşmaya başladı. Yoldayken tam karşısına bir tabela çıkmıştı. Üzerinde burada bir yerde olduğunu biliyorum yazıyordu. Anlatıcı bu tabelayı görünce arkasına bakmadan kaçmaya başlamıştı. Birkaç saniye sonra ekranına seni buldum yazısı çıktı. Ancak hiçbir şey olmamıştı. Durup etrafına bakındı. Yoksa korkulacak bir şey yok muydu? Bu düşünce aklından geçerken karşıdan bir karakter çok hızlı şekilde ekranına doğru geldi. Ekran tamamen kararınca oyunun kapandığını sanmıştı. Ancak bilgisayarın fan sesi durdu. Bilgisayarın başlatma düğmesine bassa da hiçbir şey olmuyordu. Yani bu Minecraft efsanesi bir şekilde kurbanların bilgisayarını çökertebiliyordu. Eski sunucular size de farklı veya korkutucu geliyor mu? Peki eski ve lanetli bir sunucuda oynasaydınız ne hissederdiniz? Anlatıcı hiçbir şeyden habersiz internette gezerken bir sunucunun reklamını görüyor ve sıfır oyuncu olmasına rağmen giriş yapıyor. Ama anlatıcı sunucuya giriş yaptığında katılma mesajında isminin tersten yazıldığını gördü. Anlatıcının giriş yaptığını gören başka bir oyuncu da merhaba yazdı. Ancak o oyuncunun da adı tersten yazılmıştı. İsmini tersten okuyunca ağzıma bak yazdığını gördü. İsmi böyle olduğu için diğer oyuncunun skinini çok merak etmişti. İleride isim etiketini görünce hemen yanına gitti ama oyuncunun arkası dönüktü. Oyuncu arkasını bir anda döndü ve ağzında kurabiye vardı. Bu skin anlatıcının çok hoşuna gitmişti. Oyuncu anlatıcıyı evine davet etti ve biraz sohbet ettiler. Biraz sonra oyuncu geçenlerde envanterindeki ruh meşalesinin aniden kaybolduğundan bahsetti. Bunun bir hata olduğunu düşünüyordu ve belki sebebini bulabilir diye anlatıcıyla bu konuyu konuştu. Anlatıcı da sunucuya yeni geldiği için gelişirken aynı zamanda bu konuyu araştıracağını söyledi. Bu oyuncunun evinden çıkarak karşıdaki köye gitti. Tek tek köydeki tüm evleri geziyordu. Önündeki binaya girdiğinde tabelanın üzerinde tersten yazılmış yardım yazısını gördü. Bu sunucudaki tüm yazıların ters olması oldukça saçmaydı. Evden çıkıp başka evlere gitti. Diğer evde de aynı şekilde tersten yazılmış tabela vardı ve üzerinde bana yardım et yazıyordu. Daha fazla tabela var mı diye kontrol etmek için diğer evlere girdi ama hiçbir şey bulamadı. Suya doğru baktığında ileride hafif bir ışık gördü. Hemen oraya doğru ilerledi. Vardığında yerde ruh meşalesi gördü. Bu az önceki oyuncunun kaybettiği ruh meşalesi olabilirdi. O yüzden meşaleyi yanına aldı ve oyuncunun evine doğru gitti. Evin kapısı açıktı. Yüksek ihtimalle üst kattadır diye yukarıya çıktı ancak içeride hiç kimse yoktu. Evin etrafında bakabileceği her yere baktı ve kimseyle karşılaşmayınca o alandan çıkıp başka yöne doğru ilerledi. Yaklaşık 4 dakika sonra ilerideki dağın üzerinde bir düzlük gördü. Bu bir çan katası olabilirdi. Merakından dolayı oraya yüzerek gitti. Yukarıya çıktığında bir sürü domuzun yan yana sıralandığını gördü. Neler oluyor diye düşünürken domuzların hepsi eş zamanlı olarak geriye doğru gitmeye başladı. Onların peşinden gidiyordu. Sona vardıklarında domuzlar durdu ve garip bir şekilde yerin altına girerek kayboldu. Ekranda ise domuz katliamı yaşandı yazısı çıktı. Bu hiçbir şekilde normal değildi. Anlatıcı oyuncunun evine geri dönmek istedi. Eğer ki eve geri döndüyse bu olayın ne olduğunu ancak o bilebilirdi. Eve vardığında kapıya yaklaştı ve aniden kapı açıldı. Sohbette evin içine gel yazıyordu. Ne olduğunu merak ettiği için yavaşça içeriye doğru ilerledi. Yukarıya çıktığında oyuncunun yerde yattığını gördü. Yanındaki tabelada ise sıradaki sensin yazıyordu. Anlatıcı bu tabelayı gördüğünde kalp çarpıntısı geçirmeye başladı. Daha fazla dayanamayıp oyundan çıkış yaptı. Kendini daha iyi hissettiğinde sunucuya tekrar girmeye çalıştı. Ancak giriş yapamıyordu. Sizin de yaşadığınız bu tarz gizemli olaylar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Ayrıca ekrana çıkan videolarımı izlemek isteyebilirsin.